papucunu ters giydirirsiniz. Bakayım, düz düz giymişsin, sıkıntı yok. Dayanamadım. Senden bir tane daha mı var diğer evde? Yani benimle kavga edip edip buraya gelir. Ben seni çok iyi vakit geçiyorum da burada bazı şeyleri de görmezden gelip abi ya inanılmaz iyi ilişkin var, seni takdir ediyorum, çok iyi gidiyorsun da diyemem abi. Beş ay boyunca peşimden koşmuş bir aday gelse ve ben o adaya ne kadar tatlı olmuşsun, balık gibi bakıyorsun desem seni benden ayrılır. Beyler, dün Serpil Hanım'dan beri ne kadar da naifiz. Derin derin nefes alın. Hadi hep beraber. Bir, sabah spor iki, üç. Üç. Çek, şimdi çek, geriye doğru sayın. Bir. Geriye? Hayır, hayır. Nefesini vereceksin. Ver. Şimdi verdikten sonra sayıyoruz. Sayıyor, say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Şimdi herkes birbirine sarılsın. Sarılma, sarılma dedin de. Şimdi herkes şimdi ne yapacağız? Şimdi el ele tutuşup şey yapalım. Kuralım abi, şimdi artık bundan sonra öfkelenmiyoruz ve ne yapıyoruz? Programı bitiriyoruz. Burada programımız. Sarılma dedin de, dün Şahin'i gördün mü sen? Neye? Gamze'ye sarıldın şimdi. Yo abi, sen gördün mü? Gamze nasıl sarıldın? Ben var ya. Bir heyecan yaptı. Gamze gel dedi ki, Şahin dedi. Böyle uzattı elini, elini bıraktı. Yavaş. Ya o, herkes sarılmaya geldi ya. Beni gördün bak, ben sarılmadım, o bana sarılmasına rağmen. Kız ben vazgeçer miyim Gökhan'dan? Ya vazgeçemem ki. Nasıl oturuyorsunuz, anlamıyorum ya. Çok diye geri geri kayıyor. Çikolatamı alır mısın? Çok kırgınım sana, biliyorsun. Evet, ben seni sevdiğim için o kadar tepkilerim. Sevmese tepki verir mi ya? Önemser mi? Önemsedim, önemsemedi seni ve ben ağlarken seni... Anladın mı? Sevdiğim orada için. Orada diyorum ki Esra'yla başka bir şey gülüyoruz. Nasıl kondurup da dinlemedim benim sana gülebileceğimi... Ama... Ve benim savunmamı bile, cevabımı bile dinlemedin, biliyor musun? Çok ön yargılısın. Didem, kabul ettim. Atamamışsın çocuk üstünden. Çocuk gibi, baksana. Tamam. Küçük bir çocuk. Ya bu hep bana yapıp ama yapıp sonra benim kinci olmadığımı bildiği için gelip bana özür diliyor. Ama vallahi çok artık üzülmeye ama başladı. Ama kendisi de kinci değil, o yüzden küçük çocuk gibi baksana. Biliyorum, o da küs kalamıyor ama gerçekten o zaman sürekli benim canımı okuyup böyle özür mü dileyeceksin? Evet. Affettim. Çocuk musun Aycan? Evet, çocuk. Hazal, senden özür dilediğimde en çok tepki tamam, veren Aycan. Tamam, farkındayım. Nasıl gerçekten böyle özür dilerim? Çok kötüydüm ve seni sevdiğim için sözüm sana geçti. Her şey için özür dilerim. Bütün hepsini adamın atayım. İntikamını, bütün günün toplamını, Z raporunu benden çıkarttım, biliyorsun değil mi? Hiç bel suçum altı, yok. Bel altı raporlar. Orada Esra'yla gülmüşüm ve vay efendim bir şey. Bel altı canımı raporlar. Okudu ya. Ağzında ayarı yok bunun ben yani. Ben üstü diyorsun da ben yedim. Hadi kalk sarılayım. Kalk sarılayım. Çok kötü. Bir şey olacak. Dün bildiğin şurada ne yani, içim gitti ya. Git Onur'a kız, bana ne, ben mi canını yaktım, üzdüm seni? Kızamam. Ben mi bas bas bağırdım? Ya kalk sarılalım işte. Özür dilerim. Sarıl, hadi beni sevdiğini biliyorum. Çok merhametliyim. Şu kız kardeşim olduğu için maalesef Allah bana onu merhamet yüklemiş. Çikolatayı geri ver Barış. Al Allah'ım cezası, al. Kızlar, birbirinize ama söylemediğiniz hakaret, evet, etmediğiniz... Gerçekten yapma yani. Söylemediğiniz cümle kalmadı. Bu neydi şimdi? Dün Aycan ve Didem, Aycan ağlarken Didem ona güldüğü için büyük bir tartışma yaşadılar. Bu kavga büyüdü. Ama bugün Aycan bir çocuk gibi Didem'e çikolata vererek barışmaya çalıştı ve barıştılar. Didem de hemen kabul etti Aycan'ın bu isteğini. Ben bu barışma olayını çok samimiyetsiz buldum açıkçası. Ama şu açıdan bakıyorum, bu elti olayları var ya çiftlerimizden dolayı. Şimdi Adnan Didem'in eş adayı, Onur da Aycan'ın eş adayı olduğu için elti olayını yapabilmek için barıştılar. Bir de Hazal var işin içinde, ikinci eltisi, diğer eltisi. Yeni eltisi de Aycan herhalde. Abi bu ev beni hiç bu kadar germedi beni ya. Beni çok geriyor bu abi, bu abi müzik ya. Ay duymak istemiyorum ya. Of, yeter artık. Tabii ki de yakın bulduğum bir insan var. Kim ya? Kim ya?
çocuğa bak. Hani bu çocuğun yanına yaklaşılmaz. Hani bu çocuk çok can yakar. Dünyanın en iyi adamı da olsa uyuz oldum şu an. Yüzünüzden düşen bin parça sanki ya. Hepinizin suratı asık gibi. Rica ediyorum benimle muhatap olma. Seninle hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Gamze'nin sevilmediğini biliyor. Gamze'ye bu lafları söyle yükleniyor ki diğer genel adayları da beni sevsin. O değille ne olacak şimdi abi? Oylama oldu mu, olmadı mı? Kim gidecek, kim kaldı? Bir damat adayınızı eve almanızı isteyeceğim. Çok sevdiğiniz bir damat adayının gitmesine neden olabilir. Bir insanın kaderi söz konusu burada. Damatlar bir tanesiyle mutlaka bir ilişki yaşamak için bu eve geliyorlar. Nasıl oldu da barıştılar değil mi? Tüm evimden nasıl barıştılar? Bahsetmiyorum tamam. Arkadaşlar. Hepiniz yani gerçekten ha, o kadar çıkar. İlginçsiniz ki bu evde. Ay, o kadar çıkar, ilginçsiniz çıkar. Ki dün birbirlerine söylemedikleri cümle kalmadı. Ben cümle etmedim. Yani bel altı vurdu vurabileceği kadar Didem ben onun vurduğu o cümleler Didem'e söyledim diye Didem burada sinir krizi geçirdi. Şimdi nasıl oluyor da barışıyorlar? Neden biliyor musun? Belki de Didem Aycan'ı gerçekten bildiği için olabilir mi, tanıdığı için? Ya ben de Didem'i biliyorum. Didem de beni biliyor. Sana da böyle tepki vermezdi. Bak Didem hem kendi dili hem de beni biliyor. Evet. Ama seni bilmediği için sana o tepkiyi evet, verebilir. Evet, beni bilmiyor çünkü beni tanımıyor. Evet, tanımıyor. Ben daha ama aynı konudan çok sinirleniyordu Didem burada. Yani tanıyıp yani tanımaması önemli değil. Diyorum ki kırmızı çizgiler. Herkesin kırmızı çizgisi var abi. İhale Didem nerede kırmızı çizgi? Bu benim sınırım. Girmeyin yani. Ya ne yapacak? Kavga mı ettik ya? Gece uyuyamadım. Huzursuz oldum ben dedi. De tartıştığım zaman uyuyamadım. Huzursuz oldum dedi. Ne dedi? Ya dedi. Hani sen tartışmak istemiyorum seninle dedi. Makyaj odasında da söyledi. Böyle dostluk arkadaşlık biz konuşmadık orada. Konuşmadık. İkimiz Ayacan, de konuşmadık. Ben gördüm Aycan buradan çıktığında bile hüngür hüngür hala ağlıyordu. Hem yani konuşmadım. Konuşmak da istemedim. Anladın mı? Gerçekten size pes. Ya herkes senin kadar kötü olmak zorunda değil. Senin gibi kötü olmak zorunda ya benim hoşuna kötü göstermeye çalışmayın insanlar. Sizin kadar olacağıma kötü görünürüm daha iyi. Beni kötü göstermeyin diyor. Ya bırak Allah ya. Ben ne yapıyorum sana? Sen bildiğin oraya kadar olacağıma kötü gibi, olurum daha iyi gibi. Vallahi. Bir oraya atlıyorum, bir oraya atlıyorum, bir orada bırak, bir orada bırak. Ben hala çözemiyorum. Gerçekten yazık ya. İyi. Ama merhametli davrandı. Evet. Didem biraz merhametli. Didem merhametli davranmış olabilir. Aycan Didem'e söylemediğini bırakmadı dün. Nasıl gelip de şimdi sarılabiliyor? Ben Aycan şeyden Hazal'dan özür dileyince hani yalandan ağlıyor, yalandan özür diliyor. Oluyorum ya bu Didem'i evde canım. Için sen bilmiyorsun. Ona kırılmıştım. Ben çok ben üzüldüm bu evde. Hazal'a bir şey yaptığımdan ötürü çok ama üzüldüm. Da, geldim dakika, Hazal'dan özür diledim. Burada ben oyuncu oldum. Ama ben şovmen oldum. Canım, hani bu da şov o zaman. Aycan'la Didem birbirleriyle ağız dalaşına girdiler. Ne kadar ağzına Aycan'la kötü şeyler söylese de. Ama arkadaş benim özel ilişkime dair bir emek olan kara kalem tablosunu yırttı. Efendim söylüyor. Annelerimiz ilk defa tanışırken geldi. Sen de bak özür dilediğim halde bunu bizim bu şekilde üzerine basa basa anlatıyorsun. Yazık ya. Sen yaptıklarınla ya size şu anki olayı karşılaştırmasın anladın yazık, mı? Yazık ya. Sana geldim yazık ya. Senden insan gibi özür diledim. Dileme ya, istemiyorum ya. Siz ne kadar insanlarsınız ya. Siz ne kadar insanlarsınız ya. Hiçbir şey yapma. Benim şu an adım bu barışma da yeter. Çok samimiyetsizdi ama. Gerçekten ya. Vallahi var ya. Tamam. Hiçbir şey demiyorum. Barışın ne yaparsanız yapın. Kiminle kavga edeceksiniz? Gene birbirinizle kavga edeceksiniz. Böyle bana mı güldünüz de sen de hayır sana gülmedik. Gene birbirinize ihanet edeceksiniz. Birbirinizle kavga edeceksiniz. Ne olacak? Bir dakika ben dün... O hani buradan çıktım ağlarken falan bir sakinleştim. Zaten biz bugün kuaförde tam konuşamamıştık. Ben de dün gece huzursuz uyudum. Esra'ya gittim dedim ki Esra hani ben o an sinirliydim. Bir ne oldu? Hani bir söyler misin? Çünkü dedim Didem'e şu an gidip bunu soramıyorum. Dinlemedim bile çünkü sen dinlemedin. Evet. O zaman sinirlendiğinde yık ortalığı. Her sinirlendiğinde yık ortalığı. Sinirlendiğinde yık ortalığı. Sen neler yaptın? Her sinirlendiğimde yık ortalığı. Ben miyim? Kızım ihtar aldın. Ne kadınından bahsediyorsun ya. İhtar aldın, ihtar. Gerçekten varsa da sensin. Aynayı çevir kendine bir bak. Dün sen de hadi ben olayı yaptım. İlişkisi olduğu halde sensin burada. Neler yaptın ya bu evde dün? Evet. Sen de hakkını savun ya biraz. Rezil ettiler seni burada. Sanki sen etmedin mi? Sen konuşmadın mı? Sen önümüze tamam, mi geçtin? Tamam bana da savun. Bana da söylesin. Niye susuyorsun? Ben buradayım. Daha burada yeniyim. Şu an
neler neden yaptığını biliyorsun. Belki de senin İntikam. Gerçekten biriyle bir şeyin olacaktı ve seni kötü yansıttı oraya. İntikam soğuk yenen yemektir. Bekliyorum. İyi. Dayanamadım. Allah Allah, dalga geçiyor. Yine geldim. Ben anlamıyorum ya. Vallahi senden bir tane daha mı var diğer evde? Hani benle kavga edip edip buraya geliyor. Bir tane ne mi var? Benle kavga eden başkası, buraya gelen başkası. Abi ben anlamadım ya. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Vallahi dayanamadım. Ne yapayım ya? Her sabah İstersen şurayı bir kapat. Ha, pardon. Ne haber? Bence her akşam seni görmeyince kıskançlığından konuşuyor. Ya hayır Adnan, niye öyle oluyor biliyor musun kardeşim? Şeyi sevmiyorum, o yeni gelen kızla alakalı bir şeye girmesini istemiyorum. Sırf onun kıskandığını mı düşünüyorsun? Sibel'le mi? Onu inat mı yani? Ya onu istemiyorum, anladın mı? O yüzden kavga ediyorum. Olmasına kim olursun? Hayır, kimseyi istemiyorum. Saçmalama. Öyle bir şey. Ya diğerlerinden ötürü çok fazla problemim yok. Ha. O araba mevzusuna çok evet. Doğrusu. Valla kıskandım. Ben kalkayım o zaman. Siz şey yapmayın. Buyur otur. Devam edin. Allah Allah. Ya kıskandım kardeşim. Ya. Valla kıskandım. Kıskandım. Bir de onun için özel bir şey 6 saat yapmadım. Böyle, 6 saat. Ama bunun içinde farklı bir şey daha var. Sarı papatya. Anlamı ne? Çok... Ben hani ben sarı. Buyum, bu sensin. Görüyor musun adamı? Ben de bir şey çıkacak sandım içinde. Yok ben şu an senin içini kabul etmeyeceğim. Arkadaşlar çok... bizimkileri görüyor musun? İnanılmaz anlamlı. Bu benim, hatta... bu sensin. Çok anlamlı. Bizimkiler kavga etmeye. Ne zaman geldi en son Hasan? Ya ama bir şey söyleyeceğim. Ben o konuda haksız değilim. Ben kıskanıyorum abi. Ben abi kıskanmakla Gökhan'ın bu kıza duyguları var demek arasında çok büyük fark var. Ama hayır bak. Gerçekten sinirle. Bir de ne biliyor musun? O arabayı ona ne akla yani hizmet. Sen niye öyle bir şey yapıyorsun? Ne oldu? Arabaya gidip araştırıp alıp getirmiştim. Ben öyle düşündüm. Başka? Ya alınır ama araba. Ne yapılır ki başka? Şimdi yeni bir sürpriz daha var ama Gökhan'ın bilmiyorum. Hiç. Gerçek araba almış. Helikopter aldım. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Güzelim. Vallahi. Ne bakıyorsun? Hele şükür savunuyorsun. Ne oldu dün savunmuyordun? Ne? Didem'e savunmuyordun. Ne oldu? Çünkü ikimizin arasında girmesine gerek yok. Girmesine gerek yok. Hiç bir konuda aramadım. Dün sen burada yokken Didem dedi ki aramıza girmediği için teşekkür ederim. Didem'in üstüne yürüdün sen. Aycan, Didem'in üstüne yürüdün. Evet, burada birbirimize... Eğer Didem sinirli bir kız olsaydı... Didem sinirli bir kız olsaydı... Didem ben sana böyle ihtar alacak bir seviyedeki şey için üstüne yürüdüm. Senin üstüne yürümedi mi? Üstüme gelmez o benim. Ha bırak ya, güvence gerekmezdi. Evet, Aycan'ı çok üzüyorsunuz. Özürken ben ağladım sizi öyle görünce ama sen hiçbir şey değmezsin. Gamze diyordu ya sen yönün ne tarafsa orası. Seni gerçekten İşine neresi geliyorsa orası. Senin psikolojin bozuk. Yani kendine sen kendine bak. Yürümedi. Üstüne gelmedim ya. Gelmem ben yani onu. O beni biliyor ya. Yani o anlamda tahrik edecek boyuta biz defalarca kızım, geldik daha önce. Ama sen var ya bağırdın. Beni yapıyorsun. Ama deliyle yapıyorsun. Birbirimize gireceksiniz. O zaman bir şey diyeceğim. Sen böyle Allah gelip sizin gibilerden yemin ediyorum korusun insana. Bir sus motorun soğusun. Yemin ediyorum böyle Allah gelip, sizin gibilerden korusun bak, insana. Böyle gelip, şeytana papucunu ters böyle giydirirsiniz. Böyle gelip burnunu böyle ağzını burnunu böyle yaklaştırınca senin ihtarlık edin. Siz şeytana papucunu ters giydirirsiniz. Bakayım, gerçekten tebrikler. Bakayım düz giymişsin, sıkıntı yok. Bir şey söyleyeceğim sana abi, çok ciddi söylüyorum bunu. İki gündür beni... Yok kanka, çıksın biz abi, çıkalım. Onlar çıksın kanka, ya. Kanka biz çıkalım. Çıkacak abi, Gökhan çıkacak. Gökhan çıkacak. Çıkmıyorum seni. Çıkacaksın. Çıkmıyorum seni. Çıkacaksın kanka. Çıksınlar artık. Rabia tutsana. Yeter artık. Abi yok, baş baş olunca ben kendimi aklayamıyorum yani. Yok öyle bir şey yok. Şahitler olsun yani, öyle tamam, bir şey yok. Tamam yanımızda konuşun, kavga tamam, etmeyelim. Tamam konuşalım. Çek bir sandalye. Gel otur. Ya böyle nasıl oturayım abi? Kendi başıma belki bir şey konuşacağım. Olur, tamam. Yok zaten her şey hep kritik. Özel size konuşabiliriz. Yok özel konuşuyorsun. Siz yokmuşsunuz gibi. Özel konuşuyoruz. Siz yokmuşsunuz gibi. Siz yokmuşsunuz gibi. Abi dur. Gel, yok kanka oturacağız. Otur, tamam. Dinliyorum. Siz çıkın biz ikimiz burada avukatlarız. Konuşmuyorum. Böyle konuşmuyorum. Sonuçta bir zamanlar babaydınız siz. Evet. Adnan baba. Baba beni korur musun? Yok o eskiden de. Babacım lütfen beni korur. Bir şey söyleyeceğim. Sen dün bana neler söyledin? Söylemedim hiçbir şey demedim. Kimse hatırlamıyor, öyle bir şey yok. Ben sana ne dedim? Ben kafayı mı yedim? Abi ben bir şey ya? Dedim mi? Ben duymadım. Ben seviyorum dedim. Sen ben benim hemen eşim. Senin kendine kuruntu yapıyorsun. Ben seviyorum dedim. Seviyorum. Kardeşlerim benim ya. Bir şey demedin mi? Yok abi, ben uydurma. Seviyorum demedim mi? He. Ah Rabia. Seviyorum ya. Dedim. Bak aynısını şeyde yaptım. Arkadaşlar niye böyle... Bak ha, sakın beni onunla aynı kefeye koyma. Hayır yok, sakın aynı kefeye koymuyorum. Aynısını ben yaptım. Sadece Gökhan'ı seviyorum, kıskanıyorum dedim, bitmiştir. Kıskanıyorsan niye beni başka bir kadına duygum olmakla itham ediyorsun? Kıskandığım için. Kıskanan insan kalkıp başkasına... sen de araba alma.
Sen niye araba alıyorsun? Allah, araba niye araba zaten? Veriyorsun? Buradaki arabayı niye veriyorsun? Canım istedi, verdim. Canın niye öyle bir şey istiyor? Canın niye Sibel'e araba vermeyi istiyor? Çok komik değil erkeklere mi? Erkeklere ev olarak verecektik. Ondan sonra son anda onlar vazgeçince olay bana kaldı. Son anda onlar vazgeçince olay bana kaldı. Ama Gökhan üzerinden niye oluyor? Gökhan'ın sonuçta burada ilgilendiği birisi var. Yok, şu an kimseyle ilgilenmiyorum. Hmm, niye o zaman Rabia orada yanlışlıkla anladığında o Serpil Hanım'ın dediğini, Rabia'nın hisleri yok muymuş Gökhan'a karşı diyorsun? Ne alakası var? Öyle bir şey duymadım. Bir şey olsa beni kıskanmayacak mısın? Ha bunu mu tarz şimdi kıskanmak için bir şey mi yapacaksın? Nasıl yok? Kıskanmak için bir şey mi yapacaksın? Mesela diyorum. Denesene. Neyi deneyeyim? Kıskandırmayı. Neden öyle bir şey yapayım ki? Ya ben senin dengesizliklerinden yoruldum bak. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Niye kendimi kıskandırmaya çalışayım ki? Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz ve üstüne üstlük sen sürekli. Bana kritiklerde... Ben yani... öyle bir şey yapmadım sana. Vallahi yapmadım. Ciddi misin sen bu konuda ya? Vallahi diyorsun bir de o, yemin ediyorsun. Sana ne yaptım? Ama ben seninle ilişkideymiş gibi davranıyorum. Vallahi ilişkisi hala yokken herkes kıskanıyordu burada. Biz kimlerin ne kıskançlıklarını gördük. O yüzden bunları ben kale almıyorum yani. Ben o onu demiş, bu bunu demiş. Umurumda da değil zaten de. Yakışmış mı? Ne yakışmış mı? Papatya. Sevmiyor diyen papatya. Baksana. Yakışmış. Zoruma gidiyor ya. Yemin ediyorum zoruma gidiyor. Zoruna gitmesi de normal. Dün bu evde Aycan oyunu oynamadı mı? Evet. Aycan oyunu oynadı değil mi? Yani kadınımız Aycan burada. Nasıl sen bu kadar bir şekilde benim karşıma geçip aa diyebiliyorsun? Sürekli. Hani kim... Bak. Nerede? Yok, dürüst gördüm. Dün gerçekten Aycan seni kenara çekip beraber mi yapalım dedi ya. Sürekli sana kötüsün Gamze, oyun oynuyorsun Gamze diye. Oyunu siz beraber mi planlayacaktınız normalde? Evet, o bana dedi gel. Sen bak, mi planlayacaktın? Hayır, bak şöyle oldu. Geldi aklıma girdi, bak Mehtap böyle yaptı, bizi kandırdı. Gel şunlara bir oyun oynayalım. Bak bu kız da çok havalı falan. Ben de hani dedim ki iyi dedim, tamam ne yapacağız falan dedim. Ondan sonra o zaten o arada gitmiş çoktan, halletmiş işini. Hani beni de çekti yani kenara. Demek şunu yapalım, bunu yapalım. Bak böyle yaptı o bize, böyle yaptı bize, şöyle yaptı bize. Burada kim? Hani nerede? Ben miyim yani? Ben misin? Bilmiyorum. Ben çok... Aycan Onur'la olan ilişkisini de göz ardı ediyor, anladın mı? Demek ki düşünmedi o ara. Umurunda mı ya? Allah'ın aşkına ne ilişkisi ya? Burada. Sen ilişkisi olan bir kadın olarak Aycan'ın yaptığını yapar mısın? İlişkisi olan bir bayan olarak asla yapmaz. Kesin. Yani benim ilişkisi şeyim... olmayan olarak bile yapmazsın belki ama ilişkisi olan bir kadının yapacağı iş mi bu? Onur'u ne hale düşürdü? Rezil etti. Hadi Hazal yapsın onun, bakalım böyle bir şeyi. Onun göreceği bileceğin. Hazal yapsın böyle bir şeyi bakalım. Semih ne yapıyor? Yapsın hadi. Çok sert olur. Çok sert tepki verir. Yapmaz. Yani çünkü niye biliyorsun? Çünkü erkek dediğin böyle bir şey tepkisini koyar, yumuşamaz. Seviyesini hani sınırını belirler, ona göre o kadını davrandırır. Demek ki Onur bunu beceremiyor. Demek ki şöyle de bir şey var. Demek ki Hazal Semih'i gerçekten seviyor ki tepkisinin ne olacağını biliyor. Kaybetmekten korkuyor, bunu yapıyor. Ama Aycan demek ki umrunda sevmiyor, değil. Umrunda değil. Değil. Olsa da olur, Onur olmasa da olur. Çünkü bak yakın arkadaşlar, Hazal'ın hani, davranışları Onur nasıl var, olsa ona geldi ya, Onur Aycan'a geldi ya, kafası rahat, anladın mı? Onur nasıl biraz olsa, rahat. Onur nasıl olsa, yok hayatım bir de Onur Aycan'a gitti. Nasıl olsa Aycan, Onur burada ona güller müller getir. Onlar çok çabuk ilişkiye başladılar, ışın hızıyla. Sen bilmiyorsun. Işın hızıyla ilişkiye başladılar. Aycan rahat, nasıl olsa Onur cepte. Anladın mı? Onun rahatlığı var, gelip burada şov yapıyor. Anladın mı? Milletin şeyine burnunu sokuyor, gelip burada şov yapıyor. Allah aşkına parmağımı bıraksana. Yok, ne olur. Bak beni yeğenim tutuyor bu parmağımdan. Yeğenin olayım senin. Oha ya. Yeah. O kadar yani. Oha yani. Yapma ya, vallahi özledim, yapma. Neyi özledim? Parmağımı bıraksana. Özledim abi, elini tutmayı özledim. He? Şşş, parmağımı bıraksana. Lütfen bırak. Hadi evine hadi. Hadi. Bu işin sonu iyi değil, hadi evine. Lütfen. Hadi evine. Tamam. Hadi. Tamam gideceğim. Niye hadi sinirli evine bakıyorsun Gökhan? Ben hep böyle bakıyorum. Ben sen ne zaman benim normal baktığımı gördün ya? Tut hadi normal tut. Bakıyorsun işte. Tutayım. Ha, bunu tut. Ver. Hadi. Hadi evine. Al tut parmağını. Var ya. Öpebilir miyim? Hayır. Yanağından. Hayır. Hayır hayır, sorurucu olur. Tamam tokalaşıyoruz. Tamam sorurucu olur. Vallahi yok. Hayır ya. Ha, lütfen. Tamam sonra. Ya, bir dahakine yarın. Yarınki ne değil bugün için. Yarınki serviste. Söz yarınki serviste. Servis söz. Ne? Yarınki çiçek servisi. Çiçek servisi değil o. Çiçek. Parmağımı bırak. Bir tane öpeyim. Hayır. Hadi gel. Hayır ya. Ya Gökhan hadi. Öp git hadi. Hadi. Bak olmadı.
Ne olmadı? Gayet de gene rujun geçti. Hayır, hiç de geçmedi. Tamam, hadi evine. Biraz sohbet edersin, muhabbet edersin, ortam yumuşar. Hı hı. Hani gerçekten sevdiğin, değer verdiğin bir arkadaşın olduğu için artık dayanamazsın. Yavaştan yavaştan yanına yaklaşırsın, değil mi? Sabah gelir gelmez, bu neydi şimdi? Al çikolatayı. Ve biz burada söylerken nerede burada, bu samimiyet? Biz burada Aycan'a bağırırken, Aycan haksızsın, Didem ona gülmüyordu, sana gülmüyordu derken bizi dinlemedi bile, hala Didem ne dedi? Neden şu anda beni ağlar, hani beni kötü kadın durumuna sokuyorsun? Niye böyle bir algı yaratıyorsun dedi. Ben şunu anlamıyorum. Bu kadar ya ben yemin ediyorum biri Allah'ın aşkına şu dün olanları açsın tekrar izlesin. Ben miyim burada bir tek gocunan? Ben miyim bu yanar dönerliği bir tek üstüme? Hani sinir oldum arkadaşlar, bu kadar yanar dönerlik olmaz. Kimse burada kardeş değil. Ki Aycan dediğimiz arkadaş Adnan'a yazan arkadaşımız. Yok artık. Evet. İlk Adnan. Ki bak sonra daha Gökhan. Şurada iki hafta önce eleme gününde. Ne olursa olsun. O bildiği olsun. İçin sana anlatıyorum. Eleme gününde Didem böyle yapıyordu. Şeyinin rehberinin en başında Adnan var. Adnan'ı da mı arıyorsun sen Aycan? Gördüm onu, evet. Adnan'ı da mı arıyorsun sen Aycan? He? Aycan. Sen hayırdır? Sen öylesin Aycan, böylesin Aycan diyordu. Hani nerede? Dostunuz, arkadaşsınız. Birbirinize yağdırıyorsunuz. Sonra hiçbir şey yokmuş gibi halka oynayalım, güzel kız oynayalım diye el ele tutuşuyorsunuz. Evet. Ne güzel iş ya. Vallahi evet, ben şunu düşünüyorum. Evet. Burada eğriyi de doğruyu da halk görüyor. Bak mesela Rabia'ya dün burada dedi ki İstemiyorum Gökhan'ı dedi. Ben onu istemiyorum artık dedi. Bugün ne yaptı gördünüz mü? Yine bir gülle gitti. Bayılacağım. Ben senin yerinde olsam ne bileyim Gökhan'a aday olabilirim. Bence de Gökhan senden böyle hoşlanıyor gibi davranıyor sana. Yani ya da sana Hep yakın bilmiyorum. Davranıyor değil mi? Bana mı öyle geldi? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Şimdi Gökhan'ın duygularını pek fazla çözebilen biri değilim ben. Şimdi eve geldiğinde en çok seninle konuşan, şu an için bekar bir aday. İstediğin adayla da istediğin şeyi deneyebilirsin. Bu şakayı yani. Yapan neden Gökhan? Orada daha başka bekar adaylar varken niye Gökhan? Ben şöyle analiz ediyorum. Şimdi Rabia'yla ama şey de yaptı. Seninki de yaptı. Ama seninki diyorum, sen anla işte. Çocuk da yaptı. Kim? Turgay. Şahin de yaptı. Hayatım ona bakarsan hani olaya öyle direkt odaklanma. Ya hani bir kızı yönetmeyelim, bir şey söyleyeyim mi? Bir adam ne istediğini bilecek. Sana ne? Senin burada ne kimse ne istediğini Gökhan bilmiyor. Kadın da bilecek, adam da bilecek. Burada kimse ne istediğini bilmiyor. Deniyor. Hani bir bak, ben şu an gözlemliyorum, bakıyorum. Hani kim benlik? Belki dışarıdan gelecek, belki içeriden birisi olacak. Hiçbir belki fikrim. Belki hoşlanabilirsin içerideki birinden, anladın ben mı? Ben bir kişi olsun, tam olsun, onu alayım gideyim. O olmadı mı? Ben gideyim. Kız sabah sporun nasıl geçti? Aynen güzel geçti kanka. Aldın mı bir doz Kardeşlerim Gökhan? Kardeşlerim sayesinde, Semih'le Adnan sayesinde. Aldın mı bir doz Gökhan? Nasıl oldu? Öptüm. İlk defa gelişme öptüm, elini tuttum. İlk defa bir neyse kanka şey yarın dedim, da sarılırsın. Sen diyor hatırlamıyor musun akşam yaptıklarını? Her sabah gül getirip akşam gömüyorsun beni diyor. Vallahi hatırlamıyorum dedim. Semih'le Adnan'a sordum. Hatırlıyor musunuz? Vallahi biz hatırlamıyoruz dediler. Hepsi çıktılar. Kardeşim ben de gitsem hatırlıyor musunuz desem beni kovarlar. Kanka evde. onlar aynı şey yaparlar belki. Onlara öyle söylesene. Hatırlıyor musunuz? Gibi yap. Hatırlıyor musunuz de? Öyle bir şey var mı? Semih'le Adnan direkt hatırlamıyoruz ya. Öyle ya bir şey yaptı mı? O değil de tam böyle onunla bir tartışacağız. Bana bir gülme geliyor. Ben de bugün çok güldüm. Yapamıyorum. Ama Onur'u öyle görüyorum ya, bir gülümseyesim geliyor. Bir ne yapayım? Gideyim ben mi? Ben çok güldüm. Bir gideyim de ben özür dilerim artık ya. Çünkü ben bugün çok ağladım. Bugün ilk defa gelişme yaşadım ben de. Semih ne yapıyor? Hepsi iyiler, çok iyiler. Adnan. İnşallah benim. Gönderirler. Semih eğer barışırsan sonra söyler misin? Semih Hazal'sına kızmış. Semih şey diyeyim mi? Adriana Lima gelmiş, Hazal'ın yanında seni bekliyor kardeşim. De belki gidecek. Gelir, kesin gelir o zaman. İşte Adriana geldi değil mi kanka? Bu kadar çok ilgili bir şey. Bana şans dilesenize. Şans. Sakin Bol şans. Ol. Sakin ol. Yaptım. Ya böyle hani ne yap biliyor musun? Benim yaptığım gibi böyle makara al. Hatırlamıyorum, bilmiyorum falan. Şöyle yap biliyor musun? Ona kadar say. Sonra ona güzel kadar bir yerde kendine. Ne yapıyorduk? Derin nefes. Aa biz ne yaptık biliyor musun? Adnan, ben, Semih falan şey yaptık kanka. Ona kadar say abi ya. Hayal kur, espri yap. Bunları yaptık biz. Sen de onlara söyle, onlar uçtum da sana yap. Kimin aklına geldi? İlk Semih mi söyledi? Ya ben işte geldim, hani bütün hareketler oradaydı. Hı-hı. Gökhan falan yaptım. Gökhan böyle bakıyor. Her sabah gelip akşamları gömecek beni yine şey kritiklerde Hı-hı. falan yaptı. Ben dedim Adnan'a. Adnan'la Semih orada, kardeşim hatırlıyor musunuz? Ben öyle bir şey yaptım mı? İkisi de bir ağızdan yapmadı dediler. Hı-hı. Öyle. Sonra bu sarma muhabbetini kim açtı? Semih mi açtı?
Hatırlamıyorum abi o kadar. Ona kadar say ve kendini güzel bir yerde hayal et. Adnan şey yaptı, kendine espri yap demişti. Öyle kanka hatırlamıyorum ya. Ya Rabia ya. Bir şey merak ediyorum. Şimdi sen aynı anda hem Aycan'ın Gökhan'a karşı hisleri olduğunu düşünüyorsun. Aynı öyle bir şey anda, düşünmüyorum. Dün düşüncem böyleydi. Öyle bir şey Gökhan'ın dün düşünmedim. Sibel'e dün karşı şey hisleri olduğunu düşünüyorsun. Bugün yeniden çocuğa gül mü götürdün? Ben dün Gökhan'ı kıskandığım için öyle dedim. Kıskandın. Biz onları hallettik. Bizim zaten gördüğümüzü gördün. Çünkü ilk defa bir şeye kıskandım. Bizim gibi baktın. İlk defa gerçekliğiyle bakabildin olaya. Ne yaptın kardeşim? Göndermedim. Vallahi ben seviyorum aşığım ya. Her şeyi derim, kıskanırım, ne yapayım. Sonra da bana diyecek acaba ki niye gelip Sibel'i özür mi dilemedin? Sen öyle bir şey söylüyorsun ki Şahin. Yani Aycan'a hiçbir şekilde katlanmak zorunda değiliz. Aycan'ın eleştirileri çok sert falan filan. Kardeşim sen burada yeri ya geliyor. Bak bir şey diyeceğim. Burada yeri geliyor. Hepimiz birbirimize sert eleştiriler yapıyoruz. O zaman bir şey mi diyeceğiz? Onur abi sen ben demedin mi? Ben senin sert eleştirine katlanmak zorunda değil miyim tamam, diyeceğim. Neyse yani. Peki 3 dakika önce sen bana söylemedin mi? Aycan bu tarz eleştiriler yapıyor. Böyle biri. Ben de kendi adıma ya sen Aycan böyle biri dediğin için burada dedi ki Aycan böyle biri bak olduğu Aycan için ben ona katlanmak zorunda değilim. Yapısı gereği bazen tamam sert eleştiriler yapıyor diyorum. Ondan sonra da çok üzülüyor bunu yaptığına. Yani bunu değiştiremiyor. Bu bir huy belki de onun için. Anladın tamam mı? Tamam da ben onun gelirlerini karşılayacak psikoloji bir adam değilim. Herkesin burada kendi derdi var, anladın mı? Ya sen bunu abi katlanmak sen zorunda değilsin kardeşim. Sen niye benim bu yorumumu kendi sadece üzerine alıp da bunun yorumunu yapıyorsun? Ama böyle yorumlar yapabilir. Buna açık olun gibisinden bir şey söylemek istiyorsun sen de. Ya Aycan'ın böyle yorumlarını töreyi dinlemek istiyorsun. Ben bunu Hazal meselesinin üzerine yapmış olduğum bir yorum bu benim ya. Bak Şahin, ben bu evde seni de çekmek zorundayım. Semih'i de çekmek zorundayım. Onları da çekmek zorundayım. İstesem de istemesem de. Aynen. Onu öyle kabullenir, severim, o farklı bir şey. Ama kabullenmeyip sevmeye de bilirim, o da bana kalmış bir şey. Hı hı. Ama çekmek zorundayım. Tutup da böyle ben çekmek zorunda değilim diyemezsin abi. Anladın mı? Çekmek zorundasın. O kadın sana yorumunu yapar, ister cevabını verirsin, ister vermezsin. Bak biz bunu Onur'la dün konuştuk. Onur da bu konudan artık çok rahatsız, kaç haftalardır sürüyor. Keskin bir şekilde artık dedi çiz ki ben zaten keskin bir şekilde hani bu olayları kesmiştim. 8-9 hafta önce olan bir muhabbet bu. Hani yayınlarımız var, gelin açın izleyin. 8 hafta önce bitti bu durum. Ve 6 haftadır Onur burada, 2 haftadır da bizim ilişkimiz ben var. Gökhan'la, bu konuda benim adımı geçirme. Ben farkındaysan burada Gökhan ya da Aycan'la ya da Aycan'ın Gökhan'a karşı hisleri var. Hayır, diye Aycan'la bir şey ben söylemedim. Şu anda senin, ne olursa olsun bir senin yanına yanaşan lütfen. Rabia bak daha 2 hafta önce. Ben Rabia'ya yanaşmıyorum. Rabia yanaşmadı. Ve şu an senin yanına yanaşıyor. Gökhan sana dedi ki Gamze ile arkadaşlık yapmanı istemiyorum. Sen de bir anda senin hiç kavga etmeden. Senin bu Gökhan takıntın ne? Benim Gökhan takıntım yok canım. Neden hep Gökhan benim? Ayrıca bu evde zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Şahin'e Gökhan geldi hakkında Gökhan'a da senin gibisin. Hakkında da bu evde sadece ben değil. Ben değil, herkes yorum yapıyor, anladın mı? Herkes sizi samimiyetsiz buluyor ama nedense bunu tek dile getiren benim. Tek anladın mı? Hayır, bu dile getirmedikleri bir dakika, dile getirmiyorlarsa nereden biliyorsun? Biliyorum. Esa bunu nereden? Ben söyledim zaten. İçlerimi ben açtın. Yaptım bu çünkü yorumu. Sen yapmadın tek başına. Burada konuşuldu tabii ki de bu olaylar. Sen Gamze Göktürk'le içeride burada dedikodu yaparken, burada hepimizin dedikodusunu Gamze Göktürk'e yaparken biz de seninle olduğunu tamam dile getirmediler burada diyorsun. Anladın mı? Yüzüne karşı diyorum. Yüzüne karşı. Yüzüme karşı hepsinin cesareti var ama. İşte niye söylemiyorlar? Ben de onu anlamıyorum. Neden acaba? Ben de çok yapmaya başladım. O zaman Gamze kafamı Göktürk sağladım. Yönlendirdiği için Aycan ve Hazal'ın yanına gidemiyordu. Ama şu an tek kaldığı için yönlendirmeyle hareket ben ediyor diyor. Ben evet, kararı aldım. Bariz belli bir şey. Yönlendiriliyor. Bir şey söyleyeceğim. Çünkü şu an ben Gamze bahçede dedikodu yapabileceğin arkadaşın yok artık. Ya, evet aynen öyle. Bahçede dedikodu yapabileceğin arkadaşın kalmadı. Gökhan da beni istemiyor ya. İstemedi. İstemedi. Sen de ne yaptın? O zaman ben şeyim herhalde. Bir dakika ben bu evde şey bir kızım. Yalnız kalan ondan sonra yönlendirilen. Evet sen bu evde yalnız kalan. Uzata, ilk günden beri bu evdeyim ama sonradan gelenler bana bu yorumları yapıyor.
sonradan niye gelen. Niye acaba? İşte ilk günden beri bir kişiliğim var kalacaksın ama bu evde. İlk günden beri bir kişiliğim var ama. Sen ne kadar kalacaksın? Aşk yaşamayanlar aşklara yorum yapıyor genelde. Bir de şunu merak ediyorum. Bu evde hiç aşk yaşamayanlar neden aşklara yorum yapıyor? Keşke gerçekten çok güzel bir aşk yaşasan da bizim hepimizi şöyle bir sustursan. Acaba ben neden bu evde Semih'le Hazal hakkında hiç kötü yorum yaptım mı? Geldiğim ilk günden beri acaba niye yapmadım? Gökhan'ın eski adayı olduğun için bana yapıyor olabilir misin? Ben Semih'in de eski adayı olsaydım aynı yorumları yapmazdım. Çünkü ortada gerçek gördüğüm bir şey var. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben her zaman gerçek gördüğüm bir şey var. Anladınız mı? Ayrılır bir şey söyleyeceğim. Ben hani, şu anda Gökhan'la bir ilişki içerisinde değilim ama ilişkide olduğum zamanda da size kanıtlamak için bir şey yaşamam ki. Bir şey söyleyeceğim. Rabi sen zaten neye güveniyorsun bu kadar? Bu evde kalacağının garantisi mi var senin de kendine bu kadar güveniyorsun? Siz sonradan geldiniz diyorsun. Ben çok güveniyorum ya. Artistlik yapıyorsun. Ben çok güveniyorum. Neye güveniyorsun? Kalacağım demedi ki. Baştan beri bu evdeydim dedi. Neye güveniyorsun? Tutar. Cilveliyim ona güveniyorum. Hani cilveliğine mi güveniyorsun? Ben. Ne, ona iyi bakalım daha ne kadar cilveli. Aşk yaşamayı çok iyi biliyorum ona Rabia, güveniyorum. Rabia sen şey mi dedin bu evde ben daha, kalacağım sonuna kadar? Ben öyle bir şey demedim. Sonradan bu gelenler baştan beri. Sen ne demiştin benim ilişkimi? Sen güçlendirdin, Aycan güçlendirdi demiştin. Aycan'ı olaya katma. Biz onun üzerine yemin ettik. Sus, katma. Şimdi de. Susmayacağım, biz onun üzerine yemin ettik. Ben kattım, yeminimizi ben kattım, ben devam ediyorum. Ben sen kattım, de bozma, bu kız senden rica etti. Bitti, devam ediyorum. Şimdi de Sibel ne diyor biliyor musun? Gökhan'ı senden kıskanmış. O yüzden bugün Gökhan'a gül getirmiş. Seviyormuş. Herhalde yeni şey seni seçti. Şimdi diyecek ki ilişkimizi Sibel güçlendirdi. Öyle bir şey tabii ki demeyeceğim. Ben Gökhan'a her gün gül getiriyordum. Ne alaka? Ama dün öyle demiyordum burada. Ne oldu bitmişti. Biz onları unuttuk. Bir günde ne çabuk her şeyi unutuyorsunuz siz arkadaşlar. Niye ya siz de mezun olmada diyorsanız sen de Gökhan'la telefonla konuşup strateji mi kuruyorsun acaba? Işınızıyla yaşıyorsunuz duygularınızı. Ben Didem'e burada diyorsun. Bir şey diyeceğim. Abi, bir şey diyeceğim. Bu kadar bu evde özür dilerim yerlerde ayağına kapatacak kadar kendi bir kadın kendi gururunu bu kadar düşürmez anladın mı? Ay bunu sen mi söylüyorsun? Şimdi? Bak. Her şeyini samimi bulmadığın kadına bunu sen mi söylüyorsun? Hayır diyorum demek ki ya siz ne kadar arkadaşım. Abi bu ev beni hiç bu kadar gelmedi beni ya. Beni çok geriyor bu abi bu müzik ya. Ay duymak istemiyorum ya. Of yeter artık. Tabii ki de yakın bulduğum bir insan var. Kim ya? Kim ya? Çocuğa bak hani bu çocuğun yanına yaklaşılmaz. Hani bu çocuk çok can yakar. Dünyanın en iyi adamı da olsa uyuz oldum şu an. Yüzünüzden düşen bin parça sanki ya. Hepinizin surat asık gibi. Rica ediyorum benimle muhatap olma. Seninle hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Gamze'nin sevilmediğini biliyor. Gamze'ye bu lafları söyle yükleniyor ki diğer gelin adayları da beni sevsin. O değil de ne olacak şimdi abi? Oylama oldu mu, olmadı mı? Kim gidecek, kim kaldı? Bir damat adayınızı eve almanızı isteyeceğim. Çok sevdiğiniz bir damat adayının gitmesine neden olabilir. Bir insanın kaderi söz konusu burada. Damatlar bir tanesiyle mutlaka bir ilişki yaşamak için bu eve geliyorlar. Bir tane adamla burada biz belki de aile içerisindeki bir konuyu biz burada adamla tartışırken sen geliyorsun burada tamam mı? Abicim, Aycan şöyle dedi. Sen Aycan'a karşı takıntın ne kardeşim ya? He? Herhangi bir takıntı yok. Hayırdır yani nedir yani bu sıkıntın ne senin Aycan'a karşı? Hiçbir sıkıntı yok abi. Olamaz da zaten bundan sonra da olmasın yani. Ya olamaz zaten tamam. Olabilir ama yok. Tamam olmasın da diyorum yok bak zaten. Yok zaten yok. Benim tamam, Aycan'la alakalı bir sıkıntı yok. Ne zaman açılsa bu adam yapıcı bir yorum yapıyor. Bu adam kızsa da yapıcı bir yorum yapıyor. Ama sana bir bakıyorum kardeşim taşlıyorsun kızı ya. Yanlış mı yapıyorum? Tamam yapmayacaksın. Karşında oğlum erkek arkadaşı var. Karşında damat adayı var. Tamam. Yaparken yorumlara dikkat edeceksin. Ben sana görmediğim bir şey mi söylüyorum tamam, peki? Tamam dikkat edeceksin yorumlara yaparken. Peki yaptığım yorumlar sana saçma mı geliyor? Bak bu zamana kadar yaptığım bütün yorumları bir şekilde aldım, algıladım tamam mı? Ve sen de burada düzgün bir şekilde konuştun. Tamam. Cevaplar geldiğim verdim sonuç sana. Ne peki? Ama şu an geldiğim sonucu sana söyleyeyim. Evet. Hep yıkıcı, hep yıkıcı şeyler söylüyorsun. Ve Aycan konusu açıldığında tuttun mu Aycan'ı anladın mı? Bırakmıyorsun, sallıyorsun, sallıyorsun, sallıyorsun. Düşürmeye çalışıyorsun. Yapma bunu.
Bak seni uyarıyorum, tamam? Seni abi olarak uyarıyorum. Eyvallah abi. Tamam. Acı, gerçekler biraz acı gelmiş sana bence. Peki kardeşim. Bence bu gerçekler sana dokunmuş tamam biraz. Tamam kardeşim, eyvallah. Burada ben gerçekleri konuşuyorum, tamam, gördüğümü kardeşim konuşuyorum abi. Tamam eyvallah. Bu acı saatten sonra bana gerçekleri konuşurum. Tamam. Ama sen ve Aycan eyvallah hakkında da bir saatten sonra yorum yapmam yani. Rahat. Abartma. Ne ya abartmandan Allah aşkına ya? Abartma. Ne abartmandan? Kendi fikrimi söylüyorum, zikrimi söylüyorum abi. Tamam buldum, doğru söylüyor. Kendi fikri. Ben karışmadım abi. Allah aralarından Allah. Hep iyi şeyler söyleyeceğiz. Çok iyisiniz, çok mutlusunuz. Her şey çok güzel gidiyor. Ama şimdi şöyle bir şey. Güzel giden hiçbir şey yok abi. Kimse kimseyi kandırmasın ya. Kızın burada davranışları belli. Bugüne ortada kadar sen Aycan'a karşı tek bir kere bile iyi konuşmadın. Konuşmadım. Konuşmadın. Konuşmadım. İşte. Çünkü sebebi var abi. Tutukta... Çünkü iyi bir şey yapmıyor, anladım. Hiç samimi değil. Niye? Değil abi, en başından beri samimi değil yani. Ya bu samimi değil de zaten burada insanların ağzına laf oldu ama başka türlü de kendimi anlatamıyorum. Samimi değil yani. Gerçek. Peki bunun işte sana yaptıklarıyla bir alakası var mı? Bana ne yaptı abi Aycan? Benim ne muhabbetim oldu ki Aycan'la? Hatırlıyorsan siz çok iyi arkadaştınız. Berker'i dün buraya alıp özel bir şey konuşarak mı? Onunla ilgilenen bir adaydı sonuçta Berker. Bu mu yani samimi Aycan? O ister istemez her şey. İster istemez değil abi. O adam kendini görmüş, ona dokunmuş, olsun, anladın ne mı? Ne olursa olsun. Tamam mı, gerçek olur. Sana abi göre seviyoruz. Doğru olur. Bak sevdiğim mi abim Onur adam abi? Yüzüne vurma oğlum. Bak sevdiğim mi abim? Eyvallah. Şimdi biliyorum kardeşim. Ama ben şimdi seviyorum diye de hep iyi yorum yapamam ki. Aycan zamanında bak açmayalım diyorum konuyu ama Gökhan'a böyle mi davranıyorsun dediğinde evet, ben de seninle aynı fikirdeydim. Tamam. Sen de emin ol burada aynı fikirdeydin. Ama sadece fikirde, o an Gökhan adını zikretmemek için istemedi, bunu söylemek evet istemedin. Benim de artık ama aynı fikirdeydin. Yani. Herkes aynı fikirdeydi. Kimse kimseyi kandırmasın. Konuyu ama kapatmak istedin ama nereye kapatacaksın Adnan? Bu kız böyle bir kız değildi, böyle bir kız oldu. Ben de bunun böyle olmasına, bu kadar değişmesine, de bu adamın üzülmesine katlanamadım. İçin yorumlar dedim yapıyorum yani. Belki de Aycan şu an gerçek Aycan'dır. O zaman birini etkilemeye çalışıyordu. Şu anda elde ettiği biri var karşısında. Evet. Ama insanlar böyle zaten. Bir şey elde edene kadar, anladın mı? Bir şey elde edersin, kıymetini bilmezsin. Bak abi. Ben hala harcarsın sivri yorum insanı yapıyorsun. Kardeşim. Öyle abi. Farkında mısın? İnsanlar bir şey elde ettiği zaman onu sanki onun olmuş, sahiplenmiş, artık onunmuş gibi davranıyor. Ben eziyor, sana söyleyeyim biziyor. Eğer Aycan'la dostluğun eskisi gibi kalsaydı sen şu an bugüne kadar hiç böyle bir şey, böyle yorumlar yapmazdın. Sen Aycan'a tutulmuşsun kardeşim. Aycan'a gıcık olmuşsun. Ondan dolayı eleştirilerim Adnan, sadece Aycan'ın dostluğunla hiçbir alakası yok. Benim gördüğüm herkes görüyor. Ama sen Onur abi çok yakınsın diye bazı yorumlardan çekiniyorsun. Bugüne kadar görünen herkes gördü kardeşim. Ama o zaman da ben konuştuğumda siz susuyordunuz. O zaman da ben bunu söylerim. O zaman neredeydin derim sana. Anladın mı? O zaman neredeydin? Gizli gizli yapıyordun o zaman yorumlarını. Gelip adamın ne yüzüne karşı yapamıyordun. O zaman neredeydin? Kimin yüzüne karşı o zaman yapmadın? Neredeydi bu cesaretli? Kimin yüzüne karşı yapmadın? Kimin? Söyle abi. Kimin? Tamam, bir şey biliyorsun söyle. Tamam kimin? Tamam söyle be. Sen kim bir hakkında şey biliyorsun, konuşuyorum ben? Bilmiyorum, anlamıyorum. Tamam, Gökhan hakkında konuşuyorum. Bu sivri yorumlar niye bugüne kadar Gökhan'a karşı yapamadın? Yapıyordum her zaman. Ne zaman yaptın? Yaptım. Ne zaman yaptın? Hatırlamıyorum ama birçok yorumu da yaptım. Ne zaman cesaretli bir şekilde karşısına dikildiğinde Gökhan'ın kız arkadaşını Rabia'yı bu kadar eleştirebildin? Ya da Gökhan'la Rabia'yı ne zaman bu kadar eleştirebildin? Ben diye de sorarım o zaman sana. O zaman ben konuşurken sen de benimle aynı fikirdeydin. Ama ben onunla yüz yüze tartışırken de sana Şahin aynı fikirde değil miyiz diye sana tutup da hiçbir şey demedim. Değil mi? Haksız mıyım? Yani bu yorumları Gökhan'a ben yapmadığım için mi şu an aynı şeyi Onur abiye yapıyorsun ama Gökhan'a yapmıyorsun mu demek istiyorsun? Zamanında bazı gördüğün işleri Gökhan'ın yüzüne söyleyemedin, burada bizimle paylaştın. Şimdi niye Onur abinin yüzüne karşı söylüyorsun da burada bizimle paylaşmıyorsun? Aynen öyle. Ben vallahi gerekli paylaşımları Gökhan'la da yapmışımdır her zaman. İnan yaptım Adnan. Yani belki bir tık aşağısını yapmıştım da. Bir tık mı? Çünkü benim onun ilişkilerini izleyişim tarzımla Onur abi izleyiş tarzım daha farklı. Anladın mı? Yani bu saatten sonra rahatsız oluyorsa çok da umurumda Adnan benim ya. Kim daha böyle yapsın abi o zaman? Allah aşkına. Ya herkesin derdi başından aşkın zaten. Kardeşim. Herkes hakkında yorum yapabilir. Sen özgür iraden ne yorum abi yapıyorsun? Abi o zaman özgür iradesiyle yorum yapsın. Abi adam bırak. Sen de yapmıyorum abi. Biz, ben susuyorum. Bırak abi. Ne görüyorsa yorumlayacak. Bizim hakkımızda bile yaptı bu abi. Yaptı yani. Yapıyor. Zaten yapsın. Benim sinir olduğumu gördüğünü söylüyor kardeşim. Adam bizim hakkımızda hep yorum yaptı ya, adam. Eğer tutup benim da iyiliğime ise yapsın abi. Benim görmediğim şeyleri görebiliyorsa Semih yapsın kardeşim. Biz bugüne kadar bu adama biz bir şey demediğimiz için bizim hakkımızda yorum yapabildi. Biz bu adama bugüne kadar hiçbir şey demedik. Yapsın dedik, rahat ol dedik. Evet. Bir şey demedik. Belki ama de başkaları yapsaydım. Başkaları başka bir şey yaptığı için korkudan onların yüzüne tutup da bugüne kadar zerre yorum yapamadı bu adam. Anladın mı? Benim sinir olduğum nokta neyden o. Neyden korktum Adnan? Anladın mı? Tamam, neyden korktum? Çok iyi biliyorsun korkusun şu an. Neyden korktum? Neyden korktuğunu çok neyden iyi biliyorsun korktum şu an. Tamam, açık açık konuş ya. Tamam ya, Allah Allah, biliyorsun diyorum sana. Neyden açık korkuyorum açık Adnan? Söyle.
Bildiğim bir şey yok. Söyle abi, neyden korkuyorum? Gökhan'a yorum yapmaktan neyden çekiniyorum? Çekinmedin mi bugüne kadar? Neyden çekiniyorum ya? Bugüne kadar çekinmedin mi? Gökhan, ben sana yorum yapmaktan neyden çekiniyorum abi? Sana yorum yapmaktan çekiniyor musun? Sana yorum yapmıyor mu bu adam? Yorumlar, kötü yorum yapmıyor mu? Kız arkadaşın hakkında, ilişkin hakkında yorum yapmadı mı? Yaptı. Bir şey çekiniyor muyum? Mi? Korkuyor muyum ben senden? Neyden korkuyorum lan? Adam da burada, o zaman konuşalım abi. Yaptı ben Gökhan'a ya, yorum yapmaktan yaptı. Neden korkuyorum? Gökhan beni döver diye mi? Buradan elettirir diye mi? Neyden korkuyorum ya? Nasıl elettireyim oğlum seni? Yok, kızlarla konuşursun, ara neyi söylersin, elettirirsin belki. Yok bu oğlum, benim için zararım değil lan. Ben yorum yapmaktan niye korkayım abi? Eyvallah şimdi. Herkes yapmak istediğim yorumu yapıyorum. Konu ne? Adnan, sen Gökhan hakkında yorum yapmıyorsun mu diyor. Yok o değil. Yok, o değil. Mesele başka da. Kayın bugün artık bugüne kadar yaptığı yorumlarla şu anda ilişkisi bitmek üzere olan bir çifte yaptığı yorumlar bir insanı üzdü ve bu üzünce ben buna tepki göstermek zorunda kaldım. Eğer bu tarzda yorumları yapan Şahin, en başından beri böyle yorumlar yaparak bu evde olan bir Şahin olsaydı başım gözüm üstüne. Ama bugüne kadar susmuş ve tutup da sevdiği insana bu tarzda yorumları yaparsa ne oluyor kardeşim, gücüm bize mi yetiyor diye sorarım sana Şahin Efendi. Kızlar, size bir şey soracağım. Evet. Ben dün geldim buraya. Evet. Dün gittikten sonra Esra'yla aranızda şöyle bir konuşma oldu mu? Ben istemiyorum dedim diye. Evet, Esra benim ben istemiyorum dedi. Ne oldu ki? Ben bunu benim yüzüme karşı niye söylemedin? Ben evet şu anda bir yeni birini biriyle tanıma yoluna girmek istemiyorum dedim zaten sana. Dedin ki kapatmıyorum ama dedin. Neyi kapatmıyorum? Burada ne olabileceği belli olmaz kapıyım dedin. Bunu bana söyledin. Şu andaki düşüncem o dedim ve o andaki düşüncemi paylaştım kızlarla bak, da. Buna sen benim, karışamazsın bunu benim ki, yüzüme pardon karşı söyleyebilirdim. Ben sana ölüyorum bitiyorum demedim. Evet, seni tanımak ben zaten istiyorum söyledim dedim. Ben ne dedim? Evet, bence Turgay bu evden gitmek istemediği için. Çünkü aklımda iki aday var demişti. Biri Nazlı demişti. Esra ile evet mi tutmayacak? Ve Nazlı gittikten sonra söyledim. Ama o an Nazlı'ya mesela açılmadın. Üç tane aday var dedim kafamda. Geldi. Bunları söyledim. Burada ben bir şey yaşayabilirim. Evet hoşsun. Yaşayabilirsin. Hoş bir kızsın dedim. Sana zaten bunu söyledim. Sen tutup bana suratıma karşı diyebilirdin bunu. Evet istemiyorum. Ben burada sana istiyorum demedim ki. Kızlara karşı istemiyorum demişsin. Ben kızlara karşı istemiyorum diye bir şey demedim. Şuraya gittim ve dedim ki şu anda Turgay'ı tanımam söz konusu değil. Sana da aynı şeyi söyledim zaten. Ben sana seni istiyorum. Ama ne olacağı belli olmaz. Ama yani sen dedin ki bu evde dedin hani başkalarını da tanıyabiliriz gibi bir şey söyledin. Hani herkesi tanıyabiliriz sırf Şahin'e geldin diye. Onu tanımak zorunda evet, değilsin gibi evet, bir şey söyledin. Evet. Ve ben de dedim ki evet bu evde ne olacağı belli olmaz. Yine de biz seninle konuşuruz, arkadaş gibi muhabbet ederiz tabii evet, ki de dedim. Evet. Ama şu anda seni tanımam söz konusu sebebi değil dedim. Sebebi Şahin mi peki Esra? Sen direkt bize ben Turgay'ı istemediğimi söyledim dedi. Evet söyledim. Bana söylemedin söyledim ama zaten. Bunu bak. Ben bana sana seni orada ne dedim? Ben aynı şeye çıkıyor. Bir kelimeyi eksik söylemişim. Bak canım, ben o sana bir kelime ölüyorum diye kilit buraya gelmedim. İyi dinle beni. Sana ölüyorum diye buraya gelmedim. Evet gelmedim. Seni tanımak için geldim buraya. Ama sen tamamıyla önünü kapatmadın. Ben şu anda tamamıyla önünü kapatıyorum. Şahin'e karşı isterim var sen demiştim. Sen Şahin'le ilgilen canım. Görüşürüz kızlar. Ne aldınız? Ayko gelmek istedim, göndermediler. Tekrar söyler misin? Hep tamam. Egoist. Adnan'a selam söyle. Gökhan'a selam. Hepinizin selamı. Canını sıkma kardeşim. Sıkma. Semiye'deki bir gelinin evi varmıştı. Tamam. Bir gelinler evi var. Hazlan sende ne kadar iki? Dün şurada Turgay giderken bence de bana da öyle geliyor diyen sen değil miydi? Evet. Gene şu an Turgay gelsin niye? Ben gene söyleyeyim. Hayır burada şimdi fikirler kardeşim çünkü ışın hızıyla değişiyor. Buradaki niye kardeşim diyorsun? Buradaki fikirler ışın hızıyla değişiyor. Esra'cığım sen bilmiyorum. Söylediklerimi sen anlamak istediklerini cımbızla çekiyorsun canım. Evet. Orada hatta Didem dedi ki Turgay da iyi bir insan. Ben dedim ki Turgay zaten iyi bir insan. Ama hani sanki Esra'dan hoşlandığı için değil de hani evde tanıyabilirim. Hani hadi tanıyayım kafasına. Şimdi gelsin Turgay ben gene söylerim. Şu anda da giderken diyorsun ki neyse boş ver kardeşim Semih'e selam söyle diyorsun. Tamam. Ya da diyebilirdin burada evet benim de yorumum ama böyle Esra, diye mesela. Ama Esra ben Turgay'a ne dedim ya, bu evde gerçekten herkes yorum yapıyor. Herkes herkesin arkasından yorum yapıyor. Bir yapıyor. Kimse yüzde gelince Turgay'ı söyleyemiyor. Gidebilirsin sonuç olarak senin eş adayı diye. Abi ben burada Turgay'ın getirdiği kahvaltıyı yemedim ki sana ne dedim sen yorum istedin mi? Bunlar ne ara oldu gördüm ya? Oyuncak arabalar bunlar falan. Evet ama sana evet, merhaba bile demedi fark evet, ettin farkındayım mi? Evet farkındayım. Merhaba bile demedi. Ben bunu onu da dile getirdim. Şahin, adam hayır, beni hiçbir şekilde Şahin, istemiyor dedim sarıldı zaten. Öyle beni şey istemiyor. Yalnız Esra böyle sen bu eve ilk geldiğin yoksaydı günden resmen beri herkes hani ev işleriyle yorumlarını yapıyorsun. Ben evet hep diyorum Esra kilit şeyleri hep alır söyler Esra çat çat şey yapar bir dakika. Söyleyin. Ama sen burada gelip bize ben Turgay'a onu istemedim söyledim deyip Turgay'a ben hatta sormuyorum ki size hani eve VTR mi verildi? Hani VTR'ye verilmiş ki demek ki. O yüzden geldi.
geldi çocuk. Hani istemiyorum. Gelir misin çocuğa? Söyleseydi dedesi. Ya istemiyor. Tamam da ben ona zaten bak Turgay zaten bana aşık. Ya da o yüzden beni istiyor. Falan diyecek belki en son kişi sensin. Bak, ben size gelip burada dedim ki Turgay işte ne dedi falan dedi. Biri sordu bana hatırlamıyorum şu an tam ben olarak. Mehtap işte, galiba. Esna ben diyorsun sordum. Ki bir kelime eksik söyledim. Kilit kelimeyi eksik söylemişsin. Kilit ama kelime onun de başında, istemiyorum. Ama onun başında şöyle bir şey söylemiştim. Onun başında şöyle bir şey söylemiştim. Turgay benimle işte beni tanımak istiyormuş. Ben de ona istemediğimi söyledim. Burada Turgay da gelip bana diyor ki ben sana aşığım ölüyorum demedim diyor. Ben de aynı şeyden bahsediyorum zaten. Ama çocuk diyor ki istemiyorum ne demek? Önünü kesmek demek. Sen dün konuşmayı benim önümü kesmek demek. Ben aynı şeyden bahsediyorum şu anda. Sen anlayabiliyor musun? Evet, ya da kız farklı bir şey söylememiş ki yani. Ben de diyorum ki o Turgay geldi diyorum. Şov yaptı. Turgay diyor ki diyorum. Sen benim önümü kesmedin ama orada istemiyorum demek. Önünü kesmek ya hani. Valla kardeşim yanlış anlama. Sizin sürekli böyle dörtlü takılmanız buradaki benim umurumda değil de diğer damat adaylarının da gözüne takılıyor. Ya dörtlü artık, takılmak değil artık, abi. Ben onlarla artık, bile bir şey konuşmak istemiştim sadece. Artık ama çok fazla takıldığın zaman da kutuplar ayrılıyor anladın mı? Kutuplarınız ayrılıyor mesela şu an yavaş yavaş. Ayrılan bir kutup yok ya. Herkes eşit abi yine. Senin burada. Ayrıca olan bu bir şeyin var. Bir bu aralar bir... Ya yok öyle bir şey. Herkes böyle bir şey söylüyor ya. Şu olabilir ben şöyle düşündüm. Ayrıca sana çok iyi davranıyordu. Çok yakındı, senin kankandı. Evet oturuyordunuz, zaman geçiriyordunuz. İyi de vakit geçiriyordunuz. Doğru mu kardeşim? Tamam evet. İlişki yaşayınca ister istemez soğuk yaptı. Yo. Uzaklaştı biraz yani. Yok ben... Ne oldu biliyor musun? Senin bilmediğin bir şey var. Hı. O gün... sizin herkesin aile, Rabia ve senin ailen geldiğinde buraya. Hı. Ben orada... Aycan Gamze Göktürk adını çok alıyordu ağzına. Evet. Onur abi Gamze Göktürk'le alakalı bir şeyler söylüyordu. Hı. Aycan da şey dedi. Bu ne ya dedi Gamze bitmedi Gamze'n dedi. Ben hayırdır dedim ya. Onur abinin Gamze adını almasına neden bu kadar rahatsız oluyorsun? Yoksa Onur abi bir şey mi hissediyorsun dedikten sonra bana var ya... Öyle şeyler söyledi ki inanamaz. Ne diyor emin ya? Ol birçok şeyde verilmemiştir yani. O harbi kadar haritamlar yaptı. 5 gün sonra geldi bu adamla aşık gibi. Arkadaşlar aşık oldular. Seni harcadı yani. Beni orada harcadı. Sonra bana ne dedi biliyor musun? İnsanların içinde mi yaptı bunu? Herkesin içinde yaptı. Herkesin içinde yaptı. O günden sonra ben dedim ki Aycan eyvallah. Tamam bu saatten sonra senin hakkında yorum yapmam. Ama şu an gördüğüm bir şeyler var abi. Ben de bunu yorumluyorum. No, ona bir şey. Kimse kusura şey bakmasın abi. Kimse ama şey iyi ama kötü. Dostun düşmanı i̇yi de iyi, fark kötü etmez. De kötü. Ama sürekli kötü yorum yaptığımı düşünüyorum. Sürekli kötü yapıyormuşum, Yani bunu görüyorum, bunu yapıyorum abi. Yanlış duymadıysam herhalde Şahin dedi değil mi? Hani ben Şahin'den hoşlanıyorum. Evet. Şahin Gamze'ye öyle bir sarıldı ki böyle bir şey yok. Evet. Aa, yani ben onu unuttum. Çok heyecanlandı. Şahin benim gözümün önünde daha neler yaptı senin bilmediğin biliyor musun? Ben geleli daha burada 2 hafta oldu. 2 hafta da neler yaptı. Şahin saçmalamayı adayı olmayan canım. Herkese öyle mi? Yani yürüdü yani. Benim için vazgeçme sebebidir ya. Benim erkeğim başka kadına gelip öyle sarılacak ve hoşlandığım ilgi duyduğum i̇şte, adam. O zaman bitti. Kendi söylediğin cümlenin sorunun cevabını kendin verdin. Benim için de aynen o şekilde. Bitti mi? Zaten bu kız da bir mücadele etmiyor. Bir şey burada herkes bunu konuşuyor. Turgay'la niye olmadın? Gayet efendi, düzgün bir çocuk. Evet, nice bir çocuk. De. Çok güzel olurdunuz ve sana bir şey değil mi? Bence düzgün de. Bir çocuk. Tamam yok, düzgün bir çocuk. Ben kötü bir şey söylemedim ki. Düzgün değil. Tanımıyorum ki. Şu an bu yaptığı ne? Işte. Hayır bu egoist. Çok düzgün olan bir çocuk tamam. Şu anda gelip hayır, bir şey yapmaz. Hayır bu yaptığı ne? Madem öyle çocuk, bu durumu alıp tek başına yapmadı. Onunla konuşabilirdi. O görüntü oraya verildiyse o çocuk VTR'de konuşamıyor. Bu eve gelip hayır, sık sık konuşamıyor. Hayır çeksin kenara konuşsun. Madem ne yapsın konuşacak. Abi ben ona neyin ümidini verdim önümü kesmedin diyor. Ya bu ne saçmalı. Önümü kesmedin demiyor. Öyle dedi şurada. Seni kenara çekip konuşabilir bunu. Burada herkesin içinde artistlik yapmaya gerek yok. Çünkü niye biliyor musun? Esra bir de herkesin içinde konuştuğu yapmış. İçin o da burada konuşuyor ve şovda yapma. Çocuk naziklik dedi ki evet çok hoş bir bayansın. Canım, eğer ben naziklik varsa ortada Gamze bir dakika bir müsaade çeker, et bir konuşur. Yorumlara. Gamze bir müsaade et bir konuşalım tamam, ya. Konuş hadi. Ay izin verdi hadi. Çabuk. Ben hemen konuşayım. Bak şimdi ben dün ne oldu bilmiyorum ama sen burada herkesin içinde istemediğini söylemişsin ya. Bu çocuk da veterinerde konuşamıyor, buraya gelemiyor. Buraya gelmiş diyor ki gene de sana. Çok hoş bir kızsın. Evet ben seni tanıyabileceğimi söyledim. Ama diyor sen benimle konuşurken tamamen bitti demedin. Hani bir kapıyı dedi kapatmadın. Hani bu olayı kapatmıyorum yine de dedi. Yani olabilir gözüyle de diyor.
%1 de olsa bu ihtimali bıraktın diyor. İyi de ben ama çocuğa... Ama sen diyorsun ki eksik söylemişim. Sen çocuğa öyle derken burayı istemediğimi söyledim dersen çocuk bozulur, alınır yani. Kaba bir şey söylemedi. Ama ben aynı şeyi burada istemiyorum dediğim VTR verilmiş sadece. Bunu algılayabilecek şurada şov yapan insan onu ya da algılayabilirdi. Bir saniye benim ya fikrim çok sakin gelip beni... Konuştu yani, tamam gelip beni o zaman ilk geldiğinde nasıl bana aday olduğunu beni bahçeye çekip tek başına söyledi. Evet. Şu anda da aynı şeyi aynen yapabilirdi. Öyle. Yapmadı. Aynı şeyden kızı müzdarip tutuyor. Ama sen yaptın burada diyor. Anlatmak istediğin ne biliyor musun canım benim? Sen dışarıda benim hani önümü kesmeyip içeriye gelip hani dışarıda sanki mı? Sen şov yapıyormuşsun dışarıda bahçede konuşup yani. Bak çocuk orada. Hani dışarı yani bahçede yalandan, konuşurken benim önümü kesmeyip. Olur. Abi ben ben bu evde her yerde kamera olduğunun gayet bilincindeyim anladın mı? Orada ona farklı şey söyleyip de gelip burada orada onu seni istiyorum deyip de gelip burada nasıl ben istemiyorum diyebilirim. Hayır tanımayı tanımak anladın mı? Tanımayı istemiyorum. Hani Turgay'ı istemiyorum dedim ama tanımayı istemiyorum. Tanımak kelimesini eksik söylemişim anladın mı? Aynı yere çıkıyor zaten şu an siz bir şey anlamak istediğiniz yerden anlıyorsunuz. Turgay şimdi bahçede konuşurken dedim ben seni tanımak istemiyorum. Dedim şu an seni tanımam söz konusu değil dedim. Bunu o geldiğinde de söyledim farkındaysanız. Sebep ne peki? Gerçekten istememe sebebin Şahin'le olan ilgin mi? Yoksa gerçekten Turgay olmaz mı yani? Turgay'ı istemiyorum ve Şahin bana hala böyle sempatik geliyor. O yüzden olabilir belki. Değmeyecek bir ilişki için belki olabilecek bir ilişkinin önünü kapatıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Tip olarak yani Şahin dış görünüş Gamze olarak oldu, ama hareketleri Esra kesinlikle Şahin yanlış. Oldu. Hani Gamze Şahin'le böyle hani hakaret et ama az hakaret et. Canımı yak ama azıcık canımı evet, yak evet, derdi evet, ya. Evet evet Gamze şimdi öyle Şahin diyordu. Şimdi Şahin Esra'nın canını yakıyor. Esra'nın hala hoşuna helal olsun. Sen Şahin gibi oldun şimdi o da Gamze Göktürk oldu. Ya da çabuk vazgeçti demesinler. Demek ki böyle oluyor. Hayır ben... Niye vazgeçsem? Ben böyle yapan bu eve, mı yaranıyor? Şahin'e aşığım, Şahin'e ölüyorum, bitiyorum diye girmedim ki. Şahin'i tanımak istiyorum, izledim dedim, yakından tanımak istiyorum. Öyle bir insan olduğunu, samimiyetsiz bir insan olduğunu düşünmüyorum dedim. Ve tanımak istiyorum dedim. Bize yorum yapıyorsun, kendine niye yapmıyorsun, Gökhan'a niye yapmıyorsun denmesi sana komik anladın mı? Hayır, senin sefer... yorumlarına da yapıyorum, sivri yorumlar. Ama Gökhan'a yapmaktan çekiniyormuşum. Çünkü senden korkuyormuşum. Bunu ben. Kim diyor? Bunu Adnan diyor. Adnan der abi. Adnan boş konuşmayı seven bir arkadaşmış. Yani ben, zaman zaman ne, zaman ne alaka Adnan? Zaman ben zaman öyle bir şey zaman, zaman yani. Adnan böyle şeyler konuşuyor abi. Konuşması da çok normal. Ben artık Adnan'a alıştım yani anladın mı? O kendindeki bazı şeylerin konuşulmaması için konuyu başka yere çevirmeyi de seviyor. Ona da bir şey demiyorum. Ama sen bana gayet... Bak ben kendim söylüyorum bunu senin yüzüne karşı söylüyorum. Adnan buradayken de söyledim. Ya yaptım mı abiciğim? Ben sana o kadar kötü yorumlar yaptım ki sen... Bana yaptığın yorumları ona yapmamışsındır yani. Yaptım. Ben herkese burada yorum yaptım. Yok bana yaptığın ağır yorumları ama onlara yapmamıştır. Hani onlara yapmamışsındır bana yaptığın ağır yorumları anladın mı? Niye böyle ama yeri bir... geldi söz verilmedi. Yapamadım o an. Askıda kaldı ama söz verilmediği için. Burada başka bir konu konuşurken niye benim konuma geliniyor yani? Sen benden niye korkusun? Sen niye benden çekinesin? Niye böyle bir algı oluşturuluyor burada? Şahin korkuyor, Şahin konuşamıyor gibi. Şahin'in öyle bir derdi olsa Semih Adnan'a, onlara konuşmaz. Mesela. Ya gayet rahat herkese her türlü açık bir yorum yapıyorum abi. Kimse kimsin, yani kim alınmış mı, alınmamış mı benim yaptığım yorumdan? İyi mi yorum yapmışım, kötü mü yorum yapmışım? Eyvallah sen benim abimsin. İçeride dışarıda ben seni çok seviyorum, çok iyi vakit geçiriyoruz. Ama şimdi ben seninle çok iyi vakit geçiriyorum da burada bazı şeyleri de görmezden gelip abi ya inanılmaz iyi ilişkin var seni takdir ediyorum çok iyi gidiyorsun da diyemem abi kusura bakma yani. Ama gözle görünen de bir şey var. Bu ben buraya diyemezsin. Girdiğim zaman benim seninle içerideki dostluğum daha farklı olacak anladın mı dışarıdaki dostluğum daha farklı. Ben burada gördüğüm bazı gerçekler var ben bunu söylüyorum. Yoksa Aycan'a herhangi bir kinimden nefretinden söylemiyorum ben bunu gördüğümü söylüyorum. Yaptığım yorumlar samimiyetsiz geliyor. İyiken... Herkes iyi anladın mı? Benim hakkımda, ben iyiken herkes iyi. Benim hakkımda ne yorum yapacaksın ki sen şu an? Benim hakkımda yapacağım bir yorum yok ki senin şu an. Ben ilişkim yok, bir şeyim yok. Of, ya şu an için değil, zamanında. Zamanında çok yaptın abi. Yok ben şu an ben bugün buraya geldiğimde söyledim. Ben orada da söyleyecektim. Değil ama mi? Rabia orada diye söylemek istemedim ama gün içinde, bugün içinde. Sen şu an burada olmasaydın ben seni çekip seninle konuşacaktım. Neyi? Dün nasıl konuşuyordunuz birbirinize? Aynı şekilde sen... Yok, ben aynısını söyledim. O sana nasıl konuşuyordu? Ben aynısını söyledim. Buraya geldi, çiçek getirdi. Farklı bir kız geldi sanki. Yo, sen yine bir orada, farklı oldun. Yok, farklı bir kız ben gelmedi. Ben bunu anlamadım. Farklı bir kız gelmedi kardeşim. Orada bizim damatların yaptığı yanlış. Diyorum ki kardeşim, bu kız geldi bak bana dün neler yaptı. İki gündür bana ama neler sen yapıyor. Sen de gülüyorsun abi. Abi erkeklerin haline gülüyorum. Biz öyle bir şey görmedik, biz öyle bir şey duymadık. Ne demek ya?
Beni bırakıp niye gidiyorlar? Ben bahçeye çıkmıyorum özel konuşmamak için. Beni bırakıp bahçeye çıkıyorlar. O adamın iyiliğini, o adamın sevgisini suistimal etmiş. O adamın sevgisi hakkında ben istediğimi söylüyor pozisyonda olurum. Bir incitmeden söylemek, eleştiri yapmak vardır. Ama Seda Hanım'ın da dediği bir şey var. Herkes içerisinde yapılan eleştiri hakaret sayılır. Ya böyle bir şey var mı ya? Sen kardeşim zaten kuytu köşelerde bizi yeriyorsun. Bir şey demiyoruz. Ondan sonra karşımıza geliyorsun, bir de suratımıza böyle hadi bir yaptın, iki yaptın, üç, dört, beş. Bu nedir ya? Ya bir durmasını bil kardeşim. Bir patavatsızlık yapma ya. Bir saygı, yani diyor, bir saygın olsun sevdiğin ya. Sevdiğin için diyor şu an yapıcı olduğunu biliyorum diyor. Demek ki sen sevmiyorsun. Senden bahsediyorum. Eğer Şahin bana bu kelimeyi de aynı dışarıda kullandıysa. Ne diyor, ne diyor? Beni sevdiğin için. Ha, ya tamam, önceden tanıdığın için, sevdiğin için şu an onu koruduğunun farkındayız. Ya, hani yorum yapmadığının yaptı, farkındayız. Bak, ne kadar, bak ne kadar. E o zaman demek ya, ki. Ne kadar cahilce yorum yapıyor, görüyor musun ya? Bak hala ne kadar cahilce yorum yapıyor ya. Bu mudur yani şimdi? Bu zamana kadar hukukumuz var. Şu vallahi, an bu cümleyi burada en zor anda mı kullanıyorsun? Şahin'e burada gördüklerini yorumlamasını, bu konuda ona cesaret vermiş adam benimdir. Ondan dolayı tutup biliyorum, bana da böyle da şey yapmasın hiç. Bu konuda onu cesaretlendirmiş ve konuşması gerektiğini, ekranda ne veriliyorsa konuşabilirsin kardeşim diye bu cesareti vermiş adama. Tutup da ben eline bir şey veriyorum, o geliyor elindekiyle seni bana vurmaya çalışıyor. Hani bana dediğim mesela sana. İşte bana vuruyor. Bana vurması, sana vurması demek. Ya ben seni ne zaman susturdum kardeşim? Sen beni en çok eleştiren adamsın. Benim ilişkimi en çok eleştiren adamsın. Ve her zaman da burada kafa kafaya gelip tartıştım onunla. Kardeşim bak şöyledir, bak böyledir diye. Hiçbir zaman çekinmedim, kaçmadım. Ama bu nedir ya? Bir yanlılık var, başka bir şey var ya bu mevzunun içerisinde. Evet, bugün Şahin'le tekrardan bir kavgamız oldu. Her zaman söylüyorum, insan ilk önce en sevdiklerinden görüyor. İlk darbeyi en sevdiklerinden yiyor. Şahin bir Aycan muhabbeti çıktığı zaman genellikle Aycan'ı tutuyor ve hep yermeye başlıyor. Neden bilmiyorum, bugün de onu sordum kendisine. Ama hep bu şekilde yapıyor ve hep en sevdiklerini yermeye başlıyor. Vallahi Şahin, kimi sevdiğine karar ver. Ve bundan sonra ona göre hareket et. Sen de Semih'i bayağı kıskandın yine. Adriana'dan. Ne alakalı? Adriana'dan haberi yok, burada bir ilişki yıkılacak. Artık ama Hazal var ya, bir gün Hazal o konuyu nasıl çözecek bilmiyorum da ilişki uzmanı işe yarayacak mı? Adriana'dan değil de sanki ilişki uzmanı. Size bir şey diyeyim mi? Bir şey gibi geldi bana. Göstermek için şey yapsın. O da güzel kadın. Adriana'nın fotoğrafını çerçevelet kardeşim Semih'e. Vallahi Hazal artık bayağı özgüvenini gösteriyor. Kıyafetleri de daralttı, kısalttı. Bayağı özgüvenini gösteriyor burada. Adriana'nın fotoğrafını çıkardı, çerçevelet. Al sen anca buna bakarsın. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Kısalttı derken sen gelmeden önce yazın ilk zamanlarında ben bu boyda giyiyordum, evet, zaten. Evet giyiyordu. Ben gördüğümü söylüyorum. Ben geldiğim ilk zamanda sadece dar giyiyordum. Yok ondan önce giyiyordum. Kilo verdin ya. Şu an gayet dar ve kısa kıyafetler seçiyorsun. Aynen. Ekranda hani biraz daha kötü çıkmıyor. Şu açıklık, şu kapalılık. Bir kere de görmedim Semih'in sana niye kısa giyiyorsun, niye dar giyiyorsun dediğini. Çünkü demiyor kızla Semih karışmıyor, Semih eteğe falan. Sadece en son şeyde karışmıştı. Bir kere giyeyim, hani o gün Mehtap'a şaka yaptığımızda kısa bir dar bir etek abi, giymişim ya. Abi var yandan bayağı. Konuşup durma ya. Bir dakika. Kısa dar bir etek giymişim ya, o zaman şey yapmıştı. Hani kıskanmıyorum ama otururken falan dikkat et. Yani sonra VTR'de görürüm, canım sıkma. Muhabbeti yapmış öyle çok şey bu konuda. Çünkü dikkat ediyorum da. Adriana'yı ne yapacağız ya? O değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten favori. Evde en hani mütevazi usturup bak ben bilimini giyiyorum. Bu kız hayır çok bir şey söyleyeyim mi? Kızın diz kapağı biraz gözüksün evde olay oluyor. Aynen. Kız gayet usturup giyiyor. Valla bu evde her şey olay oluyor be. Bu evde herkes ne giyerse olay oluyor. Bu niye bugün tutuklu kaldı? Her gün kıyafet. Dün kıyafet konusunu ilk açan buydu. Hiç unutmuyor var ya, ben hayatımda böyle kinci. Bir de diyor ya, ilk geldiği gün geçen onu koymuşlar. Hani bu benden intikam, hani bu cumartesi günü geçen hafta bizi Onur'la yemeğimizi basmıştı ya durduk yerde. Tövbe yarabbim. İnsanlar hani benim bu fan kitlen bir video yapmış. Eve ilk geldiğinde ne demiş biliyor musun? Hiç kinci bir insan değilim. Kim tutmayı beceremem. Hiç düşman olamam falan. Ha. Üç gün sonra sizin hepinize intikam alacağım. Ondan sonra sana işte kime ne intikam, unutmadım hepsini söylediyse. En sonunda demiş ki ben kinci bir insanım, ben böyleyim. Sonra demiş ki ben kinci değilim. Bu kız zaten kendisiyle çelişen bir kız yani. Ama bir insan hiç mi unutmaz ya? Şunun ya etek mevzusunu unutmamış. Saçmalıyor onun artık. Bak şu günlerde gerçekten saçmalamaya başladı. Ben artık gülüyorum. Gerçekten gülüyorum. Ben niye böyle konuşuyor diye. Bir şey söyleyeceğim ya. Ben gerçekten şey çok kıskanç bir insan mıyım? Evet. Gerçekten. Kıskançsın Hazal.
Ya kıskançlık kötü bir şey değil ki. Bence hiç ama de kötü durmuyor. Ama çok seviyorsun. Bir erkek bunu sevmez Hazal bence. Hani bir dost tavsiyesi. Hiçbir adam çok kıskanılmayı sevmez. Ama sen demin ne dedin biliyor musun? Benim sevdiğim adam dedin gidip bir başkasına sarılacak biter dedin. Yani biter, sen bir ama sarılmayı bak, bitiren... Ama hoşlandım bak, hoşlandım ilişkiliği. Hoşlandım mesela. Onun orada soğuması lazım, vazgeçmesi lazım. Hani Gamze öyle bir sarılmış ki. Demek ki Gamze de gönlü onun mesela. Daha bir şeyler yaşamadan baktım adam gidiyor bir başkasına sarılıyor. Dönersin. Ama şöyle bir şey var. Daha bir yola gitmeden, girmeden adam niye dikkat etsin ki senin için? Ha. Ama biliyor, niyetini biliyor. Es sana ne olan ilgisini biliyor. İşte önemsemediği için onu da vazgeçmesi gerekiyor. Okları bence Tugay'a galiba Tugay'a çevirmesi gerekiyor. Bir dakika. Şimdi bak ben kıskancım değil mi? Şimdi şuradan yakışıklı bir ilişki uzmanı inse. Biz böyle çok Sevi benden ayrılır. Evet. Şimdi benim buraya eski bir bu evde ikinci yılım olsa... Ve eskiden 5 ay boyunca peşimden koşmuş bir aday gelse ve ben o adaya ne kadar tatlı olmuşsun, balık gibi bakıyorsun desem Sevip benden ayrılır. Yine. Abi bu ev beni hiç bu kadar gelmedi beni ya. Beni çok geriyor bu abi bu müzik ya. Ay duymak istemiyorum ya. Of, yeter artık. Tabii ki de yakın bulduğum bir insan var. Kim ya? Kim ya? Çocuğa bak, hani bu çocuğun yanına yaklaşılmaz. Hani bu çocuk çok can yakar. Dünyanın en iyi adamı da olsa uyuz oldum şu an. Yüzünüzden düşen bir parça sanki ya. Hepinizin suratı asık gibi. Rica ediyorum benimle muhatap olma. Seninle hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Gamze'nin sevilmediğini biliyor. Gamze'ye bu lafları söyle yükleniyor ki diğer gelin adayları da beni sevsin. O değille ne olacak şimdi abi? Oylama oldu mu, olmadı mı? Kim gidecek, kim kaldı? Bir damat adayınızı eve almanızı isteyeceğim. Çok sevdiğiniz bir damat adayının gitmesine neden olabilir. Bir insanın kaderi söz konusu burada. Damatlar bir tanesiyle mutlaka bir ilişki yaşamak için bu eve geliyorlar. İnşallah cesaretini Şahin herkese karşı gösterir de o zaman derim ki ya abi adam kusura bakma da Onur abi bugüne kadar herkes için ne gördüyse söyledi gözünü seveyim derim. Ama ben bugüne kadar Şahin'in bu cesaretini sana karşı, Semih'e karşı ve bana karşı uyguladığını görüyorum sadece. Beni de rahatsız eden durum o kardeşim zaten. Beni de rahatsız eden o. Tek sıkıntı o. Burada çok enteresan, çok özür dilerim. Burada en çok Gökhan'ı eleştiren adamlardan bir tanesidir. Şahin. Ama yüzüne karşı değil. En sevmeyen, yani Gökhan'ı en sevmeyen adamlardan bir tanesidir Şahin. Şu an en sevdiği belki adamlardan bir tanesi olan Onur Yüksel'i. Orada onunla tartış. Düşün artık. Benim Şahin'de gördüğüm bir şey var. Hiçbir şey umursamıyor. Yani. Benim bak ben artık bunu gördüm anladın mı? Bana hala eyvallah kardeşim dememe rağmen bana hala laf sokuyor ya giderken. Hala. İçime laf sokuyor ya. Böyle bir şey var mı? Zaten en büyük darbeyi yakınlarından görürsün ya abi. Helal olsun. Çünkü bugüne kadar başkasının söyleyeceği umurunda olmaz. Ama yakınından yiyeceğin bir eleştiri, bir başka bir şey seni derinden etkiler, vurur seni. Sonuçta bu evde bir ay geçirdiniz. Dışarıda da görüşüyoruz. Samimiyetimiz farklı Şahin'le. Ya 1,5 ayım oldu abi. 1,5 ay. Evin en iyi niyetli insanı Hazal yapsın madem bunu. Hadi hiçbiri yapmıyor. Hiç kimse evin demedi. Evin en iyi niyetli kızı ya Hazal. Hazal gelsin desin. Gamzeciğim ya ben seni görüyorum. Hani gerçekten mücadeleni görüyorum. Hani görmese bile Gamzeciğim tamam seni samimi bulmuyorum ama hani bir de senin bu yönünü de göreyim ben. Kız dün tost yapıp götürdüm elimle verdim ya. Burada özür İyi olmak için elimden ağladın. Geleni yapıyorum ya. Özür diledin, ağladın. Neden bu kadar tepki topluyorum? Neden bu kadar üzerime geliyorsunuz yani? Bunun nedeni ne? Nedeni ortada aslında da.
kıskançlıktan başka hiçbir şey değil. Bu evde bir şey olduğu zaman direkt senin fiziğini atıyorlar ortaya, tamam mı? Direkt fiziğini atıyorlar. Bu niye ya? Bir insan bir insanın niye fiziğini direkt ortaya atar? Hayır, bir de işin kötü kısmı, fiziği ortaya atıyorsun, onu da yererek atıyorlar. Keşke daha önce yapsaydım dün yapmadığım şey. Dün ne yaptım? Kalktım. Hey, Didem bana dedi ya, Gamze her defasında ailen yok mu işte, utanmıyor musun? Her defasında fiziğini öne atıyorsun. Evet arkadaşım, siz de benim kadar spor yapsaydınız, sizin de fiziğiniz benimki kadar güzel olsaydı, siz de öne atsaydınız deyip dün ayağa kalktım, kendimi gösterdim. İyi yaptın. Keşke daha önce keşke yapsaydım. Keşke daha önce yapsaydım. Keşke daha önce yapıp aynen, bu muhabbetlerin önünü kapatsaydım. Şimdi bak kapattım, kimse konuşmaz artık. Yine. Ay hayır. Of hayır, ne olur ya. Ben çok kıtırdım. Ay gene. Hayır. Ay gene gene. Bu ne oluyor? Ay, yine. 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 Bizim gelsenize. Ya bu bizim gibi mi korkutuyor Allah'ınız? Beni bak. Beni çok geriyor bu ya. Böyle üçü üçü mü kaldı ya? Diken diken oldum, diken diken. Abi bu ev beni hiç bu kadar germedi beni ya. Beni çok geriyor bu abi. Abi şurada iki ya, espri yapalım, gülelim, eğlenelim diyoruz. Dın 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 dın. İki haftadır yaşadığımız eziyet ne böyle ya? Abi yemin ediyorum ben çok geriliyorum bugünlerde ya. Abi eskiden bu kadar değildi be Semih'im. Değildi abi. Eskiden bu kadar değildi be Ferdi. İçim yok, titredi şu, ya. Şu müzik var ya, bu ses çok geriyor. Psikolojisini bozuyor insanın. Abi zaten. Abi, ben her an böyle diken diken oluyor. Şeyde o dıt dıt diye püf, güm diye bir şey gelecek diye bekliyorum yani. Bugün kısmetse olurun. O can sıkan, yürek burkan siren sesi çaldı. Hayra alamet mi, güzel bir şey mi ki güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu siren sesleri genelde bize kötüyü yaşatıyor. Bunları düşünürken arkadaşların yüzüne bakıyorum, belki son defa bakıyorum. Bir yanda da Şahin'e baktım, Şahin. Yani ne yapacağını bilemeyen Şahin. Yani en çok buradan gidersem önce sevgilim için, sonra Şahin için üzüleceğim. Çünkü onun o perişan halini gördüğümde Gamze'ye karşı gerçekten de bir şey hissettiğini düşünmedim. Çünkü Şahin bu evde kalabilmek için zaten bunları yaptığını düşünüyordum. Bugün de tasdikledi sağ olsun kendisi. Ne olursa olsun hakkımız hayırlısı olsun. Gene kötü bir şey arkadaşlar. Ya, bu sesten bu ses zaten bir felaket ettiğini Didem ve ikimizin başına gelmişti. Mehtap. Bir şey diyeyim mi? Onur'la da kötüyüm ya. Of, Onur'la da kötüyüm. Ben o güne gittim geri. Geri gittim geldim yine, yani. Yine geri gittim ben de. Bu ses hayra alamet. Peki bu sefer ne oylaması olacak ki anlamadım. Abi yoksa erkekler evinde ne olur yeter ya. Hayır. Hayır canım, erkekler evini, erkekler... Gene biz mi ya, ben anlamadım şu an. Gerçekten çok geriliyorum artık. Kalbim dayanmayacak ani ruh değişikliklerine ya. Psikolojim alt üst oldu ya benim. Ya bak ilkini de ciddiye almamıştık ilk başta. Hani bir ihtimal düşünmüştük de bu kez ben çok korkuyorum. Ben de. Çok korkuyorum. Artık ben gerçekten kendimi alıştırmaya başladım. Gerçekten bu korkuyu istemiyorum artık. Demek ki neymiş, kimse burada kalıcı değilmiş. Ya değil değil, anladık. Buna mı gülüyorsunuz arkadaşlar? Ya. Buna mı gülüyorsunuz? Abi şu an inşallah zaten... kızlardan da diyemiyorum. Anladın mı geçen yaşadıklarımızı? Aslında tam gülecektik. Zaten eğer öyle bir oylama ya olursa, bir kişiyi belirlerseler %100 beni belirler kızlar. Çünkü siz söylüyorsunuz abi kimse beğenmemiş diye. Beğenmek isteyen yani var mı peki? Kendi rızasıyla. Kendi rızasıyla. Nasip ben, kardeş, kaderde varsa yaşarız. Ben gitmek istemiyorum şahsen. Valla kimse gitmek için gelmedi sonuçta bu eve, değil mi? Ya kimse adamsın. Gitmek için bak, gelmedi bu eve. Bugüne evet kadar bu yorumu kimse yapmadı. Kardeşim, dedim, ben de dedim daha önce. Neyi? 3 gün önce söyledim. Turgay'da dedim, seni, giderim oğlum bu evden diyordun. Kızlar seni gönderecek falan dedi. Hani ne olacak dedi, başka adayın kalmadı dedi falan birisi. Ben dedim ki buraya yani sadece bir kişi için gelmedim. Gitmek için de buraya gelmedim dedim. Ay doğru istemiyorum ya. Of, yeter artık ya. Thank you.
demek ya? Sadece 20 dakika içerisinde gelen kişiyi tanımaya çalışıyorsun. Biri gelecek. Bu ne demek? Herhalde bence, ben şöyle anladım. Herhalde bir kişi gelecek, sonra bir kişi daha gelecek. Hepsini 20'şer dakikada tanıyacağız. Sonra ona göre bir oylama mı yapacağız acaba? Gelen kişiyi diyor. Tamam, kişi gelecek, sonra o gidecek, bir daha mı bir kişi gelecek? Bir kişi diyor. Ya da bir kişi gelecek, diğer evdeki bir kişiyle mi? Hani oradan da kura çekilip bir kişiyle değiştirilmesini mi sağlanacak? Bu ses ama böyle güzel bir şey. Bak, bu olay bu böyle güzel bir şey olsa, tanımadığımız birine oylama yapsak bu sesi vermezler. Bu ses kötü bir şey işaret. O yüzden bilmiyorum. Ben tanımak istemiyorum erkeklerden birisi gidecekse. Yani hangi gelen kişi? Erkek mi gelecek, kız mı gelecek? Kim gelecek? Aynen, ne gelecek? Aynen, ben de anlamadım. Kimdi? Gelen kişiyi tanımaya çalışayım 20 dakika içinde. Allah'ım hadi biz bismillah şu işin içinden bir çıkalım ya. Allah'ım güzel bir şey olsun artık, kötü şeyler olmasın ya. Bu ne ya? Gelen kişi gelecek abi, kim o zaman. O zaman bir tane gelin adaya gelecek, bekarlar tanımaya çalışacak. Hala mutlusunuz ya. Gelen diyor abi. Bir dakika, gelen kişiyi tanımaya çalışıyor. Şu olabilir bak beyler, dikkat edin. Gelen kişiyi tanımaya denediyseler belki bir yarışma gibi bir şey yapacaklar. Ne kadar tanıdığına alakalı soru sorup en az soru bileni gönderecek olabilirlerdi. Ne alakası var? O zaman var beyler bakın. Bak yani tanımaya çalışacak dedi. Dakika yani, verdin dedi. Benim dediğim şey hiç mantıksız bir şey değil. O zaman değil, birisi soru değil, sorsun, bravo, herkes cevaplasın. Bir dakika bravo değil. Bak herkes soru sorarken dikkatli sorduğunu. Hayır, bir kişi sorsun. Tamam abi, bir kişi sormasın. Herkes sorsun ama. Herkes soruyu anlasın, o yüzden diyorum. Abicim bir kişi sorabilir mi ya? Herkes sorsun ama her sorduğumuz soruya dikkatli bir dinleyelim, evet, anladın mı? Bir kişi sorarsa bir kişi gider oğlum. Olmasın. Öyle aynen, onun dediğine göre yani. Abi ben bir şey söyleyeyim. Anlamış. Karmaşa yapmayın. Yok öyle bir şey bence olamaz. Ya kendini yanlış tanıtırsa? Bak, ya. Niye yanlış tanıtsın abi? Bak 20 dakika diyor. Onun verdiği cevaplara göre şey yapacaksın. 20 dakika diyor çünkü birden fazla aday gelecek ve onlara kişi başı düşen 20 dakika. Hani tanıyın, aralarında bir gelen adayı yapın. Tanıyın dedi ama adayları demedim. Tamam, gelen adayın şu an bir aday gelecek çünkü. Tanıyın, almak istiyorsanız eve mi alın? Bravo, şey aynen olabilir. Bravo. O olabilir. O olabilir. Belki siz benim dediğimi gene yaban atmayın. İyi de çocuğa sorduğunuz soruları aklınızda tutun. Değiş aynen, tokuş olabilir. Bak, şu süreyi size verdiyseler 20 dakika içerisinde gelen adayı tanıyın. Çünkü 20 dakika sonra gidecek o aday buradan. Ve 20 dakika sonra başka bir aday gelecek. Tanımayız. Ya da başka bir aday gelmeyecek, bize soru sormaya başlayacaklar. Aynen. En az hani onu dinleyen ve tanımayan kişiyi de buradan gönderecek olabilirler ya böyle. Ya da bilginiz olsun. Bilginiz olsun. Direkt söylüyorum. Ya da değiş tokuş yapacaklar. Burcumun da diğer bir özelliğidir. Oradan biri gidecek, o içeri gelecek. Söyleyeyim yani. Ya da şöyle bir şey olabilir. Adaylar gelecek. En iyi tanıdığımız adayı da içeriye... Tamam beyler, herkes kendi düşündüğünü yapsın ama benim dediğim şeyi de yaban atmayın, ben size söyleyeyim. Tolgahan. Aycan. Memnun oldum. Merhaba. 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 Böyle oturuyorum galiba. Evet. Kusura bakmayın hani. Biz biraz böyle gerildik o yüzden. Evet. Estağfurullah, problem yok. Tolgahan, kötü bir sesle geldin buraya. Ne gibi? Yani heyecanlı ne olsun, olarak heyecanlı geldin? O kimsin? Uyarı bizim için geçen yani hafta bize kendinden o kadar kötü şeyler yaşattı. Kendini anlatacak şeyler evet, söyler misin? Tabii ki de söylerim. İsmim Tolgahan, soyismi Avşar. 25 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bir mağazada yöneticilik yapıyorum. Bu kadar. Kaç yaşındaydın? 25 yaşındayım. Neden evet, buradasın? Neden buradayım? Kafamda bir aday var. Onun için geldim. Kim? O da zamana kalsın. Ama şu an biz seni tanımak istiyoruz. Şu an sen yeni gelen yani, damat evet, adayısın. Evet, yeni gelen bir damat adayım ama şu an söylemek istemiyorum. Ben tahmin edeyim. Ben de Rabia. Hazal. Arkadaşlar şu an kime geldiğimi tanıyın. 20 dakika içinde şu an arkadaşımı tanımaya çalışıyoruz. Şu an zaten göre söylemek istemediğimi söyledim. Yani esaret benim tabii. Değil. Nasıl birinden hoşlanırsın? Yani şöyle otoriter ve kendinden emin tiplerden hoşlanırım. Öyle söyleyeyim. Peki sen? Öyle ben misin? De öyleyim. Senin için otoriter, dış görünüş önemli mi ilk baktığında? Tabii ki de. Ya bu herkes için önemli, benim için de önemli. Aha bak, kızlara gitmiş. Aa, bu kim ya? Bu kim ya? Senin için bir kadın maddiyata önem ver dese mesela, sorsan karşısındaki kadın maddiyata mı önem veriyorsun yoksa vermiyor musun dese, ben maddiyata önem veriyorum dediğimde sen nasıl bir tepki verirsin karşındakine? Yani şöyle, bu bir de senin beğendiğin kadınsa. İlgilenmem. Sonuçta her şey maddiyat değil. Tamam, maddiyat önemli ama ilk önce insanın kendisine duyduğu saygı ve sevgi var. Ondan sonra para geliyor bence veya maddiyat geliyor, öyle söyleyeyim. Beğendiğin kadın dahi olsa evet, evet, ve onun için geldiğin kadın dahi olsa böyle bir cevap verdiğinde vazgeçelim. Nerede yaşıyorsun? Fulya, İstanbul. Burada. Evet. Burada yaşıyorum.
Gerçekten nerelisi? Evlenmeyi istiyor musun? Yoksa hani çünkü gelen kişilere bunu sormak zorundayız. Çünkü tabii farklı ki amaçla gelen kişiler de var. Daha önce evet başından hani bir nişan veya... Yani nişan vesaire geçmedi ama 2,5 yıl kadar süren bir ilişkim vardı. Hı hı. Yok hani tam ciddi bir yola girmiştik. Hani nişan vesaire gibi bir mevzu vardı. Ama olmadı. Bazı sebeplerden dolayı gitti. Ne zaman ayrıldın? Bir sene, 1,5 sene falan oluyor. Nerelisin? Bayağı oluyor. Bir tarafım Bursa, bir tarafım Elazığ. Hatta bir tarafımda babamın babası da Ardahan Posoflu. Peki sen birini gördün, beğendin, hı-hı, ve onunla anlaştın. Annen, hı-hı, ailen dedi ki ben bunu istemiyorum. Bu gelin bize uygun değil dedi. Ya şöyle, ailemde annem ve babamdan baz alırsak benim kararlarım onlar için önemlidir. O yüzden herhangi bir sıkıntı çıkaracaklarını zannetmiyorum. Anladım. Bu kadar. Tek yaşıyorsun. Tek yaşıyorum, evet. Üniversite okudun mu? Üniversiteye devam ediyor hala. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Peki izliyor musun programımızı? Evet, izliyorum. Aktif olarak izliyorum. Kendine erkekler evinde yakın bulduğun bir karakter var mı? Hani ben de olsam genellikle onun gibi tepkiler veriyorum dediğin. Ya karakter olarak demeyelim de tabii ki de yakın bulduğum bir insan var. Semih'in tavırları Semih biraz. Semih diyecektim tam. Bana Semih yakın. Sen maço musun peki? Biraz. Abi yok, bu işin içinde de başka bir... Oo. Bir bit yeniği var ya. Bir farklı bit bir şey var ya burada. Ben bir de bu çocuğu hiç sevmedim ya nedense. Benim de bir elektriğim alamadım. He? Çocuğum bir tuhaf geldi bana bu çocuk ya. Elektriği ben de... Valla bana şu bizim aramızdaki harici bütün adaylar tuhaf geliyor. Değil mi? Olmasın abi. Olmasın yani. Aynen. Gitmesin baba bizim aramızdan kimse ya. Gerek yok. 20 dakika. Ya biteceksene Turgay falan gitsin. Eyvallah kardeşim. Üzülmeyiz böyle yani. Üzülmezsiniz değil mi ben gitsem? Evet, çünkü bir buçuk hafta geçmiş. 20 dakikada gelen kişiyi tanıyın. Abi birçok aday gelecek. Tamam mı? Biz de dedik ya zaten öyle olacak. Bak birçok aday gelecek şu an kızlar orada, tarafına. 10 dakika burada. Herkes dinleyeceğiz. Daha sonra sadece yaka kartlarını alacaklar ve eve yollayacaklar. Hiçbir şekilde konuşmayacak. Biz çocuğun adam hakkında her şeyi bileceğiz. Çocuğun ismi neydi? Tolgahan. Tolgahan. Bilen de içeri gelecek o zaman. Aynı çocuk buraya geliyor olabilir mi? Mesela onlar o sonra... Ne alakası? Kopya mı verdiler bize? Ne kadar bilgisi kafada kaldıysa da onu içeri alacaklar. Mı? Yok. Kendini ne kadar tanıttıysa yani, bence, bence biz almayacağız. Kızlar alacak abi. Aynen. Kızlar alacak abi. Kızlara gidecek hepsi. Abi erkekleri evet bize sormazlar. Bize sormazlar. Kızlar, buraya da gelirler bence ya. O zaman kardeşim... Bari kız da gelse. O zaman şu çıkıyor ortaya. Bu yazlar bize değil, kızlar evine gitti. Aynen öyle. Aynen öyle. Kızlar seçiyor. Olabilir. Kızlar seçiyor zaten. Biz ne yapacağız? Oturup onları mı izleyeceğiz? Bizimle geçen onlar da bizi izledi abi. Sonuçta eve gelen bir erkek yani, anladın mı? Geçen biz de onları izledik. Allah'ın emri gidecek. Geçen yine biz izledik. Biz izledik. Onlar 9 kişi olduğunu gitmedi. He şu var. Ama biz 9 kişi olacağız. Yarın gidecek bizden büyük ihtimal. Sadece şu olabilir beyler. Buna hazırlıklı olun. Oradan birini beğendiklerinde bu adayın içeri girmesini istiyorsanız bu evden birini oylayın diyebilirler. Evet. O zaman da herkes hazırlıklı olsun abi. Peki bu evde gelin adayınla problem yaşadın. Hı-hı. Onunla oturup güzel bir şekilde konuşur musun yoksa karşısına alıp ona bağırır mısın? Hayır, ilk önce konuşurum. Olayı çözemiyorsam ve tabii ki de haklı insan... ya da haksız olması seni bu konu hakkında değiştirir mi fikri? Değiştirmez. Konuşurum. Olayı ben kendim çözemiyorsam konuşarak artık daha farklı. Mesela bazen bu evde öyle zaman gerektiriyor, oyun oynuyoruz. Bazı, hı-hı, gelin adaylarımızın fikirlerini çözmek için, gerçeği ortaya çıkartmak için oyunlar oynuyoruz, evet, bazen. Senin gelin adayın bu oyunu oynadığında ona tepkin ne olur? Şakalar makalar. Şakalar falan. Ya öyle bir oyunda olmasını istemem. Olumlu da bir tepki vermem herhalde. Yani sonuçta o insan seni de temsil ediyor. O yüzden daha dikkatli olması gerekiyor. Ben nasıl hal ve hareketlerime dikkat ediyorsam ona dikkat etmesi gerekiyor. Oğlak burcu taraf... musun sen? Efendim? Oğlak burcu musun? Akrep. Akrep. Çok sert ya duruş. Tamam. Ben evet. Bizi oğlağız ya. Aynen ben de oğlak mı biz dedim. Biz de öyle İkimiz duruyoruz de ya. Şeyiz. Dışarıdan. Sert. Aynen. Evet. Dışarıya kar yeni tanıştığın zaman mı böylesin böyle? Yok aslında evet. Yoksa ilk gelmenin heyecanı mı bu? Ya biraz heyecan dediğim gibi biraz da ilk defa geliyorum hani sizin gibi insanların karşısına. Onun da heyecanı var. O yüzden böyleyim yani şu an. Ya biraz da şey var böyle bir rahat olamama var aslında. Kasılma var. Peki farklı burada var yani. Bir kişiye geldin. O kişi olmadı. Tekrardan bir kişiye gittin. O kişi de olmadı. Hı-hı. Tekrardan diğer kişiyi zorlar mısın? Yoksa ilk geldiğin kişi de... İstikrarlı yani ilk geldiğin kişi olmazsa bu evden ya gider misin? Başka bence mutlu olana kadar devam edebilir ya. Ne olacak? İstikrarımı korurum ama tabii olmadı diye de yelkenleri indirecek de değilim. Sonuçta burası bir evlilik programı, böyle bir format. Burada
tanıyıp burada yürümek gerekiyor. Onun tavırlarına yüzden, göre mücadele edelim aynen diyorsun öyle. Yani. Aynen öyle. Mesela diyelim ben yani erkek arkadaşların ya da gelin adayın. Ben sana kötü bir şekilde yaklaştım. Kötü bir şeyler yaptım. Sen bunun karşılığında bana nasıl yaklaşırsın? Yani kötü gelene, sana kötü gelene, ilk daha bu eve yeni girdin. Sana kötü gelene iyi gider misin ya da kötü gider mi? Karşılığını verir misin? Ay be. Beni daha iyi. Süre doldu. Çarşambaları bu beni hani şey şeklinde bu ses falan var ya. E tanıdık şimdi ne olacak? Çarşamba felaketimiz mi olacak? Şimdi tanıdık ne olacak şu an? Oylama yapılacak. Hayır başka bir yazıyordu şey var. Ya. 20 dakika tanıyın dendi. Başka bir şey var bunun içinde. Bu kadar mücadele edip çocuğa soru sorup bilgi aldık. Bu bilgiyi başka bir şekilde tamam, ben bile soru oylama sordum için, bana neyse. Onun eve girip girmemesi için karar vereceğiz bence. Çünkü arkadaşlar 8 gelin adayı 8 damat adayı var. Şimdi ayrıca ek bir damat adayı bu eve girecekse bu demek oluyor ki damat adaylarından birisi elenecek. Elenecek. Ve bu damat demedim. Adaylarından birisi o kuradan askeri çekilirse yok artık öyle şeyler yapma ya. Daha neler ya. Arkadaşlar yok geçen hafta yaşamadık mı Gamze'de? Hepiniz yaşadınız. Ama biri girmiş miydi o gün? Hayır. Hayır. Ben gelmiştim ama zaten 9 kişiyiz. Esra'yı oylamayla almıştılar. Evet. Sevdiklerimizle güzel vakit geçirelim değil mi Şahin? Aynen kıymetini bilelim. Aynen. Diyelim ki ben gitsem. Yarın burası olmanın emin olun kendi birbirimizle görüşebilecek zamanımız bile olmayacak çünkü hep buradayız. Hep bir şey söyleyeyim mi? Bak bu sene burada olanı görüyorum ya. Sana sadece şunu söylüyorum. Semih de kendimi tenzih ederek söylüyorum. Yarın öbür gün bura bittikten sonra dışarıda görüşülebilecek bir dostluk göremiyorum abi. Yani tenzih ediyorum dediğim. Görüşen insanlar var. İkimiz harici şöyle şu altılı tarafından söyleyeyim. Ne gibi? Hani kendi aranızda şu altılı birbiriyle. Benim var. Yarın öbür gün konuşacağı, görüşeceği kimse olmayacak. Öyle bir dostluk kurulmadı. Ben göremiyorum. Sana göre. Niye sana görüşmesinden göre. Görüşürler? Neyi? Niye görüşmesinden? Sen görebiliyor musun? Ben görüşmek isterim abi hepinizle. Ben seninle görüşmek istemiyorum. Benle görüyor musun? Görüyorum. Ben de seninle görüyorum. Kalbimi kırdın yanınıza. Bizi zaten söylemiyor. Kendi aranızda diyor. Tamam işte oğlum. O şeyi tenzih etti. Ben bu açanla Gökhan'la arasında. Sen Semih'den aynen. Harici burada kimle görüşürsün? Yani şu an kimle görüşürüm? Bu açla görüşmem. Belki zaten gider. Çıktıktan sonra zor ya. Zor abi. Zor görüşür. Benim anladım. Bir insanla ben açık konuşayım. Benim bir insanla çıktıktan sonra bir yerde bir ticari bir şekilde anladın mı? Bir kesilmesi lazım ki ben o insanla görüşeyim. Tabii işi gücü olan. Verim olması lazım aynen. Anladın mı? Verim olmayan dostluktan dostluk olmuyor kardeşim. Aynen. Aynen. Sonradan ben olan dostluktan dostluk olmuyor. Aynen mi? Aynen. Ben aynen mi? Sana demiyorum oğlum. Ben hayır bak şimdi ticari derken kendi gel benimle ortak yani bir yap öyle demiyorum. Öyle demiyorum. Ha, hani yani diyor bir akarın olacak diyor. Şöyle doldu. Akar derken şöyle ben bir iş yapacağım. Sen bu işin ehlisin. Akarın olacak diyor anladın mı? Bir işin ehlisin. Anladın mı? Bu senden akıl almak da olabilir. Akıl olmak da olabilir, yönlendirmek de olabilir. Hani menfaat güzel de menfaat. Tatlı menfaat, tatlı. Ya, ticari menfaat olacak abi. Tam, ticari menfaat olacak, tatlı menfaat. Ben evinde oturan adamla dostluk kuramıyorum. Ay yeter artık ya. Yüreğimi bir test edeceğim yeter. Ay Allah. Vallahi teslim edeceğim ruhumu. Abi tüylerim diken diken oluyor. Şaka mı bu? Demek ki
İlk başta size ne dedim? Demek ki ne? Gelen bir kişi daha var. Onların arasında seçim yapacağız. Bir şey söyleyeceğim ama ne olursa olsun böyle işte müzik vermez. Biri gidecek. Olursa olsun biri gidiyor. 8 damat adayı, 8 gelin adayı. O zaman ben herkesi reddediyorum. Gitmesin abi, ya ilişkisi olanlardan birisi giderse ya bir şey olursa. Arkadaşlar sorumuza hakim olun. Deneni yapalım. Aynen, soralım. Söyleneni yapalım. Belki de kimse gitmeyecek. Evet, söyleneni yapalım. Çünkü Esra o gün geldiğinde kimse gitmemişti. Esra geldiğinde kimse gitmemişti. Vallahi hiç yormasaydım sizi. Merhaba, merhaba. Gürkan. Hayırlı. Merhaba. Gürkan. Merhaba. 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 Ayakta beklettim, kusura bakma. Merhaba. Merhaba. Şöyle geçeyim herhalde, uygun evet, değil mi? Evet. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın Gürkan? Birden geldi sorular. 25 yaşındayım. Burada herkes 25 yaşında. Öncelikle şöyle ben başlamak istiyorum konuya. Herhangi bir insanın şu an burada ön yargıyla davranmasını istemiyorum. Çünkü genelde her zaman hayatımda vizyondan dolayı çok fazla ön yargılı davranan insanlar oldu. Şöyle, hani işte çocuğa bak, hani bu çocuğun yanına yaklaşılmaz. Hani bu çocuk çok can yakar gibisinden. Ne gibi? Kendini nerede görüyorsun? Hayır, şimdi o bakımdan değil, asla. Şöyle söylemek istiyorum. Yani demek istediğim nokta şu. İnsanlar genelde birisini beğendiği zaman ilk bakışta onun tamamıyla dış görünüşünü beğeniyor, değil mi? Direkt o insanı bilemez. Hı. Ne hissettiğini, ne hissiyatta olduğunu. Bundan dolayı ilk bakışta bir ön yargı oluşuyor insanda. Niye durduk yere bunu söyledin? Sen neyden muzdaripsin ki daha gelir gelmez? Hayır, onu demek istemiyorum. Sadece demek istediğim nokta şu. Hani ilk başta kendimi tanıtırken normal kendi hayatımda en uyuz olduğum nokta bu. İnsanların bana böyle davranması. Önce bir kendini tanıt istersen biz karar verelim, olur mu? Tabii ki, tabii ki. Ama ben hani bunu bir parantez içinde en başta açmak istedim. Biri için geldin mi? Seni tanıyalım. Mesela nereden geldin, kaç yaşındasın? Biri için geldin mi? Bir gelin adayı var mı? Yok, şu an aklımda kimse yok. 25 yaşındayım. Bir gece kulübünde işletmecilik yapıyorum şu anda. Eğlence mekanı diyelim. Eğlence mekanı, evet. Neden kendine özgüvenli olduğun belli oldu? Yok, hayır, asla. Ya en baştan aslında böyle bir şey söylemem belki yanlış anlaşılmış olabilirim. Hı. Onu kabul ediyorum ama öyle anlamamanız için söyledim ben. Belki tabii biz sonra öğrenirdik. Tabii ki o sizin takdiriniz, o size kalmış tamamen. O birden şey, evin ilk heyecandı diyebiliriz İdem. Şey onun dışında için. Akrep burcuyum. İki ama tane. Akrep burcunun tamamıyla çapkınlığını taşıdığımı söylenemez. Ama eğer kıskançlık konusunda söylüyorsanız gerçekten çok kıskancım. Çok fazla kıskancım. Onun dışında... Nerelisin? Ben annem Makedon göçmeni, tek beşli. Babam Aydınlı. Daha önce bir evlilik, söz, nişan... Yok, hayır, şey asla yapmadım. Uzun süreli bir ilişkin. Şöyle, 2 yıllık bir ilişkim olmuştu. Ne ama çok ayrıldın? Önce, yaklaşık 6 yıl oldu. 4 yıldan beri herhangi bir ilişkim yok. Sebebi de en başta söylemeye çalıştığım şey aslında. Galiba yanlış anlaşıldım, kusura bakmayın o konuda. Hayır, problem değil, biz seni tanımaya çalışıyoruz şu an. Benim için bir bayan... Dünyanın en iyi adamı da olsa uyuz oldum şu an. Allah Allah. Bundan müzdelik olduğunu zaten söylemek istedim. Dış görünüşe bakıldığı için müzdarip. Tom Cruise dış görünüşünden dolayı müzdarip. Böyle bir insan olacak tabii kaide yok. Ama demek istediğim nokta şu. Hani bakılır, beğenilir, bakışılır. Sonra da o konuşmada, o birbirini tanıma sürecinde onlar da konuşulur. Hani orada ben o insanın beni tanımasını isterim. İlk başta bana baktığı zaman o ön yargıya varmasını istemem asla. Bunu demek istiyorum en baştan beri. Onun dışında burada herhangi bir ilişki yaşarsam eğer, öyle bir şey olursa, şöyle bir şey, yani bende de şöyle bir huy var. Çok kıskanç olduğum için insanların hayatına bir zamandan sonra karışma gibi bir şey, bir huy geliyor bana. Şöyle tabii. Seven her adam karışır. Şöyle tabii, hani bunu giyemezsin, şunu giyemezsin gibi değil. Ben her zaman bayanları kendi hemcinsimden daha zeki görmüşümdür. Çünkü bu böyle. Benim kendi bakışımdan dolayı bu böyle. Ama onun dışında hani onun hayatına karışmaktan ziyade, hani eğer benle bir yola başladıysa, o yolda beraber karar vermeliyiz. Beraber adım atmalıyız. Yani hani burada tabii ki bayanlar var. Diyelim ki ben erkekler evindeyim. Bir tartışma yaşadık. Hani onu burada değil de gelip benle konuşmasını isterim. Bir şeyleri benle paylaşmasını isterim. Hı. Arkadaş konusunda tabii ki normal şeyler onlar. Kendi arkadaşlarında normal şeylerden konuşabilir. Normal günlük hayatında normal annesiyle onunla bununla konuşabilir. Ama eğer yani ciddi bir konu varsa... Yani kıskanç bir yapıdayım diyorsun. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Kendini, karakterine yakın bulduğun biri var mı damatlar evinde? Ya da daha evvelden tanıdığın? Damatlar evinde Adnan.
Adnan'a mı yakın buluyorsun kendini? Evet. Ve sizin ilişkiniz gayet mükemmel yani. Şöyle bir şey, çok fazla programı izleyen bir insan değil. Gerçekten değilim. Ama sizin içtenliğinizi ben başka herhangi bir programda görmedim. Maço gerçekten musun? Görmedim. Maço musun? Çok değilim. Sen burada birini gördün, beğendin. Hı hı. Sen çok mutlusun ama ailen dedi ki, annen ben bu kızı istemiyorum. Ne yaparsın? Şöyle bir şey, ben babamla annem ayrı benim. Uzun zamandan beri babamı görmüyorum. Ben 6,5-7 yıldan beri anneme ben kol kanat germeye çalışıyorum. Hı. Ondan dolayı iş seçme bir lüksüm olmadığı için gece kulübünde çalışıyorum. Onun dışında şöyle bir şey var. Eğer öyle bir ihtimal olursa, eğer ben gerçekten o bayanı seviyorsam, annemi ben bir şekilde ikna ederim. Ben asla özellikle hani o duruma sokup karşımdaki hayatımdaki insanı annemle yüzleştirip ben bu bayanı istemiyorum diyebilecek saygısızlığı ne ben yaparım ne de benim annem yapar. Asla öyle bir şey olmaz. Ekstra bir şey görmedim. Beyler, Gürkan ilk bakış aklında kimse yok. Abi 25 yaşında gece kulübü işletiyormuş. Akrep burcu çapkın değil, kıskanç bir adammış. Aydınlı, anne tarafı Makedonyalı, babası Aydınlı. 2 yıllık ilişkisi 6 yıl önce bitmiş. Görsellik önemli değil, önemli olan içtenlik olması. Dış görünüşten de müzdarip olmuş bir arkadaşımız. Bir dakika, 2 yıllık ilişki yaşıyor, 6 yıl önce bitiyor. Bitiyor, 4 yıldır da hayatında kimse yok diyor. 20 yok. 6 yıldır hayatında kimse yok. Yok 4 evet, yıl dedi. 6 dedi. 4 dedi. 4 dedi. 4 dedi. Kalıbımı basarım 4 dedi. Kalıbımı basarım 4 dedi. 6 yıldan beri. Kalıbımı basarım 4 dedi. Abiciğim 6 yıldan beri ilişkim yok dedi. İlişkim yok demedi. 6 yıl önce ayrılalım dedi. Ben ağzına bakarak yazıyorum burada. Hemen takılıyorum. 4 demedim. 4 4. Şu önce biteli. 6 yıl önce 2 yıllık bir ilişkim vardı. 4 yıldır ayrılalım. 4 yıldır ayrılalım dedi. 2 yıllık ilişkisi 6 yıl önce bitmiş. 4 yıldır hayatımda kimse yok. Şöyle abi. 4 yıldır elinde kadınlık var abi. Yüzünüzden düşen bin parça sanki ya. Hepinizin suratı asık gibi. Rica ediyorum benimle muhatap olma. Seninle hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Gamze'nin sevilmediğini biliyor. Gamze'ye bu lafları söyle yükleniyor ki diğer gelin adayları da beni sevsin. O değil de ne olacak şimdi abi? Oylama oldu mu, olmadı mı? Kim gidecek, kim kaldı? Bir damat adayınızı eve almanızı isteyeceğim. Çok sevdiğiniz bir damat adayının gitmesine neden olabilir. Bir insanın kaderi söz konusu burada. Damatlar bir tanesiyle mutlaka bir ilişki yaşamak için bu eve geliyorlar. Peki bir şey daha soracağım. Gelin adayınla bir problemin oldu. Bu problemi böyle gelip herkes içinde mi çözersin? Asla, asla. Çekip kenara konuşur musun? Onunla konuşurken bağırır mısın yoksa düzgün bir şekilde karşına alıp konuşur musun? Şöyle bir şey, en başta dediğim gibi hani ben bayanları her zaman hemcinsinden daha üstün görmüşümdür. Burada ben onu çekip burada bağırıp konuşmuş olsam bir onun seviyesini en başta düşürürüm. İki ilişkimizin seviyesini en başta düşürürüm. Üçüncüsü ben kendi karakterimi yakıştırmam. Eğer çok ciddi bir konu varsa alır konuşurum. Baktık anlaşamadık hemen yürür giderim. Çünkü tartışma büyüdükçe insanlar bu sefer hakaret etmeye başlıyor. Kırıcı şeyler söylemeye başlıyor. Bir ilişki başladığı zaman onu kum zemine kurmamamız gerekiyor. Zeminin çok sağlam olması gerekiyor. Çünkü illaki olacak çok boş sebeplerden kavgalar. Ona neden baktın, şu neden şöyle oldu. O güven olmazsa en başta kum zemine kurarsak küçücük bir kavgada, küçük kesinlikle bir şeyde insanlara madara maskara buraya olur. Buraya geldin. Birini beğendin geldin ve o seni istemedi. Düzgün bir şekilde bunu sana söyledi. Ya, hakkı nasıl bu tepki verirsin? Hakkı. Mücadele eder misin o kişi için? Eğer bana açık bir kapı bırakıyorsa neden olmasın? Aslında güzel düşünceleri olan bir çocuk ya. Bekar adaylara karşı bence iyi olabilir. Yani hoşlansan bir yola girsen ama evlenip ayrılmış ya da evlenip ayrılmış çocuklu olsa bu aileni ya da seni etkiler mi? Hayır. Ya da ben daha henüz bir evlilik yapmadım. İstiyorum ki karşı taraf da benim gibi ilk defa yapsın mı diyorsun? Yok hayır, dediğim gibi hani bunlar zaten bence benim için çok pürüzler bunlar. Hani hallolmayacak şeyler değil. Bir insan, daha doğrusu iki insan bir yola girmeye eğer kendi kafana koymuşlarsa çocuk olsun olmasın, yaşı büyük olsun olmasın bunlar çok önemli şeyler değil. Önemli olan zaten siz o yolda olmanız. O yolda istemeniz, gitmeniz. İşte böyle i̇şte geldin. Çok doğru. Için. Of. Eğer
iki adayı şey yapacaksak bence aday sizler için ikinci bu çocuk kızlar, daha iyi. Kızlar bu çocuk cidden adaysız kim varsa direkt konuşun, bence flörtleşin. Bu. Bak özellikle sabrını test çocuk. Etmek için sinirlerini bozmaya bile çalıştım. Her seferinde çok cool ve çok şeyini bozmadan cevap aynen. verdi. Çok özellikle yaptı. Ona göre bize yaptım. Bir şey deyin, ona göre bize şey yapalım. Hangisini istiyorsunuz, Tolga'nın mı? Bence kesinlikle şey olursa, bu çocuk yani. Öyle bir şey olursa ilk çocuk mu, ikinci çocuk mu? Hangisini istiyorsunuz? Beyler tanıdınız evet. mı arkadaşları? Ben sevmedim baba ikisini. Sevmedin mi? Ama Tugay Bey'den iyidir yani. Öyle konuşuyor ya, bir de sen gidiyor musun? Aklıma bir şey geldi ya. Hababam sınıfı eve şeye okula veda edeceklerinde bir şarkı söylemişlerdi ya. Aa bu hayat çekilmez olmuyor. Hayır. Annede böyle gelmiş böyle gidecek korkarım vallahi. Böyle gelmiş böyle gidecek korkarım vallahi. Gel gel. Çaresim dostlar. Böyle gelmiş böyle gidecek korkarım vallahi. Böyle gelmiş böyle gidecek korkarım vallahi. Yok mu çaresi dostlar ve subhanallah. Yok mu çaresi dostlar ve subhanallah. Şunu şöyle söyleyelim bak. Yok mu Seda'nın çaresi. Ya bırak bizi ya. Allah aşkına. Kuca, sen gerçekten şakalara katılmamışsın. Helal olsun. Dikkat. Gerçek olamaz. Bu işin içinde bir şey var. Bir şey var. Gerçek olamaz. Kızlar birileri geliyor, ya birileri gidiyor. Ben size söyleyeyim. Bak birileri gelecek, gerçek birileri olamaz. Gidecek. Birisi bir şey var. Kesinlikle birisi vallahi gidecek. Vallahi bir şey var. 2-3 tane aday aynı gün neden tanıştırılmak istersin? Bence de birileri gidecek. Bir şey var. Bir birileri var. Gidecek yalnız. Birileri mi? Yani. Ya da bir kişi bilmiyorum. Merhaba. 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 Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Şöyle çiçeğinizi takdim edeyim. Teşekkürler. Yüzünüzden düşen bir parça sanki ya. Hepinizin surat asık gibi. Biraz kötü bir an yaşıyoruz buyurun. Da biz. Teşekkürler. Sağ ol. Diğer arkadaşlar benim. Teşekkür ederim. Kabul ettim varsa. Aynen. Teşekkür ederim. Mehtap arkadaşımız yok galiba. Şu an burada değil. Rahatsız. Rabia Ayş. Hazal da kabul ettim. Hazal Aycan aldı kenara koydu. Didem'i çalmadı. Hazal'ı çalmadı. Didem'i hakikaten helal. Hazal aldı mı? He? Susun abi. Almadı. Almadı mı? Ne iş yapıyorsun? Hayvancılık işiyle uğraşıyorum ben. Kasap dükkanım var. Ne dedin? Kendim kasap. Bu arada böyle sanki... Ya bu kadar şeysiniz ki şöyle, ya, öncelikle sana musunuz? Şöyle anlatayım biraz rahatlaman için. Bize bir yazı verildi. 20 dakika içerisinde gelen damat adayımızı... Bu gelmesin abi, bizim çocukla çok kavga ederiz. Aynen. Gelmesin. Kesin bu gelecek o zaman, öyle dedin. Öyle dedin ya, kesin bu gelecek. Aslen İranlıyım ben. Iğdır'da doğdum. Aslen İranlıyım ben. İranlısın. Iğdır'da doğdum. 13 yaşına kadar Iğdır'da kaldım. Sonra İstanbul'a geldim. Üniversite mezunuyum. Ne okudun? Turizm ve otel işletmeciliği okudum ben. Biri var mı aklında? Aklımda biri var evet ama yani alışılagelmiş bir şey galiba. Hemen kimse paylaşmıyor. Ben de paylaşmak istemiyorum şu an. Eğer evde kalırsam, gitmezsem tanıyacağım sizi. Siz nasılsınız? Ya çok böyle şeysiniz yani. Ya biz şimdi biraz gerildik. Evet. Böyle hani... Çünkü 8 tane damat adayı var.
Evet. Acaba 9. mu gelecek yoksa bir kişi elenecek mi? Onun korkusundayız. Ne olacak, ne bitecek hiçbir şey bilmiyoruz. O yüzden onun gerginliği var biraz. İzleyebiliyor musun, takip edebiliyor musun peki? Yani son zamandaki, son haftalardaki programı izliyorum, evet. Ben çok soru sordum. Neden buradasın peki? Gerçek amacın ne yani burada olan? Yani gerçek amacım tabii ki de evlenmek. Kısmetse olursa. Hani. Erkekler evinde kendine yakın bulduğun birisi var mı? Yani tabii ki de karakterine hani yakın hepsi olarak. Hepsi iyi arkadaşlar, iyi dostlar, iyi kardeşler izlediğim kadarıyla. Tabii eğer girersem, evde kalırsam hepsini tanıyacağım. Yakın hissedersem sonra yakın hissedeceğim. Böyle bir durumumuz var. Elinizdeki kağıt ne? Elimdeki kağıt şiir yazıyordum. Evet. Şiir okuyacaktım size ama bilmiyorum yani suratlarınız böyle 5 karış yani. Yok, böyle sen bir deneyin. Yok, yok, yok. Bilmiyorum böyle. Biz sizi izah ediyoruz sana gerçekten. Anladım. Yani evet, yorgun olabilirsiniz. Yok, gün devamıyla gelici alakalı. Siz seninle hiçbir alakası yok. Evet. Kendini rahat hissedebilirsin. Sen şiirini okuyabilirsin gerçekten, biz dinleriz yani. Yani şiirimi okumak isterdim ama böyle suratlarınız 5 karış olunca hani... Belki şey değişir burada arkadaşlarımızın oku ifadeleri sen okuduktan sonra. Yok ya, bu kalsın. Peki. Şiiri okumak istemiyorum. İyi, seni tanımaya çalışalım. Özel birine yazılmış bir şiir mi? Yok, özel birine değil. Kadınlara, siz kadınlara bence özel bir yazdığım şey. Yazık, buraya kadar getirmişsin, bir şey yapmışsın. Buraya okuyorum. Okumadan götürmek belki de saçma olur. Belki bizim de moralimiz düzelir değil mi? Hani biz tabii, de belki tabii. Emeğini paylaşmışsın. Şurada 5 dakika bir vakit verdiler. Orada yazdım ben kısa bir şey. Yeni bir sevdaya mı yelken açtık, yoksa biten bir yolculuğa mı? Bu güzel dolu hayatta bir tek beni anlayan mı olmak, yoksa anlatabilmek mi? İşte bütün derdim bu. Anlamak ve anlatmak. Siz bütün huri kadınlar, ne anlatmaya ne de anlaşılmaya doyulmazsınız. Çok güzel. Güzel. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz için. Kalem güzelmiş. Evet, yazıyorum dışarıda. Hani zaman buldukça, fırsat buldukça. Burada yazan bir kız arkadaşımız vardı. Kendisi burada değil ama. Öyle mi? Ama çok o şiir değil, o senaryocuydu. Gerçekten. Hem çok yani, senaryo. Hem oynardı, mükemmel bir kadın. Hem yazıyor hem o. Ya. Yani romantik, duygusal bir adamım. sert bir yapım var. İkizlik de yok artık. Hani burada bir duruş sergiliyoruz sonuçta. Hani siz de her birinizden maşallah güzel kızsınız. Hani talip olacak kişi olarak... Hani düşünüyor insan yani, burada sizi görüp böyle hani tanımak gerçekten güzel bir duygu. Ay, canı sanki canı sıkkın, biraz böyle dalgın. Benim mi? Evet. Evet, bugün sevdiğim adamı birazcık üzdüm. O yüzden dün. Üzdün mü? Üzdüm. Neden? Üzdüm o yüzden. Saçma sebepler yüzünden. Öyle mi? Evet. Ya bugün üzülürsün, yarın barışırsın. Sonuçta burası bir ev. İnşallah. Kalıcının ya da gidicinin kimse olmadığı bir yer, değil mi? Kesinlikle. Evet. Yani hepimizin başına geliyor. Doğru. Burada da dışarıda da. Peki sen nasıl kadınlardan hoşlanırsın? Yani nasıl kadınlardan hoşlanırım? Şöyle anlatayım. Öncelikle kadın olmalı. Olgun olmalı. Yani senin kadın... için görsellik önemli mi ilk görüşte? Gamze'yi benim için ilk görüşte görsellik önemli tabii. yani asil olmalı. Ne olduğunu bilmeli. Hayata duruşu, bakışı. Bu adayı sevdiniz mi? Başka bir şey diyeceğim. Kavla gelmiş. Ederim. Bak kadınları etkilemiyor ya. Oldu. Sen diyorsun ya anlamak. Bak bu adam hiçbir şeyden anlamıyor. Güllerle gelmiş kadınları etkileyebileceğini düşünerek. Şiir. Şiir. Üslup ama hiç alakasız. Üslup alakasız. Tamam, hiç üzerinde durmuyor. Ama turizm işletmecilik mezunu. Turizm işletmecilik. Adayım var diyor, herkesi meraklandırıyor ama söylemiyor. Ama abi bir şey diyeyim mi, ben bilmiyorum da. Ne olacak abi acaba? Erkekler mi gidecek? Didem'e tekrar tutuldum ya. Niye? Helal olsun. Allah ne oldu ki? Çok hoşum. Çok benim hoşum. Azal da çok güzel bir şey söyledi. Beni Azal'la ayrı, beni kendi ilişkimi Azal da dedi, duymadın mı? Dedi ya, biri mi gidecek, birileri mi gidecek? Biz de tedirginiz o yüzden dedi. Tabii. Azal'ın söylediği ne dedim ya, helal olsun.
Ben bu eve geldiğimde ilk hafta beni ağlattılar. Bir ay boyunca bunun acısını çıkarttı. Bunu kaç milyar kere daha söyleyecek acaba, merak ediyorum. Senin ilk hafta eve geldiğinde herhalde damattan bir oyun oynadı değil mi? Egoist'ten. Peki kilit soruya geliyorum. Bu eve geldiğinde sana tüm kızlar evi birleştik bir şaka yapıp gururun ayaklar altına alınırsa. Bıyıklı erkek seviyorum. Sen onlara hak ettiğini verir misin, vermez misin? Sakallı. Şunu söyleyeyim. Yani bütün kızlar toplanıp bana hani... Bu iyiydi ama. Ayşe, dinliyor musun? Dinliyorum. Soru sordun ya, kilit soruya cevap vereceğim. Senin boyun kaç? 89. Maşallah. Aycan. Yok yok, cevaplamana gerek yok. Sana özel bir cevap vereceğim çünkü. Çok güzel bir soru sordun. Kaldığım yerden devam ediyorum. Gerçekten çok güzel bir soru sordun. Bravo sana. Hani 8 tane damat adayının bir tane genel adayına hani o dümeni yapıp gururunu yerler altına, ayaklar altına incecek, yani incitecek şekilde bir hani yaklaşımda bulunması dedin ya. O potansiyeli verebilecek bir kız. Yani ilk izlenimde gerçekten ben bak hani 10-15 dakikadır burada oturuyorum. Hani oynanacak bir tipsin. Öyle söyleyeyim. Oynanacak. O ne demek? O nasıl? Bir dakika. Yani tarzı oynanacak tarzı derken şu oyun hani oyun muhabbeti var. Ya neye gülüyorsunuz be? Neye gülüyorsunuz? Ne bağırıyorsun? Bir şey söyleyeceğim ben. Sibel'e sanki bağırıyormuşsun gibi geldi. Evet, evet. Sen ne diyorsun? Benim dediğimi... Sen benim karşıma geçmiş, çok sen belası. Oynanılacak bir kadın diyorsun. Sen oynanılacak, oynanılacak bir kadın demiyorum bak, yanlış anlama. Aycan. O oyuna oynanılacak bir durum, bir karakter olmuyor. Nereden biliyorsun? 15 dakikadır konuşuyorum. Dedem beni sustursun. 15 dakikada bunu mu çözdün? Çözdürdün işte. 15 dakikada bir tek beni mi çözdün bak, yeni sen? Arkadaşımız, yeni arkadaşımız. Ne kadar zekisin, bir tek beni mi çözdün? İyi odaklanmışsın. Hayır, açılmaya başladım. Yavaş çöz ama. Yavaş çöz yani. Demin nasıl yumuşak başlıyordun? Hayır, sen hızlı çözdürmeye müsait bir kızsın. Ben o anlamda bak, söylüyorum. Bak ağzını topla, düzgün konuş. Ben ağzım konuşmuza. Toplu zaten, fark yapma tamam mı? Ya buna nasıl gülebiliyorsunuz? Evet ya, sizden bir tane nasıl damat adayı buraya gelmiş. Bir dakika. Bir tane damat adayı buraya gelmiş. Burada bir gelin adayıyla dalga geçiyor. İçeride ne konuşuyorduk biz? Çocuk dürüst davranıyor, dürüstçe fikrini söylüyor. Neden böyle bağırıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Sen bir tane bu damat adayı yarın öbür gün burada kalıcı bir damat adayı da olabilir. Kimse bana samimi gelmiyor. Az bir dur, az bak, sinirlerim bozuldu. Şu an gerçekten geriliyorum. Ne oldu? Sesin açıldı, ne oldu? Gülmekten terfi atladın. Evet. Ha? Aferin sana. Herhalde. Çocuk seni gülmekten terfi atlattı. Takım elbise gidiyor belki. Konuşmadık işte. Takım elbise hoşuna gitti herhalde. Kıza bak. Rica ediyorum, benimle muhatap olma. Seninle hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. İsteyen istediği soruyu sorabilir. Hani başta sen muhabbete başladın. Hani başta ben bunun o sözü söyleyecektim sana. Bunun nedenini söyleyeyim, meraklısı değilim. Hani muhatap olmak istemem. 20 dakikamız olduğu için gelen damat adayını tanımaya çalıştığımız için. Savunmaya geçtiğinin farkında mısın? Gelen savunmaya damat adayını farkında mısın? Arkadaşlarından tanımaya ötürü çalıştığımız için senin kadar bir adamı tanımaya meraklı değilim. Sana göre bunu biliyorsun değil mi? Sana göre aslında hepsi seni buluyor, arkandan da bunu konuşacaklar eğer gelirsen. Yo, görürsün ama sırf ben söz konusu olduğum helal için şu olsun, an bunun makarasını hakkını verdim böyle. Eğer yarın öbür gün karşıma alacak kadın olacaksa eğer, ona terbiyeli olurum. Diğerlerine terbiyesiz olsam da benim için sıkıntı yok. Evet Barış, 10 dakika içerisinde tanıdığı bir kadına kaba davranışlarda bulunacak bir adam, ayrıca çiçek getirecek bir adam, şiir yazacak bir adam, ben çözemedim. Ama Gamze de bu olayı kendisi hazırlıyor. Karşıdakini yükseltiyor, yükseltiyor, yükseltiyor. Yani ortayı çok güzel ayarlıyor. Golü başkası atıyor, sonra da sinirleniyor. Çok saçma. Hayırsın. Yani sen Gamze'yi ne kadar tanıyorsun kardeşim? Abi metastar olsun. Yazık sağ olsun. Daha 5 dakika, 10 dakikadır olduğu adamın karşısında kıza güldürüyorsun. Evet. Onlar da kakır kakır gülüyor. 15 dakikadır adamın karşısında kıza güldürüyorsun. Ben sana onları söyleyeyim mi? Bu adam izledi. Bunu izliyormuş belli ki. Gamze'nin sevilmediğini biliyor diğer genel adaylar tarafından da. Gamze'ye bu lafları söyle yükleniyor ki diğer genel adaylar da beni sevsin kardeşim. Tamam. Strateji yapsın. Nerede kadın dayanışması? İçeriye giremeyeyim. Ya, o bize gelince var. O bize gelince var. Yaptılar, pankart yaptılar da. O bize gelince var. E kardeşim, bu adam Gamze'yi ne kadar tanıyor da yok sen oynanacak bir kadınsın. Nasıl bir itham abi, bu ya? Daha yeni bu evden böyle bir şey söylenir mi ya? Bir dakika, bu evden biri gidecek diye daha yeni üzülen gelin adayları şu an kahkahadan yazılıyorlar. Ya şuna bakar mısın? Aycan'ın triplerine bak ya. Sorulara, işte çakmalar, bilmem neler, gülmeler, kahkahalar. Öf. Ne haline geldik ben anlamıyorum. Pardon da biz böyle olmadık ya. Ne gibi? Hakikaten birini yollarken. Evet. Yok. Biz böyle olmadık kardeş. Olur mu? Ben onları birini yollarken göreceğim. Ha, deminden şey mi diyorlardı onlar? Ya birisi gider diye de üzülüyoruz. Allah, hakikaten çok üzülüyorlar ya. Şimdi aramızdan birisi falan gider. Bir de sevinseler ne olacak abi?
Ama. Ama gergin gidiyor sen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehtap Hanım. Merhaba. Merhaba. Mehtap evde çok garip şeyler oluyor. Çiçeğinizi takmin edecektim ama o çiçek herhalde şey gibi duracak sizin yanınızda ya. Kötü duracak. Ağlıyorsunuz. Hayır ağlamıyorum, iyiyim. İyi misin? Hı hı. Gerçekten mi? Evet. Hayır yani bir kişinin de suratı böyle aycan bak çok böyle biraz daha şeydi de ilk geldiğimde sonra açıldı. Gamze'yi ben saymıyorum artık. Hoşuna görüntü. Gitti hoşuna. Münakaşaya girdik ya. Hoşuna gitti arkadaşın. Hayırdır, senin neyin var Mehtap? Mehtap'la da oyun oynadılar. O da mı oynanacak bir kadın? Bugün mü oynandı bu oyun? Zamanında oynadılar. Zamanında ben hatırlamıyorum. Bilmiyorum, şimdi tanıyorum. Siz kimsiniz? Ben Barış. Yani? Ders vermeye yani yeni damat adayı. Bu arada güle güle. Umarım bir daha gelmezsin. Dikkat diyor, güle güle demiyor. Birazdan gideceksin. Ne kalkacak? Bunda da böyle bir kota. Mehtap memnun oldum. 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 Sizle de memnun oldum. Kendi olan adam politik cevap vermez yani. Karşısındaki ne söylerse söylesin. Kendini söyler yani. Bu politik konuşuyor yani. Yiğit abi zaten şu anda öyle konuşmak zorunda, anladın mı? Niye kendini öyle konuşmak eve zorunda olsun kardeşim? Kendini eve seçtirecek. Evi seçilsin bak, ondan sonra gerçek yüzünü görürsün onu. Kızlar bizim görebildiğimiz gibi göremiyor abi. Göremezlerdi. Şu anda lay 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 mı yapıyor abi kızlar? Onlar hani gelip de bize sen erkek adamsın, göremiyorsun, onun gözün, onun bakışından ben anlarım diyorlar ya. Şu anda aynı durum bizim kanka, için geçerli. Kanka şu an onlar tamamıyla Gamze Taşkın'a söylenen laftan eğlenmekle meşguller. Aynen. Gamze Yazıt gidilmesiyle alakalı eğlenmekle meşguller. Adamın nasıl bir adam olduğunu düşünmüyorlar bile yani. Bir şey söyleyeceğim. Bak bak bak. Geldi nasıl 20 dakikada şey ortalığı karıştırdı bu, karıştırdı. Siz neden bana hakaret edilirken gülüyorsunuz? Ne kadar beyaman, ne yaparsa yapsınlar beni. Adamın dürüstüne ben orada güldüm hakikaten. Dürüst abi. Çünkü ben bir karşımda düşün. Sen nereden biliyorsun? Sen bize burada hiç kimseyi samimi bulmayın, bulmuyorum dişi, deyip de dişi, bizimle şurada oturuyorduk. Şimdi gelmiş burada samimiyetsiz gülüyorsun. Bir dakika. Ben yaptığı yorum mu samimiydi canım? He? Karşımda resmen dişi Gamze gördüm. Sana ne dedi ki bu kadar sinirlendi? Hayır, yaptığı yani. Yorum mu samimiydi? Tamam, yaptığı yorum mu samimiydi? Yorum samimi. Hayır, yorum samimi değildi. Sana yaptığı hakaret, evet hakaret. Hayır, ben onu soruyorum sana. Ama senin düşünceni merak ediyorum. Ama güldüğüm konu? Aynı sen. Kızım, beş dakikada, hepinizi birbirinize soktu fişnik vere vere. Araya laf sokuyor, kaçıyor. Laf sokuyor, kaçıyor, izliyor böyle. Ben onu da gözlemledim. Bayağı bildiğin birbirine soktu herkezi. Çok mutluydu arkadaşlar. Hep beraber gülüyordunuz. Size bir şey diyeyim mi? Yani, çok olsun. Fena. Gamze şey Taşkın'la kapışır, ben buna oy veririm. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün Gamze Taşkın'a bunu söyleyen yarın sana neler söyler? İyi misin? Kızlar mı yapacak biz mi acaba ya? Kızlar yapar. Kızlar yapacak abi. Bize sorsalar ben Erzurumlu isterdim. Kim o? En başta. İlk gelen çocuk vardı ya. İlk gelen mi? Evet. Tolga Han. İlk gelen aynen. Tolga Han. En bak hakikaten. Evet abi, üçünden sonra güzel, en içmesinden benim de o ilk gelen Tolga Han oldu. Çocuğa inşallah çocuğa prim vermezler yani. Diğer çocuk da olur. Verebilirler. Aynen. Son çocuğa mı? Biraz da biz veririz. Son çocuğa. Şahin'in bir üst versiyonu işte o. Oh. Sen iyi misin? Aynen. Son çocuğa mı prim vermezler? Evet. Sen böyle sert yapmaya çalışıyorsun ya, olduğun gibisin ya. O öyleymiş gibi göstermiş. Ayşen aldığın için sert olmuş. Bir şey söyleyeceğim. İnşallah bu en sonuncusunun tuzağına düşmez kızlar. Yemezler bu stratejiyi. Yiyecekler gibi geliyor. Yediler mi? Yediler mi? Abi görmüyor musun tavırları ya? Bak diğer yediler, çocuklara yediler. Böyle güldüler, böyle eğlendiler mi? Ne kadar böyle despot, suratlar düşük, tabii. Sorular hep böyle ciddi. Anladın mı? Son çocukta kakara iki kireşi. Çocuğun oturusu değişti ya. Bir bu tarafa alıyor. Tabii, bu tarafa alıyor. Bir tarafa alıyor. Kendini. Ben ne yapacağımı biliyorum. Bir gelsin. Abi çocuk 2-3 kere ters köşe yaptı. Geldi çiçeklerle. Sonra şiir okudu. Sonra bir de Gamze'yi yerin dibine soktu orada. Anladın mı?
Ters köşe yap dedi. Vallahi bizi ters köşe yapan kızlar oldu beyler. Orası işin ayrı boyutu. Ah, benimkini de atıyorsun. Ay ben kabul bile etmedim. Ben de etmedim. Niye ben kabul edeyim başka bir erkeğin gülünü? Niye hepsini atıyorsun? Benim bir ilişkim var. Aa bunu da ayırt. Artistik yapmaya gelmiş buraya. Da güllere yazık, yazık oldu. Ay bir şey söyleyeyim mi? Bahçıvan. Peki şiir tribi? Şiiri okuyacaktı da trip attı ya. Yo o trip atmadı. Orada şey yaptı. Bak korumak için söylemiyorum ama. Ay ısrar bekledi ortam orada. Ortam şey oldu. Söyle dedik yani. O kadar yazmış. Ya. Kızlar peki sizce kim girmeli? Kim hak ediyor bu eve girmeyi? Bilmiyorum. Bence ikinci de Barış hak ediyor bence bu eve girince de. En iyi o gösterir kendini. Bence birinci çocuk. Çünkü bence diğer, iki. İkinci olan birinci çok, çok agresif. Bilmiyorum biz seçeceğiz böyle öyle mi? Böyle bir şey yazdım. Bak ikinci çocuk çok güzel bir aşk yaşar. Ama kesinlikle gittiği kişiden bu reddedilir. İkinci çocuk evet. Böyle bir şey geldi bana. Ama üçüncü çocuk çok fena ortalık şey karıştırır. Ve Metehan gitti. Erkekler evinde belki öyle birisin. İkinci çocuk Metehan gibi mi? Üçüncü. Üçüncü mü? Hmm. Barış ya, bu Barış'ın erkekler evinde boyunu çabuk Metehan'dan indirirler. Metehan'dan daha bir zekası, daha bir şey var bunun. Bilmiyorum. Karakteri erkek var. Erkek adaylarınızı düşünün. Barış iyi, fena olaylar yaratır o peki evde. Arkadaşlar acaba damatlar evinden birisi gidecek mi ya? Benim sevgilim çok zeki ya. Bir de o var. Gitmez ya. Esra girerken kimse gitmedi. Bence eğer biri giderse de hafta sonu elemeyle biri gidecek. Oy verecekler diyor. Biri içeri gitsin diye oy verecekler. Tamam. Üç tane damat adayı. Aynen. Eskilerden kimseyi getirmeyecekler erkekler. Yok bence hiç öyle olmayacak. Bunu ayrı alacaklar. Hafta sonu elemesine de birini çıkaracaklar. Aynen. Birini almayacaklar. Birini çıkaracaklar. Kızlardan da biz kimi yazarsak çıkacak. İki kişi çıkacak bence eleme. Yani bir kız bir erkek. Bir kız yine girecek içeri. Ben artık kafa yormuyorum abi. Hala girecek kızım. Günü yaşayacağım artık burada ya. Vallahi ben burada bunu anlatacağım. Bu saatten sonra ben bu evde günü yaşayacağım. Öyle abi yorum yapmayın yani. Bilemiyorsun çünkü bak. Biliyor muyduk bugün böyle bir şey olacağını? Allah. Yarın bir kıyma makinesi getiririz. Bir diyenler? Arkadaşlar hepimiz sağlıklı ve düzgün güzel bir karar verelim. Hepimiz İçeri için. Alacak ben kişi başımıza bela da olabilir. Bunun farkında mısınız? Tamam, oylama yapalım. Bir diyenler kimler? Yani içeri alacağınız kişi sonradan hepimiz rezil de edebilirdi. Ya bak bir şey söyleyebilir miyim? Kendi adıma söyleyeyim. İlişkisi olmayan kişiler var ya hani isterseniz hani biz onları söyleyebiliriz. Çünkü hani ilişkisiz yaşayacaksınız ya. Ama siz de gördünüz. İlişki konusunda tecrübelisiniz. Hani ben önce size soruyorum. Hani varsa hani size göre Aycan özellikle böyle iyi niyetli davranıyorsa altında kesin başka bir şey yatıyordur. Onu göz alın. Tabii ben hep zaten buradayım. Asarım, keserim. Eminim sen zaten bekarların kesinlikle iyi niyetini düşünüyorsundur. Kesin yani. Yoksa bana ne? Mehtap 3 aday gelmiş. Beni beğendim. Arkadaşlar ben oyunu söylüyorum. Çok iyi sürat yapalım. Onun ağzının payını vermek üzere Barış diyorum. Fena. Kesin ağzının payını vermek üzere diyorsundur zaten Gamze. Kesinlikle ağzının payını vermek üzere. Muhakkak öyledir Gamze. Bu yap bak içimde uhde kaldı. Bu yap. Eğer gelirse bu yaptığın hesabını soracağım ona. Esra sence? Şimdi bir kimse demedi. Çok sevdiğim için. Ben de senin bu evde ilişki yaşamanı istediğim için ona asla gelsin demiyorum. O değil de ne olacak şimdi abi? Oylama oldu mu, olmadı mı? Kim gidecek, kim kaldı? Bir damat adayınızı eve almanızı isteyeceğim. Çok sevdiğiniz bir damat adayının gitmesine neden olabilir. Bir insanın kaderi söz konusu burada. Damatlar bir tanesiyle mutlaka bir ilişki yaşamak için bu eve geliyorlar. Vallahi ben sana çok önemli bir şey diyeceğim. Hatta özür dileyeceğim senden. Ne için? Yani çok uzun zamandır hani Didem Adnan için hiçbir şey yapmıyor diyordum ben. Didem öyle bir şey yaptı ki o gül almayarak. Yani illa buraya kahvaltı getirmesine, güzel söz söylemesine, herhangi bir şey yapmasına gerek yokmuş. Hani ne yapılıp da o insanı kazanabileceğin senin nasıl ona karşı duygularının bu kadar yoğun olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Vallahi öyle dedi. Didem'e helal olsun ya. Eyvallah. Yemin ediyorum aynı şekilde. Yani bir yaptığı olsun. Şeyle bütün hatalarını kapattı diye. Bak öyle böyle yani i̇şte benim gözümde çok şeyle, bir şey yaptı yani. Bak çok büyük bir şey yaptı. Kardeşim boynun eğme. Bize helal olsun demiyorlar ama bunun sebepleri var yani. Anlıyorum seni. O konuşma geçerken suratını eğmeni anladım ama. Vallahi Adnan sen gerçekten ama bu işi bir o kadar da orada belki de bugün damat adayının gideceğini bilerek oynamalı. Kahkaha atması o da bir o kadar kırıcı bir hareket.
Ya evet ama en azından senin seni gördük onda, anladın mı? Ben bunu görmekte çok zorlanıyordum Didem konusunda. Ama bu bence çok büyük bir hareket abi. Hani o an refleks olarak bile alırsın. Çünkü yeni biri gül veriyor. Hani o nezaketen veriyor. Ama bir dakika arkadaşım. Böyle böyle benim ilişkim var. Tabii. Yan tarafa geçlemesi harika bir şeydi ya. Helal olsun Adnan. Eyvallah. Aynı şekilde Hazal da aynısını yaptı zaten. Ona olmaz, diyecek bir şey yok. Yapmayan arkadaşlar düşünsün. Hani... Niye gülerek söylüyorsun? Ne bileyim. Onların da yapmalarını isterdim. Ya onların da boşuna gelmiştir abi. Ne diyelim şimdi? Zaten Rabia'ya verdi. O pozisyonda Rabia refleks almış olabilir. Aycan da zaten... Alıp köşeye koydu Aycan ama onu o an alması bile... Ya Onur abi de isterdi eminim. Didem gibi tavır göstermişsin. İstemez miydin abi? Kim istemez gerçi? Çünkü içerlendin. Sen bir söylendin gül alınca burada içten içe. Abi, ben orada oturduğum için seni duydum. Yaşananları, her şeyi geç. O kadar kahkaha, makara, kikiri, eğlence bilmem ne. Gülmül bana unutturuyor yani günümünü. Günümül her şeyi bana unutturuyor abi. O değil de ne olacak şimdi abi? Oylama oldu mu, olmadı mı? Kim gidecek, kim kaldı? Evet. Ne olacak yani abi böyle ya? Kafa yedim iyice. Neyi oynayacağız ya? Acaba neyi oynayacağız? Gelen üç adayı mı oynayacağız? Ne yapacağız? Evet hanımlar, bu sesle gelince heyecanlı günlerden bir tanesi oluyor. Geçen hafta Perşembe'ydi. Ne yaptık? Allah. Bizi hatırlamak istemediğimiz gitti. Bir gündü. Gamze Göktürk gitti ve biz de gidecek isimler arasındaydık. Didem, ben ve Mehtap. Evet. Ben bu sesi duyduğum an zaten... Yine şimdi bugün bir şey söyleyeceğim. Sizin evden biri gitmeyecek. Ama karşı evden gidebilir. Ama bize ne şekilde yani var. O da bir oylama evet, mı? Birinin yoksa ilişkide olduğu, başka birinin ilişkide olmak üzere olduğu. Bunu siz belirleyeceksiniz. Ama ondan önce yapmanız gereken başka bir oylama var. Her an herkes, nasıl geçen hafta ilişkisi olan insanlar da kurayla seçildi ve gitme ihtimalini ve korkusunu yaşadı. Sen vardın, evet. Didem vardı, Gamze vardı. Bir de kim vardı? Kimdi o? Gitme korkusunu yaşayan Mehtap. Didem'le bendik. Mehtap vardı. Sonuçta herkes üzüldü ve bu vardı. Evet, geçen hafta Perşembe, bugün Çarşamba. Şimdi erkekler evinde aynı korku olabilir. Evet. Bu size bağlı. Ama önce başka bir karar vermenizi isteyeceğim sizden. Bunu yapmaya mecbursunuz. Üstelik de yüz yüze yine. Hı. Hadi gelin yerimize geçelim. Üç tane misafir geldi gelin adaylarının evine. Nasıldı, iyi geçti mi? Memnun güzel. Kaldınız mı? Güzel sonuncusu miydi? Sonuncusu hariç gayet güzel. Sonuncusu hariç. Peki. Şimdi onları tekrar davet ediyorum efendim. Gürkan, Tolgan ve Barış gelsinler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle sizi sağıma doğru alayım. Biraz da bana yakın durun lütfen. Hepsi vakit geçirdi bu evde. Sohbet ettiniz. Az çok tanıma fırsatı buldunuz. Az önceki uyarımı unutmayın. Erkekler evinden bir veya birkaç kişi eksilebilir. Bugün veya finalde. Yine sizin oylarınızla. Tıpkı geçen hafta Perşembe olduğu gibi. Belki şu an oy verip bir damat adayınızı eve almanızı isteyeceğim. Çok sevdiğiniz bir damat adayının gitmesine neden olabilir. Birinin ilişki yaşadığı bir damat adayının veda etmesine neden olabilir.
ama bu kararı vermek zorundasınız. Hazır mısınız buna? Değiliz. Ama neyiz? Zorundayız. Zorundayız. Belki bugün ben gittikten sonra oylayacaksınız, bir damatı yollayacaksınız. Belki finalde, bilmiyorum. Ama bu beylerden bir tanesi sizlerin gözlerine baka baka yapacağınız, nedenini de tüm açıklığıyla söyleyeceğiniz oyunuz da bu evde kalacak. Düşündünüz mü? Taşındınız mı? Erkekler evinde kimin geleceğine mal olabileceğini de aklınızda bulundurun ve başlayalım. Evet Gamze. Üç damat adayı da geldi. En son kim girmişti eve? Barış. Tek Barış'tan hoşlanmadı. Evet. Niye? Hemen söyleyeyim nedenini. Gerçekten inanılmaz egoist ve kötü bir şekilde yaklaştı. Hani kırıcı bir şekilde değil, benimle ilgili bir yorum yaptı. İyi izlemiş beni. Kötü bir yorum yap, o kadar sert bir yorum yapmak. Ben bu arada ya. O kadar sert bir yorum yapmak yerine biraz daha. Biraz yakın gelir misin Barış? Tabii. Yürü. O kadar sert yorum yapmak yerine biraz daha ılımlı bir şekilde kötü bir şey varsa beni uyarabilirdi. Çok saygısızdı, hoşuma gitmedi. Dikkatimi çekti çünkü senin adını verdi. Sonuncusu hariç iyidiler dedi. Peki, önce nedenini istiyorum. Sonra eve girmesini, tercih ettiğin damat adayının adını. Normalde Gürkan gerçekten saygılı, bize güzel bir şekilde her şeyi izah etti. Normalde Gürkan gerçekten bu eve girmesini istediğim adaylardan biri olabilirdi. Fakat ben Barış diyorum. Beni biliyorsunuz intikam... Allah Allah. Yapma Gamze. Yapma be. Gördün mü? Kusura bakma, kendi kaşındı kardeşim. Aynen abi. Koruyalım dedik ama kendi kaşındı. Kendi kaşındı. Aynen. Alakası bile yok. Burada herkes beni intikamcı der şimdi mi? Büyük aşklar demediniz. Büyük nefretlerden de doğabilir. Hayır, öyle bir şey yok. Ben bu kadar yani seviye buralarda tartışan biriyle asla bir ilişki yaşamam. Evet, ama eve istiyorsun. Tamam, nedenini söyledim. Ha, yani adamı kovmak intikam almak değil. Adamı içeri sokmamak intikam almak değil. İçeri almak intikam almak. Bir de bir şey diyecektim. Hani bırakmıştı bu işleri. Hani kanatlı. Ah be. Gamze bitmiştir arkadaşlar bizim için. Kendi biz ne düşünüyoruz? Kendi yani var o ya. O ne yapıyor? Gamze'yi koruma ama tepkimizi gösteririz. Evet. Evet. Gamze'yi koruma. Tepkimizi gösteririz çocuğa. Gamze'yi korumam. Niye bu şekilde yaptın hesabını sorarız. Ama Gamze'yi koruma. Efendim beyefendi buldu, kibar buldu, nazik buldu Gürkan yerine. Hiç hoşlanmadım, egoist buldum, kaba buldum dedi. Barış'ı eve alıyor Gamze, oyunu veriyor. Çünkü intikam almak istiyormuş. Evet, saygı duymak lazım diyorum. Ben de Barış'a ilk oyunu veriyorum. Aycan. Şimdi Seda Hanım şu şekilde üçü de gerçekten çok efendi bir şekilde geldiler. Ama ben Gamze'nin okları genellikle Onur'la benim üstümde ya da diğerlerinin üstünde ya... ...biraz onun oklarını farklı bir yöne çekebilmesi için Barış diyorum. Vay be. Yani Gamze'nin çünkü... olumsuz yaklaşımıyla iki oy aldı Barış eve girmesi yönünde. Enteresan. Yani bizim üstümüzden gitsin... Gelirse Barış'la uğraşsın diye evet, mi? Evet, çünkü hem hoşlanıyor, hem söyleyemiyor, hem böyle nefretlik, intikam... Farklı üstünden... bir şey, algı yapmayın. Eğer hoşlanıyor olsaydım söylerdim benim burada ne kadar intikamcı olduğumu. En iyi sen bilirsin Sırf Aycan. Sırf intikam almak için de önemsemediğim birini niye eve almak istiyorsun? Dışarıda daha rahat intikam alırsın hem de. Daha rahat. Bir de ilk 15 dakikada ne kadar tanıdın? Benim isteğim bu. Peki. Zaten özgür iradeydi. O hareketlere bak ya. Tutuldun ama. İçine sen kaçmışsın biraz. Tutuldun ama. Sen de mi? Şu an tutulmayan var mı aranızda? Ben acayip uyuz oldum. Aynen. Sen ilişkisi olan bir isimsin. Tıpkı Aycan gibi. Belki Semih'in yerine mal olacak bu beylerden birinin girişi. Üstelik bugün bile olabilir. O yüzden oy vermem. Ya da yarın sabah. Ya da finalde. Ama mecbursun. Üçü de çok hani beyefendi insanlar, kendisini güzel şekilde tanıttılar bize. Biraz daha ılımlı olan Gürkan demek istiyorum ben. Ilımlı olduğu için mi? Biraz daha kendisini daha iyi açıkladı, daha iyi ifade etti. Gürkan'ı mesela bu evde herhangi birini uygun görüyor musun? Görüyorum. Bütün bekar adaylar. O derece uygun diyorsun. Çok uygun. Peki. Teşekkür ederim bu arada. Niye sen Gürkan demedin o zaman? Çünkü Gamze'ye gıcıklık. Derdi benim çünkü. Peki. Derdi benim arkadaşım. Devam edelim. Sen kimin adını vereceksin Esra'cığım? Sen bekar adaylardan birisin bu evde. Tamam, karşı evden biri gidebilir ama sonuçta senin için yeni bir kapı açılabilir. Ben
Önce nedenini söyleyin. Nedeni kendini çok güzel bir şekilde ifade etti. Sorduğumuz sorulara fazlasıyla yanıt verebildi. Düşüncelerini de güzel buldum, mantıklı buldum. O yüzden Gürkan diyorum. Teşekkür ederim. Evet, böylece efendim gelin adaylarımızın yarısı oy kullandı. İki kişi Gürkan, iki kişi Barış dedi. Devam edelim. Didem'le ilişkisi olan bir isim. Zor bir karar çünkü bu evin belli sayıda adaya ihtiyacı var ve belli sayıda adayla finallere gidiyoruz. En geç finalde, belki yarın sabah tekrarladığım gibi, belki de hemen şimdi ben gittikten sonra her şey olabilir. Ve yine kurayla olabilir. İşte orası var zaten, aklım karıştı. Tolga'nın hiçbir şekilde kendini ifade edemediğini düşünüyorum. Çok silik bir arkadaşımız. Bunun için elinden geleni yaptım konuşturabilmek için ama yok. Barış ortalığı karıştırma potansiyeli çok yüksek bir arkadaşımız. Ve ben bu evde böyle insanları görmek istemiyorum. Çünkü yeterince var. Ama Gürkan, ben ne kadar onun üzerine gidersem gideyim, ne dersem diyeyim, oldukça cool ve kendinden emin cevaplar verdi. Buradaki bekar arkadaşlarımıza da uygun bir damat adayı olabileceğini, bu sorumluluğu alabileceğini düşündüğüm için Gürkan demek istiyorum. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Rica ederim. Böylece Gürkan 3 oy aldı. Sen kendine fedakarlık etmek zorunda bile kalsan mecbursun ve... Bir seçim yapmak zorunda olduğum için yaptım sadece. Peki. Gürkan'a numara çocuk yalnız ha. Çok efendi söylüyor. Şu an Barış, Barış hariç herkes bizim için efendi. Ben daha Barış'ı görmeden Gürkan'a vermiştim ama. Tabii, sen ne diyeceksin? Ben Barış demek istiyorum. Sen artık bekar bir aday sayılırsın. Kendinle ilgili mi bu durum? Nedenini söyler misin? Hayır, ben bekar sayılmam Seda Hanım. Bekar değilim. Öyle görmüyorum kendimi. Gamze'nin Barış'la tartışmasının altında bir hoşlantı olduğunu ben de düşünüyorum. Hoşlanma. Hoşlanma olduğunu ben de düşünüyorum. Ve Gamze'nin evde daha fazla... Ya ne mantıklı bir şey yapıyor abi, bıraksanız ya. Çünkü Gamze'de aşkın ben senden hoşlanmış düşünüyorum. Gamze'ye iyilik mi yapıyorsunuz, kötülük mü? Bana bir anlatın. Kesinlikle kötülük. Hayır. Ama sen istiyorsun adam gelsin, gününü göstereyim diyorsun. Tabii ki de onların dertleri hoşlandığını anladığım için iyilik yapmış oluyorum. Tabii tabii. İyilik eminim için. İyiliğimi düşünüyorsunuzdur. Az biraz da erkeklere bilmiyorum. Evde birazcık da başka şeylerle ilgilen. Acaba Barış girmek istiyor mu bu sözleri duyduktan sonra? Ben de ilgileneceğim. Kiresine yapıyorum. Peki. Çok enteresan. Vallahi böyle ters psikoloji denilen şey bu olsa gerek efendim. Canlı canlı yaşıyoruz. Kesinlikle. Devam edelim bakalım. Yeni gelin adayımız Sibel acaba, o da bekar malum. Kendi için, arkadaşları için önce nedeni sonra kimi istediğini söyler misin? Tabii Seda Hanım. Öncelikle hani kimseye beğenerek isim verdiğimi bizzat söyleyeyim. Kimseye beğenerek değil de daha samimi, daha sıcak olarak Gürkan demek istiyorum Teşekkür ben. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Rica Sen ters değil, düz psikoloji gittim diyorsun. Yani biraz Gamze incildiği için hani, yoksa Barış da çok iyi bir insan, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bir karar vermem gerekiyorsa Gürkan. Oğlum Urfa'da mı büyüdü? Ha, Gürkan dedi. Vallahi Gürkan dedi. Mehtap belirleyecek, Mehtap da Barış diyecek. Ya bu, ama Mehtap, bak, bu Mehtap sürekli ortalığı karıştırıyor abi. Mehtap bozdu beyler. Şimdi çok ilginç bir durum var efendim. Gürkan 4 oy aldı, Barış 3 oy Teşekkür aldı. Ederim. Top Mehtap'ta, ikinci tura kalacak mıyız oylamaya bilmiyorum ama bu sefer nedensiz ve hızlı olacak. Tıpkı geçen haftaki eleme turu gibi. Son olarak Mehtap'a sormak istiyorum. Mehtap, sen de aklında bulundur. Bugün buraya alacağımız kişi belki de çok sevdiğim bir adayın eve veda etmesine neden olacak. Kesinlikle bu şu an bu oylamayla alakalı en acı yanı, gerçekten diğer evden birinin gidebilecek olması. Yine o alarmı duyabilirsiniz ben çıktıktan evet, sonra. Yine ben toplarla, kurayla gelebilirim. Yani şu gelmeyebilirim an... direkt isim çok yazabilir. Yok. Sizler oylayabilirsiniz. Kurayı size çektirebilirim. Yani bir insanın kaderi yine her hafta olduğu gibi bugün değişecek. Yani ben burada ne kadar isim versem de vermesem de böyle bir ihtimalimiz var. Acı bir gerçek bu. Evet. Yani diğer evden birinin gidebilecek olması, özellikle benim için Berker'in gidebilecek olması ihtimalinin çok yüksek. Ama mecburuz. Beni korkutan bir ihtimal bu. Onun dışında bir karar vermem gerekiyorsa diğer arkadaşlara denk gelmedim. Yani bir karşılıklı sohbetimiz hiç olmadı. Ön yargılı da davranmak istemiyorum ilk baş kendi psikolojime göre. O yüzden o mo karado kim şişko
Barış çık. Barış'ın çıkmasıyla efendim. Şimdi bakın, 4'e 4. Bir insanın kaderi söz konusu burada. Bir gelin adayının da kaderi söz konusu. Çünkü damatlar bir tanesiyle mutlaka bir ilişki yaşamak için bu eve geliyorlar. Bunun evlilikte sonuçlanması da mümkün. Amacımız o zaten. Çok önemli bir şey bu. Beyler ne yapalım biz biliyor musunuz? Gelin dışarı çıkalım. Kararını versin. Aynen öyle. Kesinlikle. Bir daha da bizi yormayın. Bu işi de tesadüflere bırakmayalım. Yoksa eler öyle geliriz. Eğlenecek kişi bu arada hani belli. Eğler öyle bu geliriz, o kadar söyleyeyim. Yok, buyurun yok efendim, şuradan çıkalım hep birlikte. Beyler, siz hanımlar kalın. Kararınızı verin ben gelene kadar. Eğler öyle geliriz diyor ya. Abi ille biri gitmek zorunda. Ya şimdi ikisini birden alırlarsa. Sizin Tolga da çok beyefendi. İkisinin birden demek. Evet. İkisinin, iki kişinin daha gideceği şimdi demek. İhtimallerini de doğuruyor. Çok şey anladın mı? Tek kişiye tek kişi, ben çift kişiye çift kişi gibi. Anlatabiliyor muyum? Bence Tolga çok beğenmiş. Yani yapamam. Hazlak diye bu diyemem. Hiç tanımıyorum. Ben denk gelmedim diğerlerine. Birinin hakkını yerken başkasının da hakkına giremem yani. Biz de 10 dakika konuştuk ve... Kim? Ya ikisini de alırlarsa iki oy eşit çıktı diye. Niye tekrar burada tekrar ettirmediler? Biz eleme gecelerinde böyle yapmıyor muyuz? Anda çıkıp tekrar oy vermiyor muyuz? Ya ikisini de alırlarsa eşit oy diye... İki kişi elemek zorunda kalınırsa erkekler evinden. Ay. İkisini yazıklar olsun ya. Harbi yazıklar olsun. Orada 15 dakikalık sen eğlenilecek, dalga geçilecek kızsın diyen adama 4 tane oy çıktı ya. Kendisi de dahil buna. Kendisi yazıklar de olsun. Yazıklar olsun. Acı olan o yani. Kendisi dahil. Kendi vermesi şu an Gürkan eve girmişti. Hakikaten öyle. Öyle bir şey var mı ya? Gamze'yi savunacağım. Hiç aklımın başına gelmezdi. Deminden beri Gamze'yi savunuyoruz burada. Gitti oy verdi herife ya. Bugünkü oylamada yine her zamanki mehtaplığını yaptı. En sondaydı. Orada aslında gözle görülen bir şey varken tuttu. Sırf ortalık karışsın diye, insanların kafası karışsın diye gene gitti Barış dedi. Bunu bu arkasına sığındı. Yani buradan yapıma sesleniyorum. Allah rızası için metabı artık ortaya mı koyuyorsunuz? Başa mı koyuyorsunuz? Nereye koyuyorsunuz? Koyun. Sona koymayın. Çünkü her şey gene allak bullak ediyor. Gene oylamaları mahvediyor. Bundan dolayı tek ricamızdır. Hatta ben bunu erkekler evi olarak adına söyleyebilirim ki beni onaylayacaklardır. Lütfen metabı ortaya bir yere karıştırın ya. Biz de onu savunuyoruz burada. Bırak abi, hak etti, boşver. Ki abi buraya kendisi gelip demedim ben artık kötü huylarımı bıraktım. Siz de barış imzaladım diyen de Gamze'nin kendisiydi, anladın mı? Şimdi dönüyor bakıyor tekrar intikamdan bahsediyor bu kız ya. İntikam ben anlamadım ya. Ne yapmaya çalıştığını anlayamadım ya. Tahmin ettim. Yani bak bu evde en çok Gamze'yi koruyan benim ama şu yaptığına anlam veremedim kardeşim. Ne yapmaya çalışıyorsun? Madem neyin intikamı? İntikam aldığı evi mi derler buraya ya? Oynayacağım seninle dedi resmen. Bana ne abi, oynarsa oynasın ya. Ya bu saatten sonra beni gidiyor ama... Ne olursa olsun o Barış'ın tipine uyuz oldum kardeşim. Aynen öyle. Kim bu seviyorsa, sonra kim seviyorsa sevsin. Kim kanka oluyorsa olsun. Ama ben o adamın tipine uyuz oldum. Aynen yani. Öyle kardeşim. Harbi uyuz oldum yani. Aynen öyle. İşte iki tane alırlarsa diye. İki tane de anında yaparlar. Anladın mı? Hani farklı. Normalde böyle arada verilmez. Direkt oylama yapılır tamam, falan filan. Tamam, düzgün, falan güzel, sağlıklı bir karar verelim çünkü diye. Çünkü önemli bir şey. Oyunu aynen değiştirecek sadece Gamze mi var? O zaman Gürkan mı? Gürkan mıdır? O zaman kaç oluyor? 4'e 4. Ben Barış diyorum. Rabia sen de Barış demiştin değil mi? Barış. Sen de mi Barış demiştin? Ben zaten OMO çektim, Barış çıktı. Başka kimseye dememe tamam gerek yok. Ya benim için de ha Gürkan girmiş, ha Barış, ha Tolga önemli değil şu an. Ama güzel hani bir ya ne bileyim. Benim bir, iki, üç, Barış, geri kalan Gürkan. Gürkan. O zaman Gürkan geri giriyor. Ben seni Gürkan'la yapıştırdım. Evet, benim başka OMO çektiğim de öbür taraf. Beni kimseyle yapıştırmayın arkadaşlar. Sebep? İstemiyorum, rahatsız oluyorum. Birinizin gerçekten beğendiği, aday olurum dediğiniz biri varsa aramızda toplanalım, o kişi mutluluğu dedi için oy evet verelim. Ama kimse vallahi dedim, keşke kimse sen burada olsaydın. Bunu demin de Aycan söyleyince Aycan kötü kız oluyordu. Bunu şimdi sen mi söylüyorsun? Evet, ben demin söyledim. Hayır, demin söyledikleri Aycan farklı bir şey söyledi. Damatlar evindeki bekarları severken yanlışlıkla. Hayır, ondan öncesinde söyledim. Buradaki gelin adaylarının beğendiği hayır, bir aday varsa bak, ortak noktada bugün bulunuyor. Bugün beynin evde onu da söyledim, onu da söyledim. Dedim ki hani kızlar varsa hani biz de dedim ona karşı kullanalım. Tamam, buradaki bekar adaylarda sen çıkarım de varsın baksana. Mehtap. Sen de bekarsın. Ha. İlk önce senden başlayalım. Hangisinin girmesini istersin? Sen de bekarsın ya. Abi benim şu anki tek dileğim Berker mi? Berker'in o evden gitmemesi. Ya biz bir de Onur'la çok anladık kötüyüz tam ya. Boğazlarım çok acıyor. Ben aklımın ucundan geçirmiyorum daha ben yani senin bu evden gittiğini.
Geçirmiyorum abi. Yani hani ya giderse birlikte gideriz. Bak bu tablo karşısında şu an gitsen koyar mı sana? Bana mı? Ha. Koymaz abi. Bana da koymaz abi. Vallahi koymaz. Bana da koymaz. Bana abi. Koymaz abi. Bana o gülüşmeyi gördüm ya abi ben. Bir de zaten onun öncesindeki de sorunlar da bindi şu an üstüne, tamam mı? Of, öyle bir psikolojim var ki şu an. Gitsem koymaz abi. Ben neye üzülüyorum biliyor musun kardeşim? Benim en çok üzüldüğüm nokta şu. Ya burada her türlü duyguyu yaşıyoruz ya. Orada o kadar rahatlar ki. Bizim burada ne yaşıyoruz? Biz burada ne düşünüyoruz? Biz burada ne çekiyoruz? Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Bizi burada alt üst edecekler. Biz burada birbirimize gireceğiz. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edecekler. Biz burada bu psikolojiye devam edeceğiz. Nasıl olacak abi? Rabia, arkadaşlar, benim huyumu suyumu çok iyi biliyor. Benim böyle bir adamı sevmeyeceğimi de çok iyi biliyor. Adam içeri girsin istiyor. Ben bir şey görüyorum ve ısrarla söylemek istiyorum yani. Abi kızlar özel ilişkisi olup da araları bozuk olan arkadaşlarıma söyleyeceğim. Abi siz burada dertlisiniz, dertle kınıyorsunuz, huzursuzsunuz, mutsuzsunuz. Gelinler diğer tarafta inanın umurunda diye gülüp eğleniyorlar. Öyle zaten. Abi siz burada hiçbir konuya katılmıyorsunuz, eğlenemiyoruz, gülemiyoruz biz sizinle. Anladın mı? Şimdi bunun ya serzenişini yapıyoruz zaten kardeşim. İşte bunu söylüyoruz abi, zaten şu senin an. Bu kadar önemsediğin ve düşündüğün kadar buradan biz de izliyoruz. Şimdi aynı evin içindeyiz, gözünü seveyim. Yaptığın her şeyi görüyorum. Ya orada suratı düşmüyor ya. Ben de çıldırıyorum abi. O orada eğleniyor, komikliklere katılıyor, esprilere katılıyor. Sen burada iki gündür, ne iki gündür ya? İki haftadır kafayı yiyorsun ya. İkinci erkekler oylamasını bize mi yaptıracaklar, kendileri mi bir isim verecekler acaba? Geçen sefer onlar bize yapmadı mı? Bize yaptırırlarsa... Peki bir şey söyleyeceğim, neden böyle bir şey oldu? Ha ya, durup dururken niye böyle bir şey oldu, biri patladı mı? Evet hanımlar, yine biz geldik. Direkt yerinizi alalım sizi. Evet. Leyla'yla de biz yerimize geçelim. En sağlıklı kararı vermek için vakit tanıdık. Neden? Çünkü karşı taraftan gitme ihtimali olan damat adayı iki kişinin mutluluğuna mal olabilir. Buraya gelecek yeni damat adayı yeni bir aşka, yeni bir gelin adayının ve kendinin mutluluğuna, bir evliliğe, bir kader değişikliğine yol açabilir. O yüzden en doğru kararı istiyoruz sizden. Artık hazırsanız üç adayımız için tekrar geçerli olacak. Oylamanın sonuçlarını bekliyorum bu kez. Hazır mıyız? Mesela Mehtap geçen sefer kura yoluyla belirledi ama bu bir kader. Eder tutar bir yanı olması lazım. Dikkatli olun, kararınızı verin. Evet Azalcığım. Kararım hala aynı benim. Gürkan. Teşekkür ederim. Gürkan diyor. Azal ve devam ediyoruz. Ayça. Yine sebeplerim aynı Barış. Barış diyor. Aycan, Gamze. Aycan'ı ve Rabia'yı sevindirmeyeceğim. Benim kararım hani etkili olacak galiba bu oylamada Gürkan diyorum. Çünkü Gürkan mutlu olmayı hak ediyor bence. Teşekkür ederim. Vay be, enteresan. Sıralamada değişince Aycan ters köşe oldu ama. Evet, düşününce böyle bir karar çıktı evet. Demek. Devam edelim. Esra, senin kararın belli mi? Evet, ben de değiştirmiyorum. Gürkan demek istiyorum. Teşekkür ederim. Baştan da Gürkan demişti. Devam edelim Didem'le. Didem uzun uzun ve gayet net, kendine göre son derece mantıklı açıkladı. Fikrimi değiştirmiyorum. Ve? Gürkan diyorum. Gürkan diyor. Tekrar teşekkürler. Evet efendim, Gürkan'ın 4 Barış'ın 1 oyu var. Şimdi Rabia'da bile belli olabilir durum. Ama herkesin fikrini soracağım sonuna kadar. Rabia, kimin adını vereceksin? Değiştirmiyorum, Barış. Rabia Barış dedi efendim. 4'e 2 oldu. 2 gelin adayı daha var. Soralım Sibel'e. Fikrim sabit, Gürkan. Teşekkür ederim. Böylece aslında belli oldu. Eve girecek yeni damat adayımız Gürkan. Tebrik ediyorum Gürkan. Hoş geldin evimize. Çok teşekkür ederim. Ama ben merak ediyorum, Mehtap değiştirdi mi kararı?
Hayır, ben demin ki yaptığım oylamaya güvenerek hala barıştım. Yani bir şey değiştirmeyeceğini biliyorum ama. Peki. Onunla zaman. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tolga Hanım'la dışarıda konuşma fırsatı buldum. Kendini çok ifade edemediğini söyledi. Tolga Hanım bu eve bir kere misafir olarak gelen, sonradan aday olarak gelebiliyor. Sen artık bizimle tanıştın. Her zaman kapımız açık. Bazı insanlar sonradan kendini hani ifade edebilir. Bu son derece doğal. Barış aynı şekilde öyle. Her zaman kapımız açık. Biliyorsun bizim eve daha önce de izliyorsanız böyle şeyler oluyor. Giriyor, çıkıyor, bir diğerinin yerine geliyor. Ve bakalım efendim, damat adayları evinden gidecek olan aday bugün mü, yarın sabah mı, yoksa finali mi bekleyeceğiz? Bir sürprizle mi olacak, oylamayla mı, kurayla mı? İşte bütün bunlar hanımları, özellikle ilişkisi olan, özellikle karşı evde ilgilendiği insanlar olan hanımları ve beyleri nasıl etkileyecek? Umuyoruz Gürkan'ın da gelişi yeni bir aşka, yuvaya sebep olur evimizde. Gürkan'cığım, seni bu evde bırakıyoruz, buraya biraz alış. Kızlarla biraz daha tanış, sonra damatlar evine geç. Tamamdır. Biz Barış ve Tolga'nın çıkalım. Tamam. Buyurun. Hayırlı olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Umur olun tekrar. Kusura bakmayın. Olsun. Olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bu arada yaptığınız oylama için gerçekten içtenlikle söylediğiniz çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Umarım mutlu olursunuz. Çok sağ olun. Hoş bulduk. Ama hoş inşallah bulduk. Mutsuzluğumuza sebep olmazsın Gürkan. Yok, öyle bir şey olmaz. İnşallah. İnşallah. Evet, üç kişinin arasından seçilen Gürkan yeni damat adayımız. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Zaten çok efendi düzgün bir çocuk. Ama bizim aklımızdaki onun efendiliği, düzgünlüğü nasıl iyi olduğu değil. Bizim aklımızdaki soru, erkekler evinden kim gidecek? İlişkisi olanlardan biri mi, olmayanlardan biri mi, sevdiğimiz biri mi, sevmediğimiz biri mi? Yani kafamız çok karışık. O yüzden Gürkan'ın gelişine çok sevinemedik açıkçası. Barış olsun, ben olayım. Yine bir karar verdiniz. O yüzden çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İçine kötü his doğan el kaldınız. Niye kötü his olsun ya? Hayırdır ya? Yani bir şey söyleyeyim mi? Şu an yani şu an o siren sesi gelirse ben cidden bayılırım. Girdin mi içeri? Şaka falan yapmıyorsun. Yok canım, estağfurullah. Biraz gerilim ne oldu? Kesinlikle öyle. Bizim için gerilim hala devam ediyor da senin için bir rahatlama söz konusu tabii. İlk geldiğim zaman pek kendimi anlatamadım gibi düşündüm. Demek ki diğer gelen adaylar biraz daha geri planda kalmış. Barış bize biraz samimiyetsiz geldi. İlk gelmiş güller falan, herkese gül dağıttı falan. Evet, ki burada ilişkisi olan haşalı adaylar var. Çok saygılı bir beyefendi olarak söylemediğini bırakmadı. Ki burada ilişkisi olan adaylar var. Ki adayları çok hani kabul ettiğin zaman çok farklı algılayan adaylar var. Ki hiçbir şekilde doğru gelmedi. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bir kere Barış baştan offside'di. Tolga da çok hani beyefendi bir insanı ve biraz daha... Hiç ifade edemedi o da ya. Hani, o hiç edemedi. Kerpetenle laf yani. Çünkü daha önce buna yakın, Tolga'ya yakın bir arkadaşımız gelmişti. Hani onun evde olduğunu biz hani bilmiyorduk. Varla yok arası. Evde miydi? Hani bu eve gelse varla yok arası. Biraz zaten daha pasif gidecek kaldı gibi. Biri olabilir evet. Yani. Anladım. Ya bir de sendeki en güzel olay aile olayı. Hani ben söylemiştim ya burada anne aynen. Durumu. O durum benim çok çok hoşuma gitti. Benim de. O yüzden hoş geldin. Çok İnşallah. Sağ olun. Tekrardan ben öncelikle ilişkisi olan burada Didem'e, senin Semih'le bir ilişkin var. Yine Rabia'ya da yine teşekkür ediyorum yine şey yaptığın için. Yani bu şekilde olduğu halde bile çok net bilmiyorum. Aycan'ın var galiba Onur'la ilişkisi. Yine sen normal bir şekilde kararını kullandın. Barış olsun, ben olayım. Yine bir karar verdiniz. O yüzden çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çünkü başka damat adaylarından kimin gideceği, kimin gitmeyeceği benim de belli değil. Ama başka bir imkanımız yok tamam. Kesinlikle öyle. Hani hiç yoktansa bir karar verip bir şey söylemeniz onun evet. Büyük bir cesaret. O yüzden çok sağ olun. Ne kadar zor olsa da Allah'ım. Şimdi ben kim gidecek? Onu düşünüyorum. Acaba şimdi ilk defa bizim evim yani böyle bir şey oluyor. Hafta içi normalde bizim oylamalarımız hafta sonu oluyor. İlk defa hafta içi bir damat adayı geliyor evimize. Belki biri gidecek. Yani belki hakkında de benimle gerçekten gidecek, hiçbir fikrim kesinlikle. Yok. Hiçbir fikrim yok. Hani bunun şaşkınlığı içerisindeyiz biraz. Zaten Aycan'la belirtmişti konuşmadayken. Çok şaşkınız hani içeriden birisi gidecek mi gitmeyecek mi demişti. Hak verdim mi konuda zaten. O süreç içerisinde zaten çok detaylı düşünmeniz çok zor. Hiç kimse beklemez öyle bir şey sizden. Gürkan, sevindin mi? Mutlu oldun mu? Şu an henüz bir karara varamadım. Çünkü çok ani oldu her şey. Bir de nasıl yani? İçeride falan.
Girdin bu eve girdiğim için tabii ki çok mutlu oldum. Yani amacım o zaten bu eve gelmekti. Ama onun dışında hani giden arkadaşlar oldu ve hani ilişkisi olan insanlar var burada. Onların şu an hani... Bu sevincin buruk diyorsun. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Anladım. Hani olsa ki hani direkt geleyim, hani kimse gitmesin, o zaman çok hoş olurdu. Burada birkaç kişi için zor zaten, geri kalan için karar evet. vermekte bir zorluk yok ki. Ondan ziyade ama hani önemli olan tabii. sizsiniz, bir ilişkiniz var. Aynen. Değil mi? Geri kalan için herhangi bir seçim. Keşke hata yapmış. Geçen hafta böyle bir şey yapıldı fakat bizim evden elenmeyle alakalı bir şey yapıldı. Eve biriyle alınmayla alakalı bir şey yapılmadı, değil mi? Bu evde her şey oluyor demek ki. Yani, biri gitti. İlk gidenler hep kızlardan oluyor. Belki birisi İnşallah. Gitmez. İnşallah. Yeni gelin adayı gelir. Olabilir. Şimdi inşallah gitmez ya. İnşallah. Yani benim de fikrim o yönden kesinlikle. Sen bayağı iyimser birisin sanırım. Öyle olmak lazım. İnşallah hep öyle kalırsın. Bu ev biraz zorluyor insanı ama. Ya dediğim gibi hani sabrım yüksek. Ama hani bir düştüm de bu evde düşüyor. Çok ihtiyacın olacak. Kesinlikle o dediği öyle şey. eminim. Zaten son raddesine kadar sonra, geleceksin aynen. çünkü. Sen gittikten eminim. Sonra Didem ondan bahsetti zaten. Ne kadar üzerine gidersem gideyim hiçbir şekilde saygısının çizgisini yok, bozmadı. Asla. Hele ki bayana karşı asla öyle bir şey olmaz yani. İşte. Burada ölçüyü kaçıran gerekiyor. Arkadaşlarımız var. Çok fazla. İllaki. Ve ben artık tahammül edemiyorum bu duruma. İllaki. Tartışabilir bir kadın ve bir erkek. Bundan daha normal bir şey olamaz. Asla öyle. Ama bir ölçüsü vardır. Onu kaçırdığı zaman çok çirkinleşiyor kesinlikle işte durum. Aynı o yüzden fikir. İnsanlar konuşabilirler. Bir kere tartışmazsan karşı tarafın ne istediğini, neye kızdığını zaten anlayamazsın ki. Bilemezsin nerede ne yapacağını. Aynen öyle. Ama o ölçüyü kaçırmadığın için sevindim. En azından o konu hakkında ama hani buradaki bütün... Barış'ta bir şey fark ettim. O tehlikeli buldum. O yüzden kabul etmedim. Diğer arkadaş da... İnsanları birbirine düşürecek bir insan gibi. Öyle karakterler var zaten. Aynen. Davat döneminde. Aslında Barış'ın sadece yaptığı o saygısızlık yeterince. Bana kötü geldi. O yüzden ben oyumu açıkçası Barış'a ben de vermedim. Şu gülleri falan geldi. Yok şiir hem mi samimi falan. Değildi samimiyetsiz çok. Geldi. Güller bana da samimiyetsiz geldi. Ben o açıkçası bir erkek olmama şey razı. Gene bana da çok samimiyetsiz geldi yani. Erkeklerin de eğer inşallah kimse gitmez de fikrini söylemekten çekinmezsen eğer kendini ifade edebilirsen duru. Bu evde kendini ifade edebildiği müddetçe varsın yoksa... Kesinlikle öyle. Yoksun. Kesinlikle aynen. öyle. O konuya katılıyorum. O yüzden yani neysen onu insanlar seni tanısın. Gelin adayları seni tanısın. Aynen. Ya ondan ziyade... Doğru tanıt kendini yani. Buraya geldiğim zaman zaten ben bir yol çizdim. Hani siz beni az çok kafanıza bir fikir Hı-hı. oluştu benimle ilgili. Yani tabii bunun için söylemek için çok erken ama hani bu çizgide devam edeceğime ben eminim. Hani hiçbir hmm. buradaki bir gelin adayıyla hani asla seviye düşürmeden asla öyle bir tartışmaya asla girme. Hmm. Yani konu her ne olursa olsun. Çünkü bu benden önce karşımdaki insanı düşürür ve ben bunu hiç sevmem. Onun dışında hani ben de kimsenin gitmesini istemem. Ama eğer kimse gitmezse ben her türlü hani onların arasında da orada çok eski adaylar da var. Adnan olsun, Semih olsun. Hmm. Hepsi çok iyi insanlar. Hani onların arasında çok pasif kalmam. İçine kötü his doğan el kaldı. Niye kötü his olsun ya? Hayırdır ya? Allah Allah. İçimizden biri gidebilir. İki kişi gidebilir. Kötü his yani. Kötü his kardeşim. Hiçbir şey olmaz abi. Bugün kimse gitmeyecek. İki kişi gitmez ya. O Barış denen çocuk da içeri girecek. Abi düşünsene gala günü iki erkek söylüyorlarmış. Bir ismi çıkan, bir de kendi aralarında seçtikleri. İki acı bir arada ya. Anladım. Hafta içi buradan eski adaylardan biri yalan olabilir. Ama şöyle düşünüyorum, bak benim geldiğim hafta hiç kimse gitmemişti. Galiba sen yoktun değil mi konuşmamızda? Hı hı. O yüzden zaten öyle bir problem yok. Yok estağfurullah hiç problem değil. Bir hafta sonra Kuray'la eleme oldu. Çünkü yani şimdi onu söylemiş olmuş olsam hı. yani biraz garip kaçar. Çünkü bu kadar kısa sürede birden... Biri için geldim demedin mi yok, sen? Yok zaten hani biri için gelmedim. Yani dediğim gibi ama hani amacım burada bir talip edinmek hı hı. ve ilerlemek, bir yol çizmek. Anladım. Ama hani burada gelip işte ben onun için geldim dediğim zaman hani bir bana aykırı. Çünkü onu ben biraz daha özel bir şekilde söylemek isterim. Hı. Bu kadar insan içinde ben sana geldim demem. Hı. Bana pek yakışmıyor. Ama hı. ne tip insanlardan hoşlandın? Onları hoş. Zaten bahsetmiştim. Bahsetti. Hayırlısı. Evet. Ya yüreğim açtı her seferinde. Tekrar herkese... Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hoş geldin tekrardan. Çok sağ olun. Hoş geldin tekrardan. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Oo! Oh. Ay. Ay. Oturmak istiyorum. Üşüyorum.
Benim boğazlarım çok kötü acıyor. Yani bir şey söyleyeyim mi? Şu an o siren sesi gelirse ben cidden bayılırım. Ya bir ses ben de bayılırım. İçine bu kadar mı işler ya? Öyle bir ses ki yani direkt işliyor. Senin nasıl karşılıyorsun? Normal karşıladın abi. Aynen yani. Öyle ya. Bize nasıl yakışıyor söyle karşılıyor. Normal baba. Her... O daha sonrasında bize gösterdiği reaksiyonla. Bana gösterdiği reaksiyonlar aynı. Bak şimdi ya, her geleni zaten. Her geleni nasıl karşılıyorsak öyle karşıladım. Aynen öyle bize abi. Boşver. Bir anlatsın kendini. Şey olur yani. Gel lan gel. Koşarak gelebilirsin sen Gürkan. Gürkan sen yerine Barış gelseydin sıkıntı çıkacaktı. Ama belli. Aynen. Kardeş gelin. Yemin ediyorum biz Barış gelecek zannediyoruz. Ama belli de olmaz. Belki şaka yapıyoruz. Bizi görmeye geldik. Ayağına sağlık. Hoş geldin. Sıcak karşılarım için. Hoş geldin. Gel gel gel. Ya sarılacak sana gel daha. Allah Allah oynatın. Hele gel hele gel gel. Geliyorum. Bu aşk. Girdin mi içeri şaka falan yapmıyorsun? Yok yerim estağfurullah. Hoş geldin. Şey bu adam ya. Ben vallahi geldiğinde direkt sevdim ben kardeşim. Eyvallah. Geç otur kardeşim geç. Ya diğeri gelsin. Bir şey diyeceğim. Gamze Taşkın seni seçti değil mi? Oynamada mı? Evet. Yok Barış'a verdi. İkincisinde? İkincisinde. İkincisinde bana verdi. İlkinde Barış'a verdi tamam, ama. Tamam önemli olan ikincisi zaten ya. Çok sonra böyle bir... Kaç oyla aldın? Rabia sana mı verdi Gürkan? Şey mi verdi? Barış'a verdi. Gene mi Barış'a verdi? Barış'a verdi. Hani Gamze Taşkın içinde abi? Mehtap. Rabia ile Aycan verdi Barış'a. Evet, son oyda mı kaldı? Aycan verdi. 5'e 3. 5'e 3 galiba. Çok net hatırlamıyorum şu an. 5'e 3'tü. Aycan verdi. Bir tek Gamze Taş'ı değiştirmiş ya. 5'e 3 sen aldın yani. Evet. Kardeşim. İyi helal olsun. Evet. Çok sağ ol. Hayırlı. Vallahi bak biz buradan izliyoruz ya. Buradan bakıyor muydunuz? Sen olsun diye. Aa, ben hiçbir fikrim yoktu bilmiyordum. Sen olsun diye can attık yani. Çok sağ ol. Çok sağ ol. İlk Tolga'nı gördük. Şimdi bizden birinin gideceğini düşünüyoruz ya. O görüşmeleri de mi gördünüz? Tabii. Aa onu ben bilmiyordum. Biz bir uyuz olduk. Sonra sen çıktın. Tolga'ndan sonra sen de çıkınca sana da bir uyuz oldu. Orada bir Didem'le atışmam vardı özellikle ben. Abi ondan sonra Barış bir çıktı. Biz ona bir uyuz olduk. Tutulduk yani o çocuğa anladın mı? Ben hiç görmedim, hiç izleyemedim ya. Ya biz Barış'ı harbi hiç sevmedik yani. Zaten gelseydi sıkıntı yaşayacaktı. Zaten hani gelinler falan adaylar da hepsi söyledi zaten. Gürkan sen kendini anlatmaya hiç gerek yok. 25 yaşındasın, gece kulübü işletiyorsun değil mi? Aynen. Not mu aldın ya? Tabii bize hepsinin notu var rahat ol. Aklında kimse yok demişsin buraya geldiğinde. Evet aklımda şu an kimse yok. Akrep burcusun. Doğru. Aynen. Çapkın değilsin ama kıskançsın. Aynen. Aydınlısın. Süpermiş. 2 yıllık ilişki yaşadın ama 6 yıl önce bitti. Allah Allah gülen. 2 yıllık ilişki yaşadım 4 yıl önce bitti. 4 yıldır sevgilim. Toplamda 6 yıllık bir süreç. Evet. Anne Makedonya göçmeni. Beni? Ne oluyor ya? Evet bugün evimize yeni bir davet adayı geldi. Gürkan. Hoş geldi. Onun öncesinde Barış'ı bekliyorduk aslında. Bütün damatlar da Barış'a gıcık oldu çünkü tavırlarından dolayı. Hatta Gamze'ye söylemiş olduğu bir söz var. Bizim de çok ağrımıza gitti. Eğer gelseydin Barış bu eve haddini bildirecektik. Bugün içeri girme ihtimalleri olan damat adaylarının arasında bir tanesi vardı zaten bizim hepimizin gözüne batan Barış adından. Bu vatandaş içeri gelip bir gelin adayına, burada gelin olup evlenme ihtimali olan bir gelin adayına kalkıp da işte sen tarzında konuşma yaptı. Biz orada tüm gelinlerden çok büyük tepkiler beklerken tam aksine hepsi gülmeye başladı. Hatta bizde öyle bir algı oluştu ki dedik ki herhalde bu kızın inadına içeri alacaklar ki bizim evde Gamze'ye karşı herkesin zıt olmasına rağmen biz Gamze'yi koruma altına almaya çalıştık ve bunun hesabını zaten o adama soracaktık ola ki gelseydi. Allah'tan gelmedi. Kendi hayrı için gelmemiş oldu. Gelinlere benim bu yaptığı tutumu kesinlikle doğru bulmuyoruz ve bunun hesabı da zaten yarın sorulur. Çünkü onlar da bir gelin adayı. Onların da başına gelebilirdi bu. Sevdiklerinin birinin başına gelseydi bunu yaparlar mıydı? En azından vicdanen bunu yapmamaları lazım mı? Vallahi kibar ve hoş bir çocuk. Sende olabilitesi var mı? Evet gayet kibar bir çocuk yani. Sende? Ben tanımıyorum. Hiç ben hani aslında normalde hani zayıf, hani bu tarz erkeklerden hoşlanmam. Hani biliyorsun spor yapıyorum, çok spor yapan biri olsun çok isterim mesela ama inanılmaz kibar ve olumlu bir çocuk. Enerji. Bunu hissedin mi sizce? Aday olmayan bir damat adaya gidebilir. Niye bu kadar damatlar evici kesildiniz onu anlayamadım. Sanki hepiniz hepsinden çok mu haz ediyorsunuz ki?
Nasıl anlamadım. Yani ne alaka şimdi yani, bu yorumla hayır, ne alakası? Adayı, bu ev ilişki evi sonuç olarak. Adayı olmayan damat adayları da var. Her hafta birinin adını yazmıyor musunuz? Evet. Hiç mi kafanızda gitsin diye düşündüğünüz bir isim var, yok ne da oldu? Bir anda melek kesildi herkes. Var ne oldu? Melek. Hani hep diyorsunuz ya hani hiç kimse gitmesin, aman gitmesin. Ben öyle bir aslında şey mi söyledim? Benden öyle bir şey kafanızda mi söyledim? Her birinizin aslında kafasında tabii sevmediği, istemediği mutlaka bir kişi muhakkak en az var. Evet. Valla ben burada acısı olanlara saygı diye susuyorum yani şu anda. Ama ben şu anda bu şekilde evden sen de aynı şeyi yaşadın, üzüldün. Burada birkaç kişi de aynı şeyi yaşayıp üzüldü. Bu şekilde kimsenin gitmesini istemem açıkçası. Yeni damat adayımızı da evimize aldık. Ama bir damat adayı evden gidebilir. Bunun korkusunu ben de dahil olmak üzere ilişkisi olanlar yaşıyor. Ama ilişkisi olanlar haricinde bir kişinin daha yaşadığını düşünüyorum. Mehtap Hanım. Mehtap ilişkisi olmadığı halde tek tutunabildiği Berker'i kaybetmekten korkuyor bence. Olmayan ilişkisine ağlayacaktır. Eleme usulüyle. Tabii ki de benim de bu evden gitmesini ister istediğim erkek aday var. Ama şu anda bu şekilde de gitmesini istemem. Ama inan bana ilişkim varken bu şekilde gitmek daha korkunç bir şey. Dido, aslında olay ne biliyor musun? Bütün amacını burada yitiriyorsun üç yani. Burada 3 kişi ya da 2 kişi aynı damat adayı üstünde birleşirse o damat adayı gidecek. Hani sanki bala gecesi ölünün cenaze namazı kılınıyormuş gibi geliyor bana. Mehtap sen ağladın mı? Ama bugün hani böyle gidildiğinde geldim, sanki geldim. Ölmüş bitmiş. Yanda bitti kül oldu gibi bir şey, anladın mı? Ani gelişen bir şey gibi. Ama gala gecesi... Çünkü gala gecelerinde biri, biz VTR'li izlediğimiz zaman fikirlerimiz değişiyor. Yatırıyoruz, aklımızda, anladın mı? Bir şeyler var. Duası birisi var ediyoruz, diyoruz. Bile bile diyoruz yani. Sonra o VTR, hani izlediğimiz böyle görüntülerde aa bak demek ki biz yanlış düşünmüşüz. Yoksa şu gitsin diye düşüncemiz değişiyor. Ama evet, bu çok çok farklı. Bize de sert gelmedi mi? Böyle olmamalıydı gidişimiz demedik mi? Hani ya, hani bir gala gecesi olsaydı da hani gideceğimizi bir hissetseydik, herkesle bir vedalaşsaydık, İnsan demedik mi? İnsan bir onuruyla gururla güzel eleme hani usulüyle binamadımız giderdi. Binamadımız kılınsaydı demedik mi aramızda? Dedik canım, dedik bu yani şekilde mi olacak? Yani dedi, bu şekilde olması bir de gerçekten şöyle, bu eve gelirken herkesin hayali var. Yani. Düşünsenize herkes bir şey için geliyor, bir amaç atlandı için. Hani yeni umutlar için. Şu an bir anda pat diye oylama oluyor ve hani en azından gala gecesi herkes düşünüyor, acaba ben mi elenirim diye. Herkesin aklında öyle bir düşünce var. Herkes bir nevi hazır olup geliyor galaya. Ama şu an düşünsene pat diye kurada çıkıyor. Sen eleniyorsun. Ve bu evden gidiyorsun. Kötü bir şey. Dışarının psikolojisi çok pis. Hani buradan çıkmanın dışarısının, şu kapının dışındaki psikoloji. Herkes vedalaşıyor. Dışarıda i̇şte kim varsa arka ekip vedalaşıyor. İğrenç bir durum yani. Yalnız Vedat şu da var. Hafta sonu gelmeyeceğini nereden biliyorsunuz? Fark etmez kardeşim. Gelsin gelsin. Bu saatten sonra gelsin. Vazo. Neyse Gürkan. Vazo. Sen nasıl karar verdin buraya katılmaya? Ben nasıl karar verdim? Ya benim annem izliyor genelde programı çok. O bakıyor hatta bayağı böyle deli gibi bakar her zaman. Sevdiği böyle damatla gelin adayı var mı? Damatlardan Adnan var. Hı-hı. Adnan'ı çok beğeniyor. Ha, bir de beni. Bir de benziyormuşuz öyle dedi zaten bana. Tamam. Benziyorsunuz falan. Bir de beni. Esmer kili sakalısın ya. Ha. Allah razı olsun. Şeyden de zaten hani ilişkisi olduğu için de zaten o Didem'e de söylemiştim. Didem'i beğeniyor. Hani çok ilişki yönü falan siz çok niye beğeniyor. Siz niye tartışıyorsunuz Didem'i? O da ha. Aynı soruyu soracağım. Ne oldu? Ne dedi sana ilk girdiğinde? Neye ön yargı olayı? Ha ben de şöyle bir aslında size de söyleyecektim. Mesela çok yakın davranınız için söylememe gerek kalmadı. Normalde girer girmez ortama çok ciddi bir ortam olacak diye düşündüm. Öyle de oldu zaten. Ha dedim ki hani oturduğum zaman hani bir ön yargınız olmasın. İlk önce bir beni dinleyin. Bir ben kendimi anlatayım. Hani o süreçte daha sonra bir ön yargıya varırsanız o zaman varın. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Mesela oturuyoruz. Daha ben kendimi anlatmadan o insan vizyonundan direkt diyor ki bak bu çocuk biraz şöyle biraz böyle oturması, kalkması. Hani bir saf alıyor. Sakin ol. Hemen bir duvar arıyor. Öyle dinlemeye başlıyor. Bunu duyacağım. Tamam kaçırız. Vallahi ben yanılmaz oldum. Sen de darlandın ha. Bak gene bir Berker. Hadi abi. Akılla düşünseydim sevdiğim adamı üzmezdim zaten, anladın mı? Çocuğu gördün ve beğendin. Gayet de mutluydun. Ya ne beğendin?
Konuştuğu zaman ağzının kesinlikle ayarı yok Aycan'ın. Didem mesela burada yapıcı olmaya çalışmıyor. Hala vurmaya çalışıyor bana. Kimse senin canını sıkamaz. Senin canını sıkarım, ben de canını sıkarım. Kadına böyle yaptın, böyle yaptığın bir resim var. Yakın çevrende insanlara bu tarz sürprizler yapılmış. Sen kendine yapılmış gibi burada anlatıyorsun. Kendisi sana zarf atmış, yerse diye. Ben de gidip zarfını açayım onun biraz. Sen bana zarf mı attın ablam? Aycan hostes Onur. Bu arada sevgilin ama bilmiyorsun sanırım. Gökhan'a bak ya. Soğudum resmen. Iy. Para için burada kendinle burada strateji yapıyorsun. Ben de ekip kurmaya çalışıyorsun. Ben. Sen. Herkes eşortmanlarını giyiyor. Sonra benim peşimden kızlar evine geliyor. En sevmediğin kim Rabia? Mehtap. Eline vurdum. En az sevdiğimi söyleyeyim o zaman. Söyleyeyim. Gökhan. Hoppala. Onur'a pata kıta girdim kardeşim. Ben artık kendimi tutamam. Çok zor. Ben bir kere buna alıştım. Sure.